akşamlar ne oluyor hoş geldiniz. Bu akşam aslında seçim sonuçları ve sonrasında başlayan koalisyon görüşmelerini konuşmaya devam edeceğiz. Ne oluyor da bu akşam İksara'nın yaptığı bir araştırma var. E enteresan aslında. E seççi sandık çıkış araştırması bu. Yani belki de uluslararası eee deyimiyle tanınmasıyla söylemek gerekirse exit poll. Dolayısıyla oradan çıkan sonuçlara bakacağız ama onun üzerinden aslında bugünkü siyasi tabloya da bakacağız. Kim ne diyor? Biraz önce Başbakan Davutoğlu TRT'de konuştu. Enteresan şeyler söyledi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Deniz Baykal'ın CHP'nin Antalya milletvekilinin görüşmeleri vardı. Bir siyaset duayeni Deniz Baykal'la niye görüştü Cumhurbaşkanı? Bunun perde arkasına bakacağız ve tabii ki muhtemel koalisyon hesapları. Her partinin bir başka hesabı var, bir başka duruşu var. Her şey mümkün bu saatten sonra. Hangisi daha yakın görünüyor? Konuklarımla bunu tartışacağız. Bu akşamın özeti böyle. Ee, konuklarım hemen hızlı bir şekilde sizlere tanıtayım. İKSARA araştırmasını konuşmak için İKSARA Araştırma Kurucu Genel Müdürü Doçent Doktor Çağdaş Şirin bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Yine Koray Çalışkan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz. Araştırmanın ayrıntılarını onlar bize anlatacaklar. Diğer konuklarım Sinan Oğan bizimle birlikte. TÜRKSAN Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş. Faruk Acar bizimle birlikte. Endiyar Araştırma Şirketi Başkanı. Hoş geldiniz. Aynı zamanda bu seçimin sonuçlarını en yakın bilen araştırma Şirketlerinden biri NDR. Sadece diğer. bu seçim demeyelim ya son 5 seçim. Peki <laughs> öyle diyelim. Dolayısıyla Faruk Acar bu akşam bize önemli tespitler yapacaktır diye düşünüyorum ileriye dönük olarak. Turgut Öker bizimle birlikte Almanya yanımızdan hatırlayacaksınız. Artık HDP'nin İstanbul milletvekili ama aslında Avrupa Alevi Konfederasyonu eski genel başkanı. Hoş geldiniz. Hayırlı Başımız... uğurlu olsun. Meclise giriyorsunuz. Bugün koalisyon konuşmalarında siz ne düşünüyorsunuz onu rica edeceğim. Ve Erdem Gür. birazdan onunla başlayacağız zaten. Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi. Kulis bilgileri onda. Ankara'nın yine derin koridorlarında neler konuşuluyor, ne hesaplar yapılıyor, ne gibi gelecek planları var birazdan bize ayrıntılı olarak aktaracak. Ama her zaman olduğu gibi kısa bir reklam arası birazdan birlikteyiz efendim. Ne oluyor'a başlıyoruz. Ne oluyor sorusunu pek çok maddede sormamız gerekiyor ama önce isterseniz biraz önce söylediğim gibi İksara'nın sandık çıkış araştırmasının ayrıntılarına bakmadan çünkü bu araştırmanın sonuçları bize aslında bundan sonraki koalisyon şekillenmelerine hesaplarını da belirleyecek bazı ipuçları verecek ya da nasıl bir Türkiye istediğimizin ipuçlarını verecek ama önce bugünün flaşı, flaş görüşmesi. Ee, Baş Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Deniz Baykal'ın Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ama eski e, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın e, görüşmesine bakalım e, ve ilk e, bu konudaki görüşü tabii ki Erdem Gül'den alacağız çünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi bu görüşmenin bize perde arkasını aktaracak Erdem Gül bir kez daha merhaba şimdi. 90'lı yıllarda gazeteci herkes, olanlar Herkese iyi e, akşamlar Çok teşekkürler 90'lı yıllarda gazetecilik yapanlar ki Onlardan biri de biziz e, Bu koalisyon görüşmelerini e, çok iyi hatırlarlar Belki yeni jenerasyon hatırlamıyor Uzun yılların ardından tekrar e, Bu meseleye geri döndük Kapalı kapılar ardında ne konuşuluyor İşte aracılar gidecek gelecek Bundan sonraki de, e, süreç böyle işleyecek Şimdi bugün ilk görüşme ilk temas sağlandı aslında e, Nasıl yorumlamalıyız bir kere tahammüller gereği bugüne kadar hiç böyle bir şey olmamıştı. Bugüne kadar hiçbir cumhurbaşkanı bir parti genel başkanı değil de eski bir genel başkanı muhtemelen de ismi meclis başkanlığı için geçen bir eski genel başkanı çağırıp konuşmamıştı. Bir ilk gerçekleşti. Bu görüşmeye nasıl bakmalıyız? Sende ne gibi kulis bilgileri var senden alalım. Evet 90'lı Baykal deyince Deniz Baykal deyince 90'lı yıllardan da daha geriye gidip 1974'te Milli Selamet Partisi ile CHP'nin yaptığı çok tartışılan koalisyonda da bakandır kendisi Dolayısıyla Cumhurbaşkanı iyi bir isim bulmuş diyebiliriz diyerek söze başlayalım Haberlere biraz yansıdı aslında Dün akşam Cumhurbaşkanlığı ile Erdoğan ile Baykal arasında ilk temaslar kurulmuş bugün görüşme yapılması anlamında Baykal CHP lideri de Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi vermesi gerektiğini belirtmiş. Dün akşam bir iletişim sorunu yaşanmış ama sabah erken saatlerde CHP'de bu görüşme artık alenen bilinir hale gelmiş ve öğlen saatlerinde bir araya gelip çok uzun sayılabilecek 2 iki buçuk saatlik bir görüşme olmuş. Şimdi daha sonra biz işte hani. Ee, senin de ifade ettiğin e, işin kulis kısmında çok uğra uğraşan gazeteciler olarak Deniz Baykal da bu konularda e, tırnak içinde kurt bir politikacıdır. Çok kolay tırnak içi vermeyebilir ama daha çok o zaten izlenimlerimi edindim diye meseleyi anlatıyor. Mikrofonları açık konuşmalarında da böyle söyledi. E, ne söyledi? Onlara hani bir iki cümle söylersek Cumhurbaşkanının bir koalisyon modeli konusunda özel bir modele e, yakınlığı ya da uzaklığı yok bu konuda çok müdahil olmayacak. Partilerin daha çok bu konuda model geliştirilmesini bekliyor gibi bir yaklaşım oldu. Edindiğimiz Bizim edindiğimiz izlenim de görüşmenin büyük bölümünde daha uzun daha uzunca Deniz Baykal'ın konuştuğu, ortaya çıkan bu mevcut meclisteki, parlamentodaki bu mevcut dağılımdan mutlaka bir hükümetin çıkarılması ki CHP yönetiminin de ağırlıkla görüşü bu konuda bir koalisyonun oluşturulması oluşturulamayıp seçime gitmenin halk üzerinde olumsuz yansımaları olabileceğini uzun uzun anlattığını biliyoruz. Cumhurbaşkanına ilişkin ise belki en önemli cümlesi evet Deniz Baykal'ın açık bölümde mikrofonları anlattığı dışında biraz bir Cumhurbaşkanı sanki seçim sonuçlarının hani ilk gün yazılı olarak yaptığı seçmen e, milletin iradesi her şeyin üzerindedir açıklamasına karşın seçim sonuçlarını e, yeterince mutlulukla karşılamadığını gösteren işaretler verdiğini e, verdiği izlenimine edindik. O da şuradan e, Cumhurbaşkanı görüşmenin bir yerinde koalisyonun e, olmazsa Türkiye'nin erken seçime gidebileceğinden söz ediyor. Hatta e, Cumhurbaşkanı yine mevcut durumda zaten hani tek başına iktidar tek başına hükümet olunacak bir çoğunluk yakalanamadı 259 258 sayısına düşüldüğü seçime gidilmesi halinde bundan daha da kötü sonuç alınamayacağı gibi ifadeler kullanıldığını ben mesela buradan ifade edebilirim bu seçim meselesi önemli tabii ki cumhurbaşkanı evet. Bir yandan da iktidar partisinde üst üste eş zamanlı toplantılar yürüyordu. En sonunda başbakan bir süre önce çok kısa bir süre önce bir televizyona çıkıp açıklamalar yaptı bu konuda ve hükümeti mutlaka biz kuracağız. Bizim dışımızda hükümet kur, seçim sonuçları bizim dışımızda kimseye hükümet kurma yetkisi vermemektedir dedi. Ee, görünen o ki hani cumhurbaşkanının gene bu tavrıyla ben şöyle bir mesaj da verdiği kanısındayım. Çokça e, muhalefet e, parlamentoda siya sayısal olarak çokça seçenek var. Muhalefetin seçenekleri de var, iktidarın da seçenekleri var. Yani çokça seçenek gerçekleştirilebilir durumda bu tablodan. Ancak bunun siyasal engelleri var. Bu siyasal engellerin başında da Cumhurbaşkanının konumu çok tartışıldı seçim kampanyasında kendisinin taraf olması nedeniyle. Ve bir de belki geriye doğru onunla da ilişkilendirilen ilişkilendirilen 17 Aralık ve otoriterleşme tartışmaları var. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı bugünkü görüşmeyi Baykal gibi usta bir siyasetçiyle yaparak CHP'ye de mesaj vererek belki oluşturulacak bazı e, koalisyonlarda bu e, iktidar partisi öncelikle MHP'yi istiyor. Belki tartışacağız ilerleyen aşamalarda. Sonra belki başka başka e, iç ve dış partiler olmayabilir ama e, daha güçlü kesimlerin e, AKP ile CHP arasında bu Alman modeliyle e, geniş kat, katılımlı, kapsamlı bir koalisyon istediklerini duruyoruz. Belki buralarda oluşacak e, zeminlerde kendi konumunun e, koalisyonların bir pazarlık unsuru olmasını istemediği mesajını vermiş olabilir. Ben biraz böyle hissediyorum. Biraz böyle hissediyorsun. Biraz önce ama şu söylediklerinden şu manşeti de atabiliriz. E, her ne kadar... E, e, Başbakan Davutoğlu biraz önce TRT'de katıldığı programda dedi ki halk verdiği oylarla bize başkanlık sistemini uygun bulmadığını mesajını vermiştir. Dolayısıyla şu anda bizim sorumluluğumuz ve görevimiz mevcut sistemi devam ettirmektir dedi. Yani açıkça parlamenter sistemin devamından yana olduğunu söyledi. Ee, ve işte koalisyon AK Parti dedi herhangi bir koalisyonun dışında kalmamalıdır. Bu Türkiye açısından yararlı olmaz dedi vesaire vesaire ama bunları da birazdan konuşuruz ama anladığımız kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan hala bir erken seçim ihtimalini devreden çıkarmış değil, başkanlık sistemi ihtimalini de bu hesaplar çerçevesinde e, sence hesapların içinde tutuyor mu? Ne anladın? Yani Davutoğlu'ndan farklılaşıyorlar bu konuda? E, ke bence e, geriye doğru siyasi yolculuğunu yolculuğuna bakarsak, bence e, bugün için gelinen noktada e, belli bir gerileme içinde ya da başkanlık e, 400 oydan başlayıp daha aşağı doğru çektiği başkanlık talebi reddedilmiş durumda ama bence kendisi açısından bundan sonra devam edecek siyasi yaşamı bakımından başkanlık sistemini kafasından çıkardığını ben düşünmüyorum. Ama aynı zamanda bir ekleme de yapayım. Davutoğlu da yaptığı açıklamada kesinlikle kurulacak koalisyonlarda Cumhurbaşkanının konumu tartışılmamalıdır dedi. Ee, konumu deyince aklımıza ne geliyor? Kampanyada bir saray meselesini çokça tartıştık. Saray meselesi var. Yani e, yeri makamı gibi bir konum var. Bir de bunun otomatik bazı sonuçları olabilir. Şöyle e, Cumhurbaşkanı'nın yetkileri bizde fazla olan yetkileri 12 Eylül ürünü. Yani Cumhurbaşkanı çok güçlendirilmiş. E, e, halk parlamenter evet. sistemi istiyorsa e, mecliste de partilerin çoğunluğu bundan yanaysa o zaman sistemi parlamenter sistemi daha e, tahkim etmek için e, Cumhurbaşkanının yetkilerini azaltmak da geçmiş yıllarda çok tartışılmıştı muhalefetin gündeminde olabilir evet. Belki bunları da Cumhurbaşkanı başbakan kastediyorlardır. Tamam şimdi senin ya yani daha bir iki soracağım soru var Çünkü biraz önce de söyledim, Deniz Baykal'ın ismi aynı zamanda meclis başkanlığına geçiyor e, meclis başkanlığı için geçiyor Bu da demek oluyor ki ilk fırsatta yani bir seyahati söz konusu olduğunu ör Örneğin fırsatı o manada kullanıyorum. Deniz Baykal seçilirse meclis başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vekalet edecek olan isim olacak. Protokoldeki ikinci sıradaki isim olacak. Dolayısıyla bu görüşmenin böyle bir anlamı da var. Pek çok boyutuyla bakmak gerekiyor. Ama şu Erden Gül'ün söyledikleri üzerinden bir iki fikir almak istiyorum. Müsaade ederseniz stüdyodaki konuklarımda. Koray Çalışkan ne dersiniz? Nasıl sizin görüşünüze göre? Yani Öncelikle Cumhurbaşkanı'nın Deniz Baykal'la görüşmesi, e, büyük bir e, ve akıllıca bir PR hamlesiydi. E, kendini konuşturdu, e, siyaset sahnesine tekrar döndü. Ama e, asli olarak ne işe yaradı o kadar emin değilim. Birincisi Deniz Baykal'ın Cumhuriyet e, Halk Partisi'nde öyle çok ciddi tabii insanlar saygı duyuyorlar eski genel başkanı olduğu için ama bir görevi yok. Kendi memleketi Antalya'dan ikinci seçildi, birinci bile seçilemedi. Yaşlı birisi olduğu için, en yaşlı milletvekili olduğu için meclisi açacak vekaleten açacak bir e, meclis başkanı. Yoksa e, Deniz Baykal'ın daha sonra e, meclis başkanlığına e, aday gösterileceğini de çok fazla zannetmiyorum. Eğer Cumhuriyet Halk Partililer Deniz Baykal'a ya evet git görüş demeselerdi bu sefer Cumhurbaşkanı görüyorsunuz. Ben insanları uzlaştırmaya bir araya getirmeye çalışıyorum. Onlar benimle konuşmuyorlar. Sorun yaratan parti durumuna düşürecekti. E, şu anda Deniz Baykal'la görüşülmesinin herhangi asli bir sonucu bence yok. Bir amacı da yok. Şunu Cumhuriyet Halk Partililer benim konuştuklarım biliyorlar. Birincisi AKP ile koalisyona girecek hangi parti girerse girsin yanar. Çünkü bütün partiler AKP'nin siyasi sistemi nasıl zorladığını anlattılar. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, HDP. Bu üçünün beyannamesine bir bakın. Yani siyasi spektrumda çok dağılmış gibi görünen üç siyasi parti ama sözlerin %75'i aynı. Asgari ücret sözlerine kadar biri 1800 dedi, biri 1400 dedi, biri 1500 dedi. E, hukuk devleti sözleri, yolsuzlukların üzerine gitme sözleri. AK Parti ne diyecek? Aa Tamam hadi bakalım yolsuzlukların üzerine gidelim mi diyecek. Elbette onun karşısında durmaya çalışacaktır. Şu noktada bence Cumhurbaşkanı'nın bir tane planı var. Birincisi 12 gün sonra YSK sonuçları açıklayacak, resmi sonuçları. Ondan sonra 45 günlük bir koalisyon kurma süreci olacak ve AKP'ye verecek bunu. Bu süreçte AKP eğer başarısız olursa ki öyle olacak, yani MHP beraber olmayacağım dedi, HDP beraber olmayacağım dedi, CHP net bir şekilde karşı durdu, buyurun ne yapıyorsanız yapın dedi. Onun üzerine Cumhurbaşkanı bir erken seçim zorlamak için elinden geleni yapacak. Ee, bir parça HDP'nin oyunun düşebileceğini düşünüyor. Çünkü insanlar HDP'nin e, ucu ucuna geçeceğini düşünüyorlardı. O yüzden bu kadar güçlü verdiler. Onu bir süre sonra e, tartışırız. Ee, yanlış şeyler yaptı AK Parti. Hı. Kazanabilecekleri yerlerde mesela 300-400... Ona sonra girelim. Evet. Yani esas Daha strateji, atlayalım. bence Cumhurbaşkanı'nın stratejisi, rejimi e, kurumsal ve e, halkla ilişkiler taktikleriyle tıkamaya çalışıp e, ülkeyi bir... E, genel, erken genel seçime götürerek AK Parti'nin oy oranını Taktik. tek başına taktiktir. Taktik tek başına arttırmaya çalışmaktır. Siz böyle değerlendiriyorsunuz. Sinan Bey siz nasıl değerlendiriyorsunuz bakıldığında? Tabii, hadiseye, hani Deniz Bey ilk defa ortaya çıktığı için bütün dikkatler Deniz Bey'in penceresinden hadiseye bakılıyor. Ben öbür taraftan bakmayı tercih ediyorum. Yani Deniz Baykal'ın penceresinden veya onu merkeze koyup olaya bakmak yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın penceresinden hadiseye bakarsak kanaatimce doğru bir netice elde etmiş oluruz. Şöyle ki Sayın Cumhurbaşkanı seçim süresi boyunca Abdullah e, Sayın Başbakanı Davutoğlu'nu yeterli görmedi ve kendisi sahaya indi. Kendisi sahaya inerek e, bir nevi seçim çalışması yürüttü. Anlaşılan o ki şimdi yine Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Davutoğlu'nun koalisyon görüşmelerini yeterince ve doğru bir şekilde... ...veyahut da kendi stratejik hedeflerine uygun bir şekilde yöneteceğini düşünmediği için ön aldı. Sayın Davutoğlu'na daha görevi vermeden Sayın Erdoğan kolları sıvadı ve sahaya indi. Şimdi görüşmelerini yapıyor. Tabii şunu unutuyor. Aynı şeyi MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın geri çekilmesi olayında da var. Şimdi Sayın Erdoğan hem 400 vekil istiyor... Hem de öte taraftan her hamlesiyle Sayın Davutoğlu'nu bir lider olarak çıkmaktan alıkoyuyor ve eziyor sahada. Şimdi yine ezdi, yine öne aldı. E şimdi halka açık bir şekilde ben Davutoğlu'na güvenmiyorum diyor. Yani Sayın Başba Cumhurbaşkanı'nın güvenmediği bir başbakanı halk niye güvensin sorusunu da halk sandıkta cevabını verdi. Dolayısıyla... Bunu bir koalisyon ön görüşmesi olarak e, almak lazım. Bunu sadece ve sadece bir meclis başkanlığı veya hatta bir e, danışma olarak görmemek lazım. Cumhurbaşkanı şu an e, bir çıkış yolu arıyor ve bu çıkış yolunun e, adresi Davutoğlu değil. Sandıktan da ayrıca Abdullah Gül çıktı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda sandığın üzerinde oturmuş. Oradan da kalkmak istemiyor çünkü kalktığı anda Abdullah Gül'ün e, oraya e, oturacağını biliyor. Dolayısıyla evet. e, Sayın Baykal'la görüşmesinin altındaki temel sebebin ben hatta Sayın Baykal'dan değil gör görüşme talebinin büyük bir ihtimalle aracılar vasıtasıyla da olsa Cumhurbaşkanıdan gittiği kanadı. E, hayır, o kesin zaten. O yani kesin. Baykal onu yalanladı, böyle bir şey yapmadım dedi. Evet. Cumhurbaşkanı. öyle ifade kesin. ediliyor Kendisi. ya Baykal'dan geldiği şeklinde. Yani çekimde. şu anda havuz medyasında Baykal görüşmek istedi falan diye bir talep duyuluyor Sadece siyaseti okuma Anladım. anlamında Cumhurbaşkanından gitmiştir. Hiç şüphem yok. Tabii. Faruk, e, e, bu, bu iki sizin söylediklerinizin iki şeyin altını çizelim önemli. E, Cumhurbaşkanı ön aldı dediniz ve Davutoğlu'nun önüne geçerek koalisyon görüşmelerine başladı Benmiyor. aslında da. Yapabileceğin ve seçicisi, sandıktan evet. Abdullah Gül çıktı dediniz evet. Şimdi onu farklı bir soracağım da Erdem Gül'e bir döneyim. Kısa kısa hemen dönerek ona da sorayım. Daha Ankara temsilcisi olduğu için biliyor. Bu kim kimden, kimden talep geldi meselesinde söyleyebileceklerin var mı? Bir de biz yine eski yıllarda biliyoruz ki evet. aslında liderler görüşmez her zaman muhakkak bir aracılar olur. Kimi zaman tanındık isimler olur, kimi zaman da hiç kimsenin kamuoyunun tanımadığı isimler olabilir. Yine burada da öyle isimlerin devrede olması söz konusu mu Nereden? E tabii çünkü Cumhurbaşkanıyla Deniz Baykal'ın bizim hatırladığımız e, ama bugünkü gibi değil kapalı kapılar ardında yapılan çok tarihi hani siyasi tarihimizi ilgilendiren son 13 yıllık iktidar dönemini çok yakından siyaseti dizayn etmeyi çok yakından ilgilendiren İstanbul'da bir balıkçıda görüşmeleri var. Bu görüşme görüşme yapıldığı gün değil daha sonra e, o zaman yasaklı konumda olan ee, AKP Genel Başkanı ama yasaklı konumda bulunan e, Tayyip Erdoğan'ın yasaklarının kaldırılması yolundaki anayasa e, meseleleri çok sonra öğrendik. Ama bugünkü konuşma e, çıkışta da Deniz Baykal e, sorular üzerine zaten mikrofonlara açıkça e, görüşme talebi e, saraydan geldi bilgisini verdi. Sabah saatlerinde zaten CHP'yi de aradığında Cumhurbaşkanı bir temas kurmak istiyor bilgisini Kemal Kılıçdaroğlu'na verip ben hani e, görüşmenin çerçevesini çizip daha sonra görüşmeden sonra gelip size bilgi vereceğim dediğini de biliyoruz ama görüşme sürerken bir haber bir kulis haber duyuruldu e, onu biliyoruz orada da denildi ki Baykal'dan geldi talep daha sonra Baykal kendisi açıkça çıkıp e, hayır e, bu talep saraydan geldi dedi gün içinde de o ilk duyurulan saraydan geldi kısmı düzeltildi. Ama gene senin söylediğin gibi evet biz biliyoruz ki sadece açıp telefonla ya Deniz Bey yarın bir gelseniz de bir konuşsak biçiminde olmamıştır. İki tarafın birbiriyle bir meseleyi değerlendirip müzakere edebileceklerine, sohbet edebileceklerine ilişkin iki tarafın da birbiriyle görüşen yakınları, çok yakın isimleri karşılıklı nabız yoklamış olabilirler. Peki. Zaten aslında Cumhurbaşkanı ile değil ama liderler arasında koalisyon görüşmeleri başladığında da biz bu kolaylaştırıcıları tırnak içinde e, ara bulucuları ya da işte e, ön alıcıları e, isimleri göreceğiz. Siyasetin doğasında bu var zaten. Koalisyon görüşmeleri böyle yürüyor. Şimdi e, devam edelim. Erdem e, dönerek ondan hem yorumlarını hem de bilgiler almaya devam edeceğiz ama e, Faruk Bey siz e, e, Sinan Oğan'ın söylediklerine katılıyor musunuz? Bu arada Sinan Bey'in söylediklerini aslında bir cevap niteliğinde de olabilir. Değil tabii ki çünkü e, biz yayına girmeden önce söyledi ama e, Sayın Davutoğlu Başbakan TRT'deki programında şöyle söyledi. Cumhurbaşkanımız koalisyon müzakerelerinin bir parçası değildir dedi e, verdiği röportajda. E, ancak krizlerin açılması da. için devreye girebilir belki dedi. Daha henüz bir kriz yok ama Sinan Bey diyor ki ön aldı. Siz katılıyor musunuz? Ve tabii ki aslında sandıktan Abdullah Gül de çıktı meselesinde ne diyorsunuz? Yani şöyle, öncelikle tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü Deniz Baykal'la olan diyaloğunun ya da görüşmesinin içeriğinde bence tabii ki bir ön alma var. Her şeye rağmen ben buradayım. Bu sonuçların bana fatura edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ve aslında balkon konuşmasındaki o Başbakan Davutoğlu'nun da kulislerde geçen bilgilere göre aslında çıkmayacağı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zorlamasıyla bu seçimin faturasını kendisine kesmesiyle birlikte çıktığını filan da aslında kulisler bugünlerde çokça dillendiriyor diyebilirim. Bu arada tabii henüz kamuoyuyla paylaşılmış olan bir görüntülü bir Cumhurbaşkanı Erdoğan profilini henüz bilmiyoruz, görmedik. Sadece yazılı olarak dün tam da herkesin beklediği üzere çok doğru, stratejik ve anlamlı bir mesaj yayınlandı ve Cumhurbaşkanı üstübuğuna uyan bir profil çizdi diyebiliriz. Böyle bir fotoğraf verdi. Fakat bugünkü görüşme bir ön alma sayılabilir. Bu ön almanın amaçlarından bir tanesi de AK Parti ve CHP koalisyonunun artık gündemde kamuoyu olarak oluşmasını sağlamak bir PR çalışmasıdır diyebiliriz. Koray Çalışkan'ın dediği gibi. Ee, bu da AK Parti e, CHP koalisyonu. Evet yani e, yani kamuoyunda hem e, yani hem iktidara Aldın. yakın hem e, yani tersit olan e, medyanın ve yazılı basının e, birkaç gündür dillendirdiği tek şey var. AK Parti MHP koalisyonu üzerindeki yorum, e, değerlendirmesi. Bu anlamda MHP önünü e, aslında çok hızlıca kapattı o gece. E, elini gördüm, res çekti ve elim güçlü yani. Bana geleceksen Erdoğan'sız gel. Erdoğan'sız bir AK Parti olarak bir irade koyabiliyorsan gel dedi. E, gelince de öyle e, ucuza vermeyeceğim kendimi satmayacağım şeklinde bir ön alma yaptı. Bu ön almaya karşın e, bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refleksi de bu anlamda e, finans piyasalarının da yaptığı açıklamayla AK Parti CHP koalisyonu beklentisini e, bu anlamda sağlayabilir miyiz? Bence ölçmeli. Bu arada bence Deniz Baykal'ın da e, nabzını ölçtü çünkü e, herkesin belki gözden kaçırdığı Cumhur Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı seçim öncesinde bir önceki seçime göre daha az bir oy oranına ulaşırsam istifa ederim demişti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında o günü yani seçim sonuçları itibarıyla e, bir tartışma da e, oluştu. Ön seçimle Başbakan gelen tek başına iktidar olamazsa. Aynı mesele. Tabii tabii. Yani bu bütün liderlere bütün liderlere şey evet. yapılabilir bir şey. Yani aslında e, Selahattin Demirtaş dışında hepsi için geçerli olan bir şey bu şu an itibariyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine Ankara'da e, yani en azından benim görüşebildiğim kişilerle e, bir araştırmacı kimliğimin dışında artık konuşuyorum bunları tabii ki bir şerh koyarak söylüyorum. Kulislerde Deniz Baykala yakın yaklaşık olarak 30-40 civarında milletvekili olduğu söylemi söz konusu. Bence bu ihtimalin de mümkün olabildiğini zorlamak üzere acaba böyle bir girişimde bulunabilir mi şeklinde bir ön alma yapmış olabilir. Bugün Sayın Başbakan'ın da saat 19'da TRT'de yaptığı görüşmenin pardon röportajın. Bence buna karşın bir cevap niteliği taşıdığını yine Ak Parti'de yani sonuçlar itibarıyla Erdoğan mı sonuç yoksa Davutoğlu genel başkanlığındaki Ak Parti sonucu mu? Evet bir düşüş var. Herkes önüne bir şekilde mesajı okumak üzere küla, şey takkesini koymak durumunda ama nihayetinde bu işi biliyoruz ki seçim öncesinde bu, bu stüdyoda da çok defa söyledik. AK Parti'nin başarısı Erdoğan'a yazar, başarısızlığı Davutoğlu'na yazar demiştik. Bu sebeple de Sinan söylediği çıktı. Aslında sandıktan gül çıktı. Yani e, bu anlamda bir paralel düşünceye sahibim. Çünkü seçim öncesinde, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde AK Parti'deki değişimle ilgili kamuoyu oluştuğunda biz en diğer olarak, evet şimdi araştırma bilgisi vereyim. Biz en diğer olarak, Mevcut siyasi liderler dışında Türkiye'nin geleceğinde etkili evet. olabileceğini düşündüğünüz potansiyel bir lider adayı var mı diye sorduğumuzda %55 civarında e, Abdullah Gül ismi ikinci sıradaki %2 iki e, AK Parti'de sizce lider kim olmalı Erdoğan'dan sonra diye sorulduğunda da bu %75'ler AK Parti seçmeni nezdinde %75'ler dolayında Abdullah Gül ismi çıkıyordu. Ahmet Davutoğlu ismi Bülent Arınç ikinci sırada, Ali Babacan üçüncü sırada, Ahmet Davutoğlu dördüncü iken, yani yüzde iki iken tercih edildi. Dolayısıyla Abdullah Gül kaçınılmaz bir geliyorumu zaten kamuoyu tarafından da satın almış bir pozisyonda karşılık buldu diyebiliriz. Peki girişte böyle çok fazla bilgi bombardımına tuttuk evet, bu, seyircilerimizi evet. Bunların ayrıntılarının konuşulması gerekecek. Şimdi reklam arası vereceğim. Sizlere sonra söz vereceğim. Bu arada eğer katılmak isterseniz yani birer cümleyle hemen şimdi söyleyin ama çok önemli bir notu seyircilerim için iletmek istiyorum. Malum hassas bir dönemden geçiyoruz ve bu dönemde siyasi tartışmaları yapmak da o kadar kolay değil. Bazen sosyal medyada görüyorum işte şu koalisyonu mu destekliyorsunuz? Açıklayın ya da bu koalisyon mu sizin gönlünüzde yatan? Söyleyin gibi mesajlar geliyor. Öncelikle Öncelikle şunu söyleyelim, olabildiğince burada her görüşten konuğu ağırlamaya çalışıyoruz. Ne oluyor program olarak ben ve CNN Türk olarak şu ya da bu koalisyonun hesabı içinde değiliz. Dolayısıyla buradaki konuklar kendi fikirleriyle, araştırmalarıyla, siyasi tecrübeleriyle neler olabileceğini sizlere aktarmaya çalışıyorlar. Bunun özellikle altını çiziyorum. Dolayısıyla... Şu anda herkesin önünde olduğu gibi bizlerin de önünde. Bütün seçenekler mümkün her şeyde zaten kameraların önünde oluyor. Sizlere aktarıyoruz. Şimdi birer cümle söylemek ister misiniz reklamlardan sonra mı? Bir cümle söyleyeyim. Tamam istedim. buyurun Çağatay yani bu, Bey. Yani bu Baykal'ın görüşmesiyle ilgili çok kısaca bir şey söyleyeyim. Benim penceremden baktığım kadarıyla Baykal'ı görüşmeye çağırarak ve Baykal'ın da görüşmeye gitmesiyle birlikte CHP'ye sorumluluğun yarısını da iktidar Partisi'nin yani AK Parti'nin olduğu gibi CHP'ye de bir sorumluluk vermiş oldu. Bu anlamda CHP'nin uzlaşmacı ve birleştirici anlamda bir güç vermiş oldu aslında. Bence stratejik olarak gelmeyeceği üzerine mi bilmiyorum. Çünkü Deniz Baykal gibi kısmen zayıf bir halkanın çağrılması ve onun da Genel Başkan'dan izin alarak gidiyor olması sonucunda CHP'nin bu süreçte en azından birleştirici ya da uzlaştırıcı bir rol oynamasına katkı sağlayan, yani AK Parti ile bir koalisyon anlamında demiyorum ama, bu süreçte sorumluluk alan ülkeyi hükümetsiz bırakmayacak bir rol, ya dışarıdan ya içeriden bir şekilde oynamasına için bir yol açmış oldu. Ben öyle görüyorum. Bu Baykal'ın çağrılması ve çoğunlukla Baykal'ın konuştuğunu söylüyor Erdem Bey zaten. Evet. E, o süreçte stratejiden öte bu sorumluluğu bir nebze AK Parti kadar CHP'ye de katması bir... E, evet farklı bir e, rol üstlenmiş üstlettirmiş oldu. Var mı bu evet, yorum? Evet, yani son hedef. derece e, de, e, demokratik değerlerle uyuşmayan bir yöntem. E, yani bugün seçim öncesi meydanlarda AKP dışındaki gibi bütün e, parti liderleri e, diktatörlüğe giden yolu biz engelleyeceğiz dediler. E, diktatör diktatörlüğe dediler. E, e, her tür e, kendisine e, tanımlama yapıldı. Şimdi sandıktan böyle bir destek çıkmayan insanı Baykal ne adına muhatap alır? Yani dolayısıyla da bu yöntem son derece yanlış bir yöntem. Yani benim bildiğim demokratik ülkelerde koalisyon görüşmeleri hiçbir şekilde halktan gizli yapılmaz. Partiden gizli yapılmaz. Tek görüşmeler hiç yapılmaz. Ama şu yani, anda bu bir koalisyon görüşmesi değil. Zaten ne Erdoğan AKP'yi temsil ediyor, devleti temsil ediyor. Deniz Baykal da CHP'nin bir milletvekili. Resmi Dolayısıyla olarak tam... sıfatları olmasa bile yani iki saat boyunca yani sadece meclis geleceğiyle ilgili bir görüşmenin olmadığını kendileri de ima ediyor. Bence yöntem yanlış bir yöntem. Yani bu noktada eğer biz e, demokrasiyi, bu ülkede katılımcılığı, hı hı. halkın geleceğiyle ilgili e, karar mekanizmalarında doğrudan bilgilenmesini öne çıkaracaksak e, bu tür e, gizli kapaklı e, görüşmelerde bütün seçmenlerin karşı gelmesi gerekir. Dolayısıyla bugün e, hiçbir yetkisi olmayan e, Cumhurbaşkanı e, bu süreçle ilgili bir parti milletvekilleri ne adına görüşebilir? Yani yetkisini aşmıştır, sorumluluğu aşmıştır ve e, özleminden, diktatörlük özleminden vazgeçmediğini gösteriyor. Hı hı. Ve Deniz Baykal'da bu görüşmeyi yaparak diktatörlük özlemine bir anlamda katkı sunuyor. Pekala, şimdi e, kısa bir reklam arası vereceğim ama reklama gitmeden önce çok kısa bir cevap rica ediyorum Erdem Gül. E, Cumhurbaşkanının Deniz Baykal dışında diğer başka partilerin daha tecrübeli isimleriyle, yani devlet ve tecrübesiz demek anlamında söylemiyorum MHP liderini ama şu anda mevcut lider olduğu için ee, bilmiyorum eski dönemlerde belki birlikte daha yakın çalıştı örneğin MHP'den bir isimle e, ya da HDP'den bir isimle ya da e, bağımsız kuruluş temsilci böyle bir görüşme zinciri düşünüyor mu yoksa bu Deniz Baykal'la mı sınırlı? Ne diyorsunuz? Ee, böyle bir bir şey planlandığına ilişkin bir bilgi yok elimizde ama e, tabii... Deniz Baykal'ı çok hassas seçtiğini ikimiz de tahmin ediyoruz. Hatta şöyle tahmin ediyoruz. Kendisinin davetini kabul edebilecek bir isim seçmeye çalışıyor. Bunun da nabzını önceden yoklamıştır. Çok hassas bir konu. Çünkü Cumhurbaşkanı'nı reddedebilir bazıları. Redded reddedecek bir seçim ortamı yaşadık. Ben onun için çok fazla genişler mi emin değilim. Kesin bir şey söyleyemem. Çünkü yani yapabilir. Çünkü hani bir görüntü vermeye çalışıyor cumhurbaşkanı yani ben koalisyon meselelerinin pazarlık konusu olmak istemiyorum diyor açıkça hani kampanyayı yaptık o orada kaldı beni artık başka bir noktada kabul edin biçiminde bir görüntü veriyor emin değilim ee, ama yapacaksa da çok önceden çok nabız yoklaması gerekiyor, yoksa reddedilme riski var. Yüksek diyorsun. Peki. E, şimdi dönüşte İksara'nın yaptığı sandık çıkış araştırmasının sonuçlarına bakarak yine yorumlamayı devam edeceğiz. E, güncel siyaseti ne olabilir? Bir Ak Parti-MHP koalisyonu olabilir mi? Bu durumda MHP'nin ön şartları ya da kırmızı çizgileri diyelim kendi ifadeleriyle neler olur. Kırmızı çizgisini aslında biliyoruz. Barış süreci ya da çözüm süreci bu durumda AK Parti ne yapar? CHP, HDP dışarıda kalacağını söyledi ama ne yapacak? Bütün bunları konuşacağız. Sandık çıkış araştırması niye önemli? Sizlerle yani seçmenlerle oy verir vermez yapılan araştırma bu. Dolayısıyla sandığa oyunu atana soruluyor. Şu anda hangi nedenler, neden, hangi partiye, niçin attın, ne bekliyorsun? Dolayısıyla seçmenin nabzını en yakından ölçen araştırmalardan bir tanesi. Dün biliyorsunuz Ipsos'un araştırmasının ayrıntılarına bakmıştık. Hayli ilginçti. Sizlerden de çok ilgi geldi. İlgi gösterdiniz. Teşekkür ederiz. Bugün de bakalım ne gibi doneler var ne gibi veriler var elimizde ve siyasi partiler bunları nasıl okumak zorunda. Birazdan birlikteyiz. E evet, şimdi Ali araştırma var. Bu araştırmalar meselesi her ne kadar Türkiye'de tartışmalı bir konu olsa da e, demokrasi ilerledikçe araştırmaların da önemi ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla daha sağlıklı araştırmalara doğru ilerliyoruz diye düşünüyorum. Hep de böyle olur umarım. Şimdi e, İksara e, Araştırma'nın kurucu genel müdürü Çağdaş Çirin onu aslında seçim dönemindeki tespitleri verileriyle gayet yakından özellikle sosyal medyadan çok izledi seyircilerimiz. E, şimdi sandık çıkış araştırmasının bir kere iki önce bir araştırmanın evet. künyesini vermeniz gerekiyor ama kısa lütfen. Bir de sandık çıkış araştırması. Türkiye'deki siyasetin çok bilmediği bir şey ya da kullanmadığı bir sistem ama nedir? Tam olarak seyircilerimize bir anlatabilir evet, onun misiniz? Aslında, sandık çıkış araştırması şöyle bir özelliği var. Ee, seçmen oyunu verdikten çok kısa bir süre sonra yani biz çünkü sandık çıkış araştırması okullarda yapıyoruz. Oy verilen yerde. Verdikten çok kısa bir süre sonra 10-15 dakika sonra izlenimini alıyoruz. En önemli farkıysa Seçmenler akşam eve gidip sonuçları görmeden önce yani kendi verdikleri oyu rasyonelleştirmeden önce biz görüşlerini almış oluyoruz. Ertesi gün aldığımızda da ekstra bilgi var ama ertesi gün seçmen sonucu görüyor. Evet. Ya mesela bugün HDP'nin aldığı oyu görüp de ya aslında vermesek de geçiyormuş barajı dedikten sonra davranışını ölçtüğünüzde onu bilinçaltıyla cevap verecektir. Ama o gün herhangi bir sonucu görmüyor, bilmiyor ne olacağını bilmiyor ve daha yeni verdiği bir karar. Dolayısıyla mesela sorduğumuzda ne zaman karar verdiniz, son gün karar verdim vesaire daha hızlı hatırlar cevap verir. Dolayısıyla biz nasıl yaptık? araştırma künyesi ve teknik bilgisi çok önemli. Ben bir akademisyenim aynı zamanda. Aslında bu çalışmayı Koray Hocam'la birlikte akademik bir çalışmanın parçası olarak yaptık. İlk sıra sahasını yaptı. onu da düzelteyim. örneklemir... Çok özür dilerim. Sizi kesmek zorundayım. Aa, peki tamam bir telefonumuz olacak önemli Tabii eğer geldiğinde kesmek Tabii zorunda ki. kalacağım evet. konumuzu da gayet yerinde ve ilgilendiriyor. Buyurun. Biz e, tam e, rastsal bir örneklem kullandık burada yani 48 bin tane binayı rastgele sıraladık seçmen sayısına göre oranladık ve 100 tanesini rastgele seçtik. Türkiye'nin 42 ilinde e, 100 farklı okulda ve her bir seçmeni onar dakika arayla görüşerek ve rastgele seçerek. Ee, çalışma yaptık. Burada da 42 ilin e, ilçesi ve köyü de var tabii ki burada. 4208 kişiyle görüştük. E, verileri gerçek zamanlı aldık. Yani tablette yaptık. Dolayısıyla biz e, o gün saat 2 civarı HDP'nin kesinlikle barajı geçtiğini tespit ettik. Saat 4.30 civarı da sonucu daha açıklanmadan artı eksi 1 puan farkıyla tahmin edebilmiştik çünkü gelenlerdi. Evet. Anlık olarak verileri kontrol edebildik dijital geldiği için teknik detay e, sosyal medyada paylaştım Twitter'da. Orada evet. ilgilenenler bakabilir. Sonuçta yani seyircilerimizi ilgilendiren. Araştırmanızın hata payı da artı eksi bir buçuk tüm araştırmanın hata payı. Alt ölçeklerde biraz daha yüksektir. Dolayısıyla bizim şimdi birazdan konuşacağımız maddeler tabi sadece e, buralardan yola çıkarak günceli de konuşacağız. E, şunu bize veriyor yani e, aslında bundan sonrası iç, içinde bir e, e, veri durumunda değil mi? Mesela Tabii. örneğin olur da bir erken seçime giderse e, Türkiye e nin, o zaman ne olabileceğinin de veriyor sonucunu Yani kadarıyla. mesela ne kadar rahat oy verdiği sorusunu sorduk. Hı. Yani ne kadar gönül rahatlığıyla şu anda Hı. oy verdiniz? Evet. Orada mesela HDP'ye oy veren seçmen vesaire çeşitli kırılımlar var. Çok daha detaylı çalışmayı sonra yapacağız tabii. Tamam. Peki. Şimdi o zaman ilk isterseniz ilk grafiğe bakalım. AK Parti'nin son dönem icraatları sorusu. dolayısıyla sandık başına giden seçmeni Sorulmuş Ak Parti'nin son dönem icraatlarını beğendiniz mi, beğenmediniz mi diye. Ak Parti Koray çalışkandan alalım isterseniz daha anlamlandırarak söyle. Evet. Buyurun. Bu aslında o seçimi yaptığın anın araştırması. Piyasada çok bu araştırma yapılır. Hem Çağdaş hocam biliyor, hem Faruk bey biliyor. Ee, son anda İngilizcede moment of truth dedikleri bir andır. Ee, A deterjanını B deterjanının üzerine çalışma yaparsınız. Ee, birisi gittiği zaman o deterjanı almaya son anda başka bir şey karar. O an çok önemlidir. İkna ilişkilerinde olanlar için. Siyaset bir ikna alanıdır. Oy vermek için alırsınız. Piyasa ilişkisi de öyle. Bir deterjanı satmak için ikna. Birinde e, oyunu alırsınız, diğerinde parasını alırsınız. Burada gördüğümüz şey tüm seçmenin yüzde %56'sının AK Parti'nin son dönem icraatlarını beğenmemesi. Yani birincisi seçmenler o gün sandığa giderken %60'a yakını ki 60 AK Parti'ye oy vermedi biliyorsunuz bu icraatları beğenmediğini söylüyor. Fakat e, partiler arasında bir karşılaştırma yaptığınızda e, CHP, MHP ve HDP seçmeninin %85'inden fazlası beğenmediğini söylüyor. AK Parti seçmeninin ise %97'sinin beğendiğini söylüyor. Yani aslında o gün itibarıyla AK Parti alabileceği bütün oyu almış. Yani zaten bizim oyumuz şu kadardı şuraya düştüğünden ziyade son 4 sene içerisinde seçmen de çok yenilendi. O gün itibariyle seçmenin %97'sinin AK Parti icraatlarını beğendiğini görüyoruz. Bir fark değil hani şimdilik beğenmedim ama aslında iyi insanlar şimdilik beğenmedim ama daha iyi yönetirler değil. Beğenmiş ve oyunu kullanmış. Yani aslında tam ikiye bölünmüş bir, evet. pardon hocam, e, tam ikiye bölünmüş bir yüzde %40-60 şeklinde ikiye bölünmüş bir seçmen profili. Burada gördüm. bir şey hızlıca ekleyeyim. Burada yani seçimi verdiği için bir kararsız vesaire durum yok. Yani seçmen AK Parti'ye gitmiş olan seçmenin önemli bir kısmı e, kemik seçmen diyebiliriz buraya bakınca %97. Çünkü hmm. normal araştırmaya baktığımızda yüzde %80'lere kadar düşüyor memnuniyet AK Parti içinde. Evet. Abi, evet. Faruk Bey'in evet. araştırmasına da benzer şeyler vardı. Bizim bir ay önce yaptığımız araştırmada da AK Parti'nin icraatını beğeni oranı AK Partililer içinde %80'lere kadar düşüyor. Evet. Bu şunu gösteriyor. Sandığa gittiğinde AK Parti'ye veren seçmen tamamen her şeyini beğenen seçmen gibi görünüyor. Belisi ayrılmış başka yere evet. gitmiş ya da sandığa gitmemişti. Ama bu arada mi? en beğenmeyen de CHP'liler anladığımız Tabii. kadarıyla evet. yine HDP'den daha az yani yine evet. beğenmemiş ama bu muhtemelen e, e, Dindar Kürtlerin e, o, o, beğenisi fark ettiriyor. O... Yine MHP tabanı AK Parti'ye çok geçişken dolayısıyla yine yüksek beğenmeme oranı ama yine bir miktar e, CHP'den daha düşük CHP tabanı o büyük beğenmiyor. büyük olasılıkla da zaten o MHP'nin %12'si, HDP'nin %12'si. Daha önce zaten AK Parti'ye oy vermiş seçmenler. Dolayısıyla yani yüzde elli olarak düşündüğümüzde 2011'de veya diğer seçimlerde bir şekilde AK Parti'ye oy vermiş seçmenler. Dolayısıyla bu düşüyor. Evet. Ama ben burada bir parantez açmak evet. istiyorum. Genelde bilir, siz de bilirsiniz mutlaka. Yani 2011 yılına kadar özellikle Gezi olaylarına kadar bir kırılmadır bu dönem. Gezi olaylarına kadar hükümet performansı genelde AK Parti oy oranının %10-15 civarında üzerinde çıkardı. Yani genel olarak hükümetin performansını beğeniyor musunuz, AK Parti'nin başarılı buluyor musunuz diye sorduğunuzda bu oran %60'lar, %65'ler dolayında çıkabiliyor idi. Ama oy tercihine yansımıyordu. E, ama bu oran 2011 ile birlikte o ayrışma ve konsolide olan oylarla birlikte yani icraat micraat görmez bir durum oldu. E, farklı şeyleri de görmeye başladı. Dolayısıyla o karşılık üzerine sadece AK Parti seçmeninin beğeni düzeyini gösteren bir e, algıya neden oldu. Dolayısıyla sandık başında yani Koray Hocam'ın az önce ifade ettiği o e, anlık bir değerlendirme dediği aslında genele yayıldı. Şu anda da böyle. Bugün de çıkarsanız sahaya benzer sonuçları bulmanız mümkündür. Yani. Hemen buna bağlantı olarak diğer grafiğe de bakalım. Sonra genel bir tur atacağım ee, gündeme dair. Ee, sandık çıkış araştırmasında yine Türkiye ekonomisi iyiye gidiyor mu diye sormuş. Ee, i̇yiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? İyiye mi gidiyor, e, gidiyor. kötüye mi gidiyor? gidiyor. Ee, Ak Parti evet iyiye gidiyor demişti mi? Ak Parti seçmeni. Dolayısıyla bir ekonomik sıkıntı Şöyle söyleyeyim. tehlike algılamıyor algılıyor aslında. AK, bu daha önce yaptığımız araştırmalarda, diğer araştırmalarda baktığınızda AK Partili seçmen %90 civarında iyiye gittiğini söylüyordu. Çok hmm. yüksek ha, bir düşüş var. Buna rağmen bu toplam burada yok sanırım ama kötüye gidiyor diyenlerin oran, 66. oranı %66 yani. Çok <laughs> yüksek. Eskiden yani 2011 yılında yapılan araştırmalarda bizim de diğer araştırma hmm. firmalarında baktığınızda %50-55'lere kadar iyiye gidiyor oranı çıkardı ve AK, evet. AK Parti'nin oyuyla çok paraleldi. Bu İsa ilk kez son bir yıldır hatta bu Türkiye'nin yaşadığı bu ekonomik kırılma daha önce de programlarda bahsettik orta gelir tuzağı vesaire onları seçmen hissetmeye başladı kalkınmanın olmamasını görmesiyle birlikte buraya yansıdı evet. ve. Görünen o ki bir ekonomik durum seçmenin çoğunun kararını etkiliyor ve bu seçimde de aslında gördük. Yani önemli bir kısmı ekonomik kalkınma hikayesinin bittiğini gördüğü anda terk etmeye başladım. başlamış. Dolayısıyla buradan şu sonuca da çıkarabilir miyiz? AK Parti her zaman için projeler ve ekonomik vaatler üzerine daha fazla eğilmesi, önem vermesi gereken bir parti. CHP bu anlamda iyi bir stratejiyle seçmenini Ön aldı. Yani oyunu arttıramadı belki ama topu, ön aldı gibi. Topu gözüküyor. o sahada oynattırdı ve AK Parti reaktif oldu aslında Hadi. yani. O şey kazandı. Peki şimdi Sinan Bey bu iki tablodan yola çıkarak şunu soracağım. Şimdi MHP örneğin koalisyon görüşmeleri yapıyor. AK Parti MHP seçeneğinden çokça söz ediliyor. Cumhurbaşkanı da o yönde bir arzusu olduğunu biraz önce Erdem söyledi. Ya da Öyle konuşulduğunu söyledi Erdem'in de yorumlarından bir tanesi oydu. Dolayısıyla bir yorumlayabilir misiniz? Şimdi seçmen için bu kadar önemliyse ekonomi şu an için hani ekonomik istikrarsızlık olur mu olmaz mı? Çünkü bundan önce koalisyonlar istikrarsızlık getirilecek diyordu, deniliyordu. nedir nasıl görüyor sizce? Seçmenin beklentisi bu yönde ne olacaktır? MHP bu istikrar sağlayabilecek mi? Şimdi bir defa ondan önce şunu ifade edeyim. ben biraz farklı düşünüyorum. Şöyle ki yani aylarca biz burada işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin ekonomi politikalarını konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi politikalarını konuştuk. Hatta işte şunlar ifade edildi. İlk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi politikalarına işte o iki maaş önerilerine AKP cevap veremiyor dedi. AKP yatırımları ortaya koydu. Ben şunu yatırıyorum onu yatırıyorum, yol yaptım. Seçmen bence bunların hiçbirisine reaksiyon vermedi. Ne AKP'nin o Cumhurbaşkanı'nın en az 10. defa açtığı 400 her ilde her sene bir 400 yatırım açıyor. Ne onlara cevap verdi? Ne Sayın Kılıçdaroğlu'nun noter tasdikli ekonomi vaatlerine ne de başka şeye. Seçmen tercihlerini çok farklı dinamikler üzerinden yapıyor. Dolayısıyla ekonomik vaatlerini beğenir beğenmez onun ötesinde bir defa seçmen ya bunların hepsini bir defa, bir defa bırakın. Masaya oturun anlaşın. Artık kutuplaşma istemiyorum dedi. Birbirinizle didişmeyin dedi bakınız. Seçmen bütün siyasi partilere o anlamda Türkiye'yi hangi ekonomik programı uygularsanız uygulayın, ne yaparsanız yapın ama önce konuşun dedi. Bu bir, bir. İkincisi de konuşun dedi ama burada nasıl bir konuşma yapılacağının da mesajlarını verdi. Siyasi partilere verdiği oy oranlarıyla. Dolayısıyla da seçmen Milliyetçi Hareket Partisi'ne git koalisyon görüşmeleri yap demedi. AKP'ye dedi git koalisyon görüşmeleri yap. HDP'ye dedi git koalisyon görüşmeleri yap. Dolayısıyla bence burada öncelikle AKP ve HDP'nin koalisyon görüşmelerini değerlendirilmesi lazım. Siz Öncelikli o görüşte Evet. AKP, HDP'nin. Öncelikle AKP ile HDP'nin oturup koalisyon görüşmesini e, gerçekleştirmesi lazım. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gelince, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli de açıkladı, ilk günden açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok net tavrı söz konusudur burada. Yani Milliyetçi Hareket Partisi asla ve asla ayakkabı kutusuyla yan yana durmayacağını defaatle ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi çözülme süreciyle yan yana durmayacağını defaatle ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi o anlamda, bir taraftan bir eli Kandil'de bir eli da olan bir anlayışla yan yana olmayacağını defaatle ifade etti. Sayın Genel Başkan da çok doğru ifade etti. Dedi ya önce öyle bir buyurun dedi. bizim Anadolu tabiriyle bir boyunuzun ölçüsünü bir görelim. Önce bir sahaya bir çıkın bir oturun masaya konuşun. Öncelikle bunların oturup bir konuşması lazım. Elbette ki Türkiye hükümetsiz kalmaz. Elbette ki demokrasi her türlü çıkış yolunu içinde barındıran bir rejimdir. Hı, hı. Türkiye buradan muhakkak çıkar. Bir. İkincisi, kimse koalisyonlardan korkmasın. Kimse de vatandaşı koalisyonlar ile korkutmasın. Koalisyonlarla dünyanın her yerinde, 1999'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde olduğu koalisyon da son derece başarılı işler yapmıştır. Dışarıdan müdahalelerle ancak son dönemlerinde bazı sıkıntılar yaşamıştır. Almanya'da olsun, Fransa'da, dünyanın her yerinde koalisyonlarla hükümetler yönetiliyor... Ve koalisyonlar belki ekonomide bir adım geri dolabilirsiniz ama hiç olmazsa diktatörlüğe gitmezsiniz. Ben şunu çok net söyleyeyim Şirin Hanım. Mecliste bir milletvekili olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidarı dönemindeki o nobran dediğim dedik çaldığım düdük tavrını asla unutmam. E vatandaş bize oy verdi kabul edeceksiniz. Bütün komisyon başkanları bizden olacak. Komisyon sözcüleri bizden olacak. O bizden olacak, bu bizden olacak. Niye efendim? E vatandaş bize oy verdi. E şimdi vatandaş dedi bir dakika. O nobranlığı bir tarafa bırakacaksın. Dediğim dedikçe aldığım düdük değil demokrasi rejimi demokrasi rejimi oturup belli evet. prensipler etrafında, masanın etrafında konuşmaktır dedi. E, bu, bu, madem e, şimdi aslında bu seçimlerin bir başka özelliği de her ne kadar birbirlerinden konuşmasalar pek çok konuda ile MHP'nin hiç olmadık şekilde bir araya gelmesi oluyor. E, bu, bir araya gelmesi bu, derken? Yani aynı görüşte birleşmesi oluyor. Bir, Sizin bir, söylediğinize bir, göre me, ay şu siyasi olarak demiyorum. MHP diyor ki yani anlaşılmasın. Hayır, siyasi olarak demiyorum. MHP diyor sizin ifadenizle MHP AK Parti ile bir araya gelmem diyor diyorsunuz. Aynı şeyi HDP de gelmem diyor. Daha yani, önce de AKP bu, şimdi bütün <laughs> pardon AKP bütün siyasi partiler için şu an bir vebalı konumunda. Kim evet. yanında durursam bana veba bulaşır. Bu, bu doğru bir tavır mı? Birazdan araştırmacılarımıza soracağım bunu. Yani bunu yani... hakaret olarak algılamasınlar. Siyaseten vebalı. Sizin tarzınız olarak yani. Lütfen A yanlış anlaşılmasın. Siyaseten evet. vebalı. AKP'nin evet. dışarıda olacağı formüller gerçekten e, iyi bir formül mü? Onu da tartıştınız birazdan ama. Siz Sinan Bey'in, yani işte herkes, bir diğerleri bir araya gelsinler de görelim MHP diyor dediniz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? HDP'nin çok sert tavrı var. Seçimden önce de böyleydi, seçim sonrasında da böyleydi ama biz biliyoruz ki koalisyonlar böyle sert tavırları bir günde unutuverirler. Bakız, ee, fazarlıkları daha evet, doğrusu, koalisyon bakız ben 35 yıldır Avrupa'da yaşıyorum ve son 3 ay içerisinde Türkiye'de İstanbul'dan aday olmama rağmen bütün Anadolu'yu dolaştım ve gördüğüm araştırmacı arkadaşların da araştırmalarına yansımıştır. Halkımız hangi siyasi parti olursa olsun mevcut siyasi partilerden toplumsal sorunlara uzlaşıyan siyasi partilerden ve yöneticilerden çok daha yatkınlar. O kapsamda da Halkların Demokratik Partisi ilkeler olan bir parti. Yani son günlerde çok ödünç öden oydan falan bahsediyor. Yani biz örneğin e, Aleviler, Alevi hareketim Halkların Demokratik Partisi ile ilkeler üzerinde ittifak yaptık. Yani bizim insanlarımızın Halkların Demokratik Partisine oy vermesi bir övünç e, ödünç oyu falan değil. E, bugüne kadar 80 yıldır Aleviler olarak çözülmeyen sorunlarımızın çözümüne Halkların Demokratik Partisi e, bütün istem ve taleplerimizi seçim bildirgesinde e, ifade etmesiyle artı Alevileri, Alevi kurumlarını kendi e, e, temsiliyetleri üzerinden, meclise taşıması üzerinden, yani bugüne kadar Türkiye'de siyasi partilerin hiçbirisinde olmayan çağdaş bir yöntem üzerinden Aleviler kendi programlarını buldular, ilkelerini buldular ve kendi temsilcilerini meclise yolladılar. O anlamda da öyle tesadüf, e, yoldan geçerken verilmiş bir oy e, söz konusu değil, e, diğer e, anlamda da e, Kobani e, bir e, dönüm noktasıdır. Bugün ekonomik vaatlerin bir şey ifade etmediği söyleniyor Doğru. IŞİD barbarlığı tamamıyla Orta Doğu'da ortadan kalkmış değil ki. Ülkemizde de kalkmış değil. En son Diyarbakır'daki katliam girişimini gördük. Halen devam ediyor. O anlamda da bu topraklar üzerinde yaşayan insanların birinci öncelikleri can güvenlikleridir. Dolayısıyla da bugünkü AKP iktidarının ve Tayyip Erdoğan diktatörlüğünün ee, insanların canına yönelik e, sadece oyunu artırmak üzere, sadece iktidara gelmek üzere e, insanların katliamına yönelik e, planları da e, halk tarafından çok açıkça görüldü. O kapsamda Halkların Demokratik Partisi ana dili inkar eden, cemevlerin ibadet yeri olduğunu inkar eden, e, barajı bugün aşağıya düşürmeyecek olan, bu topraklar üzerinde demokrasi geliştirmeyecek, bu topraklar üzerinde değişik inançların, kimliklerin, e, eşit vatandaşlık kavramı üzerinden bir arada yaşayacaklarını engelleyen hiçbir partiyle bir arada olamaz. Olduğu an kendisini inkar eder. O nedenle de e, Halkların Demokratik Partisi'nde seçim bildirgesi ve parti programı esastır. E, bu noktada da gezi sürecinin e, elinde kan izi olan bir partiyle Halkların Demokratik Partisi nasıl bir araya gelecek? O nedenle de e, karşılıklı top atışlar e, olabilir bu süreçte. Ama Halkların Demokratik Partisi önümüzdeki dönemde bugüne kadar uğruna mücadele ettiği ilkelerden Uzlaşı esas alır, evet. evet. Demokrasilerde uzlaşı gerekiyor. Ben Almanya'da yaşıyorum. Ee, Almanya bugün dünyada e, ekonomik olarak en gelişmiş bir ülke ama e, koalisyonla yönetiliyor. Yani koalisyonla yönetilmek demek ekonomik anlamda istikrarsızlık demek falan değil. Ama maalesef yani, lafı getirdiniz. Bu koalisyon meselesinde şunu sorayım. Almanya'da da hiç olmaz denilen partiler tuttular, koalisyon yaptılar, mis gibi de yürüdü. Demokrasiye inanan partiler, mesela her partinin, demokrasiye inanmayan, Almanya yasasına inanmayan, yani ırkçı partilerle örneğin Almanya'da hiçbir sağ partiler bile bildiğimiz sağ partilerle yani naziyi Hitler'i bir anlamda da hortlatmak isteyen partilerle ilkesel karar verirler. Derler ki demokrasiye inanmayan, Almanya toprakları üzerinde yaşayan herkesi eşit vatandaş olarak kabul etmeyen anlayışlarla biz bir araya gelmeyiz derler. Yani en gelişmiş demokratik ülkelerde de sandıktan kim çıktıysa başımızın üstüne yeri vardır denmez. Koalisyonlarda belirleyici olan şey ilkelerdir. Yani bir iki şey söylemek istiyorum. Örneğin parti programlarını partinin yöneticileri belirlemezler. O partinin bütün katmanları bir araya gelirler ve görüşmeler asla Tek kişi üzerinden yapılmaz. Yani, koalisyon bakın, görüşmeleri. E, koalisyon görüşmeleri asla tek kişiler üzerinden yapılmaz. Partinin merkez e, yürütme kurulu o görüşmelere katılır. Dolayısıyla şeffaf dediğiniz, e, görüşmelerin halk tarafından e, birebir takip edilmesi dediğiniz yöntem bu şekilde olunur. O yani... anlamda da önümüzdeki dönemde bizim partimizde de e, şu an parti meclisi görüşüyor. Bizler yarın ilk kez bir araya geleceğiz seçilmiş e, milletvekili olarak. Biz de uğruna mücadele ettiğimiz demokrasiyi parti içinde de işleterek ve Dolayısıyla da bize oy veren seçmenin taleplerini esas alarak e, bu e, süreci işleteceğiz. Yani HDP açısından koalisyon görüşmeleri olacaksa şu ya da bu partiyle e, bu diyorsunuz ki parti tabanına yayılarak yapılacak bir e, süreç evet. olacak. Yani açık Lider olacak, e, ilkesel olacak, programsal olacak evet. ve asla da e, e, HDP'yi HDP yapan temel ilkelerden, Taviz verilerek, sadece yani hükümet olmak için, sadece bakan olmak için, sadece bu ülkenin e, 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 yani yönetiminde belirleyici olmak için kendi evet. ilkelerimiz bir tarafa bırakılarak e, asla. E, İtibatlar yapılmayacak. Şimdi devam edeceğiz. Koray Çalışkan'la devam edeceğim ama e, Erdem Güle dönmek istiyorum. Erdem bize birazcık konuklarımıza şeyi söyleyebilir misin e, varsa eğer ellerin, elinde bilgilerin. E, şimdi Ankara'daki bu koalisyon görüşmelerinde kimin kırmızı çizgisi ne meselesi var? E, Ak Parti'nin biraz önce Sinan Oğan'a sorduğum soru. Ak Parti'nin en önemli tezlerinden bir tanesi ekonomik istikrar, yatırımların sünmesi büyük yatırımların önüne engel çıkmaması meselesiydi. E, bu o, önemli bir unsur Ak Partililer için. Dolayısıyla çünkü kalkınma hedeflerin AK Parti açısından önem taşıyor. Ama diğer partilerde daha farklı konulara öncelik verecekler gibi gözüküyor. Sen ne görüyorsun? Örneğin CHP ya da MHP ya da HDP için hangi öncelikler var gibi görünüyor? E şöyle bir kere AKP'yi bir çok kısa bir irdeleyerek söyleyeyim. Bence AKP kendisini iktidara çok mahkum hissediyor. Ee, seçimde de aşağı doğru bir trend var. Çabucak bir seçim, ee, çok işine yarayacağı kanısında değilim. O yüzden e, birinci partiyi bir noktada yüzde kırkla yakalamışken, e, kendi başbakanlığında e, iktidarın daha büyük güç ortağı olarak sürdürmek istiyor. Çünkü bunun çok kısa bir nedenini de anlatabilirim. Ee, kuruluşunun altıncı ayında, birinci yılında iktidar olmuş, 13 yıldır hep iktidarda tek başına iktidarken bu iktidarın sınırlarını yaptığı yasalarla daha da genişletmiş ve gücünün ve iktidarının sınırı neredeyse hani bizim tanımlayamayacağımız ölçülere ulaşmış bir iktidardan söylüyoruz. Bence bunu kesintisiz sürdürmek isteyecektir. Önceliğinde de birkaç önceliğini yavaş yavaş görüyoruz. Ekonomik istikrar, köprüler, otoyollar, gibi şeyleri sayabiliriz ama bu akşam Başbakanın ağzından ve bence bugünkü Deniz Bey ile konuşmasından yani bir görüntü vermesinden Cumhurbaşkanının makamını ve konumunu koalisyonların pazarlık konusu yapmasını istemeyeceklerdir. Aslında bir başka bir şey daha burada hemen söyleyeyim. Bence çok bunu hissettirmese de Başbakan Ahmet Davutoğlu bence alınan sonuçlara sevindi demeyeyim ama alınan sonuçları o kadar da kötü görmemiş olabilir. Bunun nedeni de şu. Kampanya başladığında Cumhurbaşkanı seçildiğinden sonra sürekli başkanlık sistemi diyordu. Ahmet Davutoğlu uzunca bir süre, konumunun da gereği bence, başkanlık sistemini hiç söylemedi. Bildirge yazılırken beraber yazdık sarayda konuştuk diyerek başkanlık sistemini konuştu. Seçim meydanlarında belki bir ya da iki yerde çok birer cümleyle bildirgele de çok düşük bir tonda söyledi. Dolayısıyla belki gücü o kadar parti içinde örgütlerde, teşkilatlarda gücü olmamasına rağmen... ...belki Davutoğlu siyaseten önümüzdeki süreçte kendisinin başbakan olarak gücünü daha ağırlıklı hissettirebileceğini de düşünüyor olabilir. Ben kırmızı çizgilerinin, evet bu aşamada Cumhurbaşkanı, belki biraz... Ee, çok önemsedikleri hani bu yolsuzluklar çok gündeme gelmesin diye de ifade ettikleri e, 17 Aralık olabilir ama orada da Davutoğlu'nun ben hatırlayalım geriye doğru yüce, e, yüce divan oylamasını e, son gün komisyondaki son gün oylama günü komisyon toplantısı e, iptal edilmişti. Ben Davutoğlu'nun e, cumhurbaşkanından e, 4 bakan hakkında ve 17 Aralık hakkında dozaj olarak farklı düşündüğünü tahmin ediyorum. Dolayısıyla e, Ahmet Davutoğlu bence seçimi değil daha çok e, kendi başbakanlığında biraz gücü törpülenmiş de olsa e, iktidara devam etmek istiyor. CHP açısından da aynı şeyi söyleyebiliriz. CHP bir şekilde e, AKP kuramazsak e, ana e, ana ekseninin ana aktörünün kendisi olduğu ve mümkünse MHP ile hükümetin resmen içinde olup HDP'nin dışarıdan e, destek verdiği bir modeli açıkça istiyor. Ee, biraz önce HDP ile AKP yapılsın dendi. Bence bu imkansız bir model. Hani son 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 hiç seçime gitmeyelim diyecek bir model. Ne AKP tercih eder ne de zaten HDP çok net bir biçimde koyuyor. Hiçbir şekilde hiçbir hükümete e, içeriden girmeyeceğiz şeklinde net bir çizgileri var. Ee, ben ayrıca e, AKP'nin özellikle Davutoğlu meselesinde biraz daha billurlaşan kırmızı çizgilerinin azaldığı noktada ee, MHP'nin bir miktar bu noktaya e, noktayı müzakere edebileceğine inanıyorum. Evet, tabii ki kimse MHP'ye de e, yaklaşımlarından taviz verdi diyemez burada. Ee, AKP'nin de çözüm sürecini feda etmeyecek bir bakış açısı olduğunu düşünmüyorum zaten seçim kampanyası da bu konuya ilkesel değil daha çok araçsal ve siyaseten baktığını bence gösterdi. Peki. Ee, bu tespitlerle ne alakalı Koray? Valla çok güzel özetledi aslında Erdem Bey. Bunun da bir mantığı var. E, bu üç partinin Cumhuriyet Halk Partisi, MHP ve HDP'nin seçim beyannamelerine bakalım. Üçünün üç beyannamede de ortak bir nokta var. Bir restorasyon sözü veriyor. E, HDP hukuk devleti ve demokrasinin olması gerekiyor diyor. Zaten partinin adı halkın demokrasisi. Onun için mücadele veriyor. İki, yolsuzluğun üzerine gideceğim diyor. Üç, çözüm sürecine AKP bitirdi, bu böyle olmaz diyor. MHP'ye baktığımızda istikrar ve hukuk devleti diyor, yolsuzluğun üzerine gideceğim diyor, çözüm süreci bitmek zorunda diyor. Ben buna karşıyım diyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi hukuk devleti ve demokrasi diyor, yolsuzluk diyor, onlardan farklı olarak ekonomik kalkınma ve refahı ortada koyuyor. Yani şimdi bunların üçü de demokrasi ve hukuk devleti perspektifinde bir restorasyon fabrika ayarlarına, Cumhuriyet'in demokratik fabrika ayarlarına dönüş sözü veriyor. HDP, CHP, MHP. HDP, CHP ve MHP. Ee, çok ciddi nüanslar var, özür dilerim çok ciddi farklar var, nüanslar var. Fakat topluma verdikleri söz bu. En önemli diğer söz hayır rejim değişikliğine biz karşıyız parlamenter demokrasiden vazgeçmemeliyiz diyorlar. Bu konuda anda, ama anladığımız da, kadarıyla Davutoğlu başkanlığındaki AKP de bunu diyor. Çünkü bugün e, öyle dedi. Yok. Başkan şimdi, Başkan Davutoğlu. Da, Davutoğlu onu demiyor. Birincisi hukuk devleti konusunda ve demokrasi konusunda restorasyon şansları vardı. Tam evet. tersi. Başkanlık e, sistemi sözü sadece e, parlamenter demokrasi anlamında Davutoğlu evet. diğer üç partiye katılıyor gibi gözüküyor. Şirin da, doğru. Yalnızca Hı. o cümleye baktığınızda. Fakat şu anda AK Parti ne yapacağını bilemiyor. Bir Zaten saray kapandı strateji geliştirmeye çalışıyor. Çok büyük bir sürpriz oldu. 41-42 zaten alırız. Onlar da 12'de kalırlar. CHP 27'yi 28'e alır geçer diye bir beklenti vardı. 258 onlar için çok ciddi bir sürpriz oldu. Ben hatırlıyorum İhsan Aktaş e, burada e, %44,5 olmaz öyle şey diye büyük bir kendine güvenle hem Türk kamuoyunu anlatıyordu hem de tabii ki AK Parti'deki arkadaşlarını anlatıyordu. Bu büyük bir şok. Bakın hata payı dışında bir savruluş var burada. O yüzden AK Parti ne yapacağını bilemiyor. Esas sorun ne biliyor musunuz AK Parti'de? Ne diyeti vereceğini bilemiyorlar. AK Parti'nin içerisinde Türkiye'yi 2007'ye kadar gerçekten iyi yönetmiş, demokrasi sözü vermiş, pırıl pırıl milletvekilleri var ve siyasetçiler var bir bölümü arkadaşımız. Onlar diyorlar ki ya biz bu diğer AK Parti yani işin kara yüzünü yolsuzluğa bulaşmış ve temizlenmemiş tenzih ederim egemen bağışı da ve diğer insanları da. Onlar yolsuzluğa bulaşmıştır, kanıtlanmıştır demek istemiyorum. Ancak yargılanmaları gerekiyordu. O yargılamak ol, yargılama olmasın diye elinden geleni yapmış ve AK Parti'nin ak süt gibi temiz olduğunu kanıtlama şansımız varken bunu elimizde almış insanları ben neden sırtımda taşıyorum diyor. AK Partilerin esas hikayesi bu. İkincisi, Cumhurbaşkanımızdır. Cumhurbaşkanlığı köşküne gönderdik. Köşk yerine bir saray yaptırdı kendisine. Şimdi oradan bütün siyaseti yönlendiriyor. Örgüt birbirine girdi. Tarafsız gibi yaparak AK Parti'ye oy vermeye çalıştı. Her yerde mitingler ikiye katlandı. İnsanlar çok geliyorlar falan. Ama işimize yaramadı. Bakın AK Parti meclisteki sandalye sayısını yüzde 20 kaybetti. Yani 10 puan 9,5 puan falan Yani eğri oturalım doğru konuşalım vekil sayısını %20 kaybetmiş bir partiden bahsediyoruz. Bir sürü insan AK Parti'de 13-15 yıldır çalışıyor bir vekil hı hı. olabilmek için o düşleri yattı. Bundan sonra da aşağı düşecek durumda. Ee, Sinan Bey doğru bir şey söyledi. Yani, tıbbi bir analoji kullandı. Veba, e, nezle, grip. E, tıbbi analojiler siyaset biliminde çok kullanılmıyor ama olan şu. AK Parti'nin yanında duran üzüm üzüme baka baka kararır. Aklaşmaz kararır. Şu anda bütün siyasi partiler bunu biliyor. Ve hepsi uzak duracak. HDP net söyledi. Defalarca söyledi. CNN yayınında söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti ile beraber durması imkansız. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti'nin tabanını inanılmaz eritmiş. Bakın iç Anadolu oylarına bakın. Kayseri'de AK Parti kaç puan kaybetti biliyor musunuz? Yüzde 13. Böyle bir şey görülmedi AK Parti. Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir yüzde 11, yüzde 12. Şimdi MHP şunu görüyor. Aa bir dakika. Ben iktidarım diyor bir daha seçim olursa. Bir ben koalisyon kurabilirim diyor Milliyetçi Hareket Partisi. Ama kilit nokta Milliyetçi Hareket Partisi. MHP olmadan bir koalisyon Peki. imkansız. Şimdi, o yüzden hı. çok özür dilerim hemen bitireceğim. Devlet Bahçeli elini daha güçlü kurmak için ben yokum kardeşim. Gidin siz ne yaparsanız yapın dedi çekildi. Çünkü ona gelecekler. Evet. Önce AK Parti gitmek zorunda ve hayır yiyecek. Sonra CHP gitmek zorunda. Bu noktada daha önemli bir sorun var tartışmamız gereken şey yasama ile yürütmeyi aynı zannediyor Peki. çoğu insan. Peki. Millet çok Değil özür dilerim de. meclisin başkanı seçilecek o kim olacak Peki. ve tartışma oradan yürüyecek. Peki. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi bir MHP'liyi <laughs> E, mülayim bir MHP'liyi. E, keşke Sinan Bey meclise girseydi o zaman. O zaman herkesin çok sevdiği, saydığı bir insan. Pek pe pe yüzden... mülayim bir MHP'li <laughs> buldunuz yalnız. Yok, özür dilerim. E, <laughs> e, sert düşünceleriniz var ama herkesin sevip dinlediği peki, saygı görüyor. Peki, peki. Süreyi evet. hayır, MHP'den eğer e, e, meclis başkanı çıkacaksa Meral Akşener olsun, bir kadın olsun. E, Ekmelettin İhsanoğlu da olabilir. Bu kadar fazla evet, evet. kadın olsun. Ya, hiç bir, bir şey yere yana kullanıyorum bence, en azından. Bence kesinlikle kadın olsun da. CHP'den de Neren kadın hanımda. olsun da. E, ya yani hepsinden şey kadın şey olsun. Kimse Cumhuriyet hangi partide e, MHP'de de gerçekten çok saygıdeğer kadın e, milletvekilleri var. İnşallah kadın olur. Meclis yani başbakanlık bir kadın yakışır. Ee, Şu an en çok kadın bizim partimizde olduğuna göre bizden bir yani eee Pervin da çok yakışır. 4 partide. Dört partiyi de Dört Evet. yani katarak söylüyorum. Bir kadına Sonuçta yakışır. Kadın MF olacaksa da Meral Akşener'e yakışır diyorum. Performansından ee, dolayı. Tabii Müthiş bir performans sergiledi. Bir olasılıkta AK Parti bölünebilir. Olabilir. Şimdi e, e, bu konuda e, biz Faruk Bey'e bir şey sormak istiyorum. Biraz evet. önce e, sözü geçti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani e, bu konuda Koray'a katılıyor musunuz? Bir ikincisi Vallahi hep böyle. Hayranım yani Koray e, Bey dinlerken tespitleri tam da benim söylemem <laughs> gerekenler diye izliyorum. Burada, yani. burada yani biraz AK Parti'nin durumu <laughs> bunu da değerlendirmenizi. Evet. Yani burada hani AK Parti artık hala e, Cumhurbaşkanı ile birlikteymiş gibi mi düşünelim yoksa biraz satır arası okumanın da faydası var mı son açıklamalara bakarak? E, Şimdi bir zaten beklerini... tartışmanın merkezinde ana ekseninde AK Parti CHP koalisyonu değil. AK Partili Erdoğan'la Cumhuriyet Halk Partili koalisyondan söz ediyoruz ya da AK Partili Erdoğan ve MHP koalisyondan söz ediyoruz. Dolayısıyla AK Parti MHP'ye zaten MHP kapısını açtı bir anlamda. Yani o gece Kapakta Devlet Bahçeli'nin Devlet Bahçeli'nin evet. aslında söylemi şuydu. Yani bu Erdoğan meselesini çözün, gelin. Yani öyle gelin. Ben o zaman sizi dikkate değer bulurum şeklinde bir üstten bir perdeyle bunu ifade etti. Şimdi ama AK Parti dediğimiz en az yüzde 41'in 35'i Erdoğan. Partisi. Yani AK Parti değil. yüzde Yani haksızlık etmeyelim. Kurumsal kimliğin karşılığı yüzde altı düzeyinde. Yani AK Parti'de Erdoğan yüzde otuz beşse sadece AK Parti'nin e, e, üzerine kattığı mevcut şartların değerlendirmesi, istikrar algısı ve 13 yıllık performansını değerlendirmeye tutarak ve bugünkü alternatifsizlik dolayısıyla da eklenen bu yüzde altılık e, kesimde AK Parti kurumsalına bakarak oy tercihinde bulundu. Şimdi ben hiçbir koşulda AK Parti'nin bunu göz ardı edemeyeceğini, doğal lideri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir şekilde saf dışı bırakabileceğini düşünmüyorum. Zaten önümüzdeki günlerde de AK Parti'de bir kongre var. Anında peki, yerle bir olur. Peki burada bir so ara şunu, soru sormak evet. istiyorum. Çok özür dilerim ara karışmasın diye. Böyle bir şey hakikaten bir... Parti genel baş, hangi parti için e, olsa aynı şey. Evet. Yani hangi tabii, tabii, partiye tabii, git desen, tabii. seni kuran adamı e, yok say ve bunu hallet desen zor bir şey seçmene. Dolayısıyla öyle yapmak yerine üç parti bir araya gelerek Hı -hı. Cumhurbaşkanı'nın, görev tanımını yeniden tanımlayacak bir yola gidebilirler mi? Giderlerse bu seçmenden destek görür mü? Bir araştırmacı kendinize evet. soruyorum. Ve bunu tercih <laughs> eder mi üç parti? Şimdi öncelikle buna geçmeden önce aldığım notlardan bir tanesi bence kritik olanı da o. AK Parti'nin e, izleyeceği yolun şu olacağını öngörüyorum. E, yani bugüne kadar tanıdığım, bildiğim, tecrübe edindiğim AK Parti siyasetinin genel Türkiye bakışına göre, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referansları var bizde bir tecrübemiz var. Belki çözümsüzlük üzerine bir koalisyon ihtimali oluşacaktır. Yani çözülmemek üzere, koalisyon yapılmamak üzere bu görüşmeler sembolik olarak yapılacaktır. Çünkü şu anda vatandaş kahvehanede oturarak ya acaba iyi mi oldu diyerek bir düşünceye girdi. Dolayısıyla bu belirsizliğin getirisiyle Ak Parti bunu okuyabilir, bir kumar oynayabilir. Nasıl bir kumardan söz ediyorum? Şimdi Halk Partisine gider, aslında kesinlikle kırmızı çizgisi olan konuyu bir protokole bağlamadan biz bunları zaten yapmayız diyerek biz gittik olmadı. MHP'ye gidebilir aynısını yapar. HDP'ye gidebilir yine aynısıyla karşılık bulduğunda erken seçime gidip gördünüz bunlar oyun bozan bunlar bu memleketi yönetemez demiştik diyecektir. Fakat burada muhalefet partilerinin tutumu önemli, belirleyici olacak. Fark Bey inandırıcı olur mu CHP'ye vermeden bunu yaparsın? Şimdi yapar? hemen, yani hemen siz şunu söyleyeceğim. Araştırmacısınız ondan biliyorum seçimi de doğru evet. tahmin ettiniz. İyi nabız tutuyorsunuz. Evet. Ne, ne olur yani? Şimdi şöyle büyük olasılıkla e, bu mağduriyet alanını e, aslında oluşturabilecek e, durum muhalefet partilerinin tutumudur. <laughs> evet geldiler bize ee, ama bizim şartlarımız Yüce Divan'dı. Kabul etmeyen hangimiz diye topluma bunu anlatabilirse AK Parti böylelikle bu kumardan %35'e geriler. <laughs> ama tam tersine Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi, yani Halkların Demokratik Partisi diyorum aslında HDP, HDP deyip durduk. Böyle deyince de biraz tuhaf oldu. Halkların Demokratik Partisi eğer ki burada oyun bozan gibi görünürse AK Parti %45'te tekrar iktidara gelir. Şimdi dolayısıyla burada bu çok ince bir çizgide yani bir araştırmacı olarak bunu görebiliyorum. Muhalefet burada pozisyonunu bu seçim döneminde gösterdiği tutarlılığı gösterebilir. Bu arada birkaç gün önce bir biliyorsunuz bir değerlendirme yapıldı. 276 meselesi yani aslında oy oranlarının pek bir ehemmiyeti yok burada. 276 sayısının bulunmamış olması çok daha büyük bir vahim tabloyu ortaya koyuyor ki AK Parti açısından. Bu da mecliste yemin edilmesi ve komisyonların kurulmasıyla birlikte aslında tüm partilerin bir araya gelerek istediklerini yapabilecek düzeyde bir ortak koalisyon. Yani bunun adı koalisyon olmayabilir ama nihai olarak sonuca gitmek üzere bir pozisyona bürünmelerini sağlar ki bu da AK Parti açısından çok olumsuz olur. O yüzden bugün AK Parti CHP koalisyonunu konuşmamız bize bize bile bize AK Parti tanıdığımız için normal geliyor. Normal şartlarda böyle bir şeyi konuşmak bugünkü şartlarda bu kadar gerilmiş olan iki siyasi aktöre göre çok mümkün olmaz. Buyurun Çağlaş Bey ne dersiniz? Şimdiye kadar aslında hep politik pencereden baktık ama bu şeyi şöyle bir soruyla başlayayım sorayım. Yani istikrarı nasıl tanımlıyoruz? Biz hangi göstergeler bize istikrar gösteriyor? Baktığımız tüm göstergeler bana göre benim pencereden ekonomik göstergeler. İşsizlik, büyüme, bugün büyüme açıklandı mesela, doların ne oldu? Dolayısıyla biz de o pencereyi yani muhalefet partileri de o penceredeki istikrar ha. tanımını bu ekonomik perspektifteki istikrar olarak görmeyip sadece işin restorasyon tarafına yoğunlaşırlarsa AK Parti'den kaybolan ya da giden 5 milyona yakın bir seçmen, 4 milyona yakın bir seçmen geri döner. Bir kısmı geri döner. Demin verdiğimiz tablolar bu, evet, anlandır, bu anlamda anlamda. Yani bizim sadece istikrar... işin AK Parti mi olsun, CHP mi olsun, MHP mi olsun derken seçmen buna bakacaktır. Evet, seçmen evet. ona bakacaktır ve seçmen şunu, yani böyle bir tablo koyduysa seçmen iyi <laughs> bildiği şeyi yani gösterdi milli irade diyelim. Seçmen bu tabloyu koydu ve şunu görmek istiyor. Evet hukukun üstünlüğünün tekrar kurulması lazım. Evet yapılan yanlışların hesabı sorulması lazım. Evet ama istikrar lazım. İstikrar da Ekonomik istikrar. AK Parti'nin seçimden hemen sonra vurguladığı şey de yatırımlarımız, projelerimiz devam edecek üzerinden oldu. Bu seçmene, bu koalisyon hükümetlerinin de istikrarlı olacağı algısı, gerçeğin ya da gerçek demeyeyim de, işte Almanya örneğindeki gibi, ya da Türkiye'de de aslında bununla ilgili de bir, Çalışma yapmıştım, ben yani paylaşmıştım e, hı hı. sosyal medyada. E, yani koalisyon dönemlerindeki büyüme oranı mesela 60'lı yıllardaki koalisyon, daha sonraki birkaç koalisyon, Demirel-SHP e, e, koalisyonu vesaire o süreçteki büyüme oranlarına baktığımızda çok bir fark yok aslında. Ama bu istikrarı koalisyonla birlikte olacağını bir şekilde göstermeden ya da e, olabileceğini göstermeden sadece bir restorasyon yapacağız, restorasyon yaptıktan sonra... İşte Türkiye'yi yeni bir düzlemde kalkındıracağız demek eksik kalır. İstikrarın altını çizilmesi lazım. Ekonomik büyümenin, projelerin, Türkiye'nin bir sonraki lige çıkması için yapılması gereken yapısal dönüşümleri yapılmadığı zaman, o vizyon olmadığı zaman hiçbir koalisyon konuşmasında sadece restorasyona odaklı bir şey Faruk Bey'in dediği gibi yüzde 45'lere ya da Tam tersi başka bir partiyi %30'lara çıkartabilir. Tabii, yani istikrarın adresi olan bir parti. İstikrarı da yine tanımlıyorum, İstikrarın göstergesi bizde. Eğer güvenlik yoksa, güvenlik sorunumuz, huzur sorunumuz yoksa, doların ne olduğu, büyümenin ne olduğu, işsizliğin ne olduğu. Peki, Hemen de, burada de, bir ben parantez açabilir ilave tamam, burası önemli çünkü. 17-25 Aralık operasyonları sonrasında, bakın aslında yine başlıklardan bir tanesi olarak bunu kullanmamız zorunluluk hale getiriyor bizi ama... 17 25 Aralık operasyonları sonrasında bir 30 Mart yerel seçimleri yaşandı Türkiye'de ve herkes e, yolsuzluk iddialarına karışmış bir şekilde iddialar e, karşısında e, gücünü kaybedecek olan bir AK Parti sonucu beklemişti biliyorsunuz ya yani burada bunu tartışmıştık e, ama bu yaşanmadı çünkü birinci mesele değildi. Paralel yapı gibi bir kurgu vardı. Yani kurgudan kastım vardı hı hı. böyle bir şey ve satın alındı bu gerçek. Yolsuzluk yoktu diyemedik o günlerde. Çıktığımız sahalarda evet. yolsuzluk var mı? Egemen Bahçe ne kadar güveniyorsunuz diye sorduk biz tabii ki. Bu vardı. Ama ne zaman Merkez Bankası başkanıyla ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yaşanan süreç ve daha sonrasında milletin cebine yansır bir durum ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, özellikle seçim kampanyasında belirttiği tema olarak. Asgari ücret, emekli maaşları yani gündemi ekonomi üzerine kurgulamış olması bir farkındalık yarattı ve seçmen dedi ki AK Parti'ye ben buradayım ilk kez. Yani bunlar önemli değildi değil. Ekonomi ile e, alakalı bir süreç başladı. Dolayısıyla bunlar da bugün Yüce Divan olarak bir e, tezahüre sebep oldu. Şimdi ee, sizin söylediğiniz çok önemli ee, Çağdaş beyin söylediği Dolayısıyla sadece bu işlere takılıp kalırsa diyorsunuz muhalefet oraya geri dönecek olursak evet. hata yapar evet. Çünkü pek hemen bakalım sizin araştırmanızda var sandık çıkış araştırması 3 numaralı grafiğimiz evet. hangisi Türkiye'nin en önemli sorunudur diye sormuş İksar'a hemen e, oy verenleri o anda evet. bakın ne çıkmış Kürt sorunu yani biraz önce Turgut Bey'in söylediği güvenlik meselesi bu Kürt meselesi olabilir, Kobani meselesi olabilir, e, efendim sokak çatışmaları olabilir, güvenlik tehdit algısı olabilir ama e, herkesin güvenlik e, sorunu var. Kürt sorunu aslında içinde çok şeyi barındırıyor zannediyorum. E, çok hızlıca bir çıkmış, Üçüncüsü yolsuzluk evet. çıkmış. Burada e, bizim araştırmalarımızda da, saygın araştırmalarda da, pek çoğuna da baktım ben sadece şey değil, sizin evet. araştırmanızda. Ekonomi ilk sıradaydı uzun bir süre. Doğru. Bu sandık çıkışı olduğu için, San seçimlerden birkaç gün önce çok talihsiz bir e, olay oldu Diyarbakır'da. Diyarbakır. Bu az önce dediğim gibi huzur ve güvenlik sorunu olmadığı bir yerde ekonomi ilk sıraya geçiyor. Ki ilk sıradaydı uzun bir süre boyunca. Ama bu HDP'nin de aslında almış olduğu bir miktar da bunun etkisi var. Kürs sorunu ilk sıraya çıktı son bir hafta içerisinde. Ya da kürs sorunu demeyeyim de biz burada kürs sorunu diye koymuşuz. Güvenlik ve terör diye koymuştuk. Dolayısıyla evet. bu ekonomini biraz ikinci plana itti. Ee, bu CHP'ye de biraz negatif bir etkisi oldu diyebilirim. Tamam. Peki bunu şimdi bundan sonraki bölümde konuşalım. Çünkü bu Kürt sorunun birinci e, sırada olması hem HDP'ye sorumluluk yüklüyor. Yani HDP de şunu diyemez herhalde. Ha tamam bak gördünüz mü? Sorun birinci çıktı demek ki değil. E, Çünkü çok... orada da göz ardı edemez seçmenin beklentisini. MHP'ye de sorumluluk yüklüyor. Yeni evet, ne söyleyebilecek ya da e, bitirebilecek mi? herhalde bu Grafiğin ya da bu araştırmanızın en 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 dikkat çekici ve iyi tarafı Türkiye'de layıklık tartışması kalmamış galiba. <gülüyor> Bundan <gülüyor> önceki 40 sene bizi bitiren <laughs> Türkiye-İran mı olacak tartışmaları seçmen nezdinde bitmiş gitmiş <laughs> çok küçük bir kısmaymış. Herkesin derdi ekonomi ne olacak, barış nasıl gelecek, yolsuzlukları olmasın, demokrasi özgürlüğüm bile daha ama demokrasi özgürlük belki evet. Kürt sorunuyla evet. eşit yani tartışmanın zeminin bu tarafta olması da aslında hem CHP'nin hem MHP'nin hem diğer evet. partilerin katkısı bizim politikalarına evet. evet. çünkü çok daha sağlıklı bir yerde tartışıyoruz evet. evet şimdi buradan bütün partilerin çıkaracağı ders var hemen birazdan döneceğim bu arada Erdem Gül'e de sorularım olacak onu orada unutmadık merak etmesin bu turda söz vereceğim kısa bir ara bizden ayrılmayın araştırmamızda kim nereye ne de yani biz daha doğrusu İksara'nın araştırmasında elimizdeki grafiklerde. Seçmen grupları özellikle emekliler mesela memurlar kadınlar kimlere niçin oy vermişler bunları da göreceğiz birazdan ve tabii ki barış süreci tıkayacak mı bu koalisyon görüşmelerini birazdan. birazdan devam ediyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. Konuklarımla tartışmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Sandık çıkış anketlerini. Devam ediyoruz. Biraz önce hangi sorun, en önemli sorun tablosunu vermiştik. Kürt sorunu birinci sırada çıkıyor. Ekonomi, yolsuzluk, demokrasi, özgürlük ve laiklik olarak gidiyor demiştik. Şimdi bir Erdem Gül'e bir döneyim. Önce ona sözü bırakayım. Erdem'in belki yine burada konuşulan, biraz önce konuşulan koalisyon denklemleriyle ilgili söyleyecekleri vardır. Erdem Gül. Evet, bence Erdem'in MHP her iki bloktan da yani AKP'nin kuracağı koalisyon bakımından da e, muhalefette CHP'nin e, ana gövdesini oluşturacağı komisyon bakımından da her iki part her iki koalisyonda kilit unsur hükümetin içine girecek kilit unsur MHP ise e, önlerindeki en önemli e, mesele öyle görünüyor e, çözüm süreci dediğimiz meseledir. E, bunu şuradan da anlayabiliyoruz HDP bu e, yani 1990'larda başlayan bir kendi partilerini kuran bir Kürt siyasal hareketi dersek 20 yılda belki %4'lerden %13 gibi 6 milyon oy gibi bir noktaya gelmiş. Evet bugün işte bugün araştırmacılarla da tartışıyoruz. Seçim gecesi hem Selahattin Demirtaş hem Sırrı Süreyya Önder emanet oylardan bahsettiler ve bu seçimde böyle de bir gerçek var ama bir e, 6 milyon oy alan bir partinin bütün oylarını bir emanet oy meselesiyle açıklamak haksızlık olur. Evet o da belki vardır bir miktar ama bir yükseliş olduğu yani e, bu sorunun çözülmesi gerektiğine yönelik oylar verildiği ortada. Dolayısıyla her iki noktada da e, bence Kürt sorunu önemli bir e, başlık. Evet bizde her zaman cep, ekonomi, günlük geçim, hayatımız her zaman seçimlerde belki hükümetleri... Hükümet yapan partileri hükümetten alı alaşağı eden e, unsurdur ekonomi ama e, Kürt sorunu da yakıcı bir biçimde ekonominin yanına yerleşmiş görünüyor. Seçim sonuçları da bunu teyit ediyor. Ben şöyle bir algı var. Muhalefetin bir hükümet kurması durumunda, kurmaya çalışması durumunda e, CHP MHP'yi hükümet içinde istiyor. E, HDP'nin de kendi tanımladığı formül dışarıdan destek sayısal mesele nedeniyle. Burada herkes meseleye şöyle bakıyor. Bu asla olmayacak bir şeydir. Hani zıtların birliği nasıl olacak? Birbirine taban tabana zıt iki parti. Ben çözüm sürecinin yürütülmesi bakımından meseleyi böyle görmüyorum. Bana kalırsa MHP'de bu konuda çok rigid bir parti görünümü vermiyor. Yani en azından şöyle tabii ki bir tabanı var MHP'nin ve... Türk milliyetçiliği konusunda hassasiyetleri var bu tabanın. Elbette bu hassasiyetlerini e, yok sayan bir koalisyon da siyaset biçimi de ondan beklemek doğru değildir. Ama e, biz geldiğimiz süreç bakımından e, iki yıllık bir e, mesele çözüm süreci e, daha çok İmralı eksenli yürüyen bir çözüm süreci. Son dönemde CHP biraz bu sürece ilişkin yaklaşımlarını yumuşatma noktasına gelmişti. Belki aday profiliyle ya da e, bildirgesiyle ya da e, liderinin bakış açısıyla biraz daha bu konuda e, ne denir esnek bir tavır içinde olduğunu görüyoruz CHP'nin. E, hatta e, net olarak da bu, bu meselenin muhatabı meclistir. Hatta daha da ileri giderek e, HDP barajı aşmalıdır. Çünkü e, yasal meşru e, çözüm sürecinin e, unsurlarıdır şeklinde tanımı var. Ben MHP'nin tabii ki bu tezi savunmayacaktır ama bir koalisyon meselesi en çatışan mesele kırmızı çizgi bakımından bu konu olursa zaten ekonomide çatışmayacaklarını büyük oranda görüyoruz çünkü talepler asgari ücret emekliye iki maaş filan üç parti peş peşe dizildiler bu konuda. Evet. Hani restorasyon Biraz önce bakımından AKP'nin bir takım antidemokratik hukuk <laughs> Tabii evet. ki. Evet <laughs> an AKP'nin antidemokratik hukuksal alanda attığı adımların geri çevrilmesi gibi ben MHP'nin de o konuda o konuda ee, tezleri mutlaka kabul edip kendi tezlerinden taviz vermek değil ama bir tartışmayı en azından bir yöntemle süreci de yayarak yapabileceğini tahmin ediyorum. Geriye doğru örnek verelim. MHP'nin e, DSP ANAP koalisyonundaki meseleyi hatırlayalım. Daha sonra kendisine karşı meydanlarda e, bugünkü Cumhurbaşkanı tarafından ip gösterilerek kullanıldı. E, Abdullah Öcalan'ın idamının bekletilmesi kararı. Evet. Şimdi ee, bu olumsuz tabi... bir karar değil, ben zaten olumlu bir karar olarak görüyorum. Dolayısıyla MHP evet her şeyi kabul etmez etmesi doğasına aykırıdır ama en azından bence bir yöntem önerip tartışabilir. Evet tartış. Çünkü bu önemli çünkü bu konudaki en kilit parti hakikaten MHP zaten MHPsiz bir çözümdü. E, sağlıklı bir çözüm olmayacak Türkiye'nin bütün tabanına yayılması açısından. Koray bir şey diyecekti ama e, Silanbey yani e, bu konuda e, belki e, bu konudan şaşmayalım tam, diye Tam söylüyorum. bunun üzerine ha. söylemek istiyorum aslında. Tamam. E, şu noktada e, bu üç partinin bir araya gelip ya da CHP ve MHP'nin e, birlikte kuracağı e, bir e, koalisyona e, HDP'nin de destek vermesi. Aslında bu partilerin programlarına, beyannamelerine çok paralel bir adım olur. Çünkü e, HDP çok doğru bir şey söylüyor, çok uzun zamandır. Mesele demokrasinin ve hukuk devletinin herkes için işleyecek duruma gelmesidir. Bu olmadan zaten hiçbir sorun çözülmez. Kürt sorunun ana ekseni demokratik bir şekilde insanların kendilerini ifade edememeleri, katılıma dahil olamamalarıdır. E, ve baktığınız zaman e, aslında AK Parti iktidarı boyunca herkesin demokrasiden e, bir parça rahatsız olması, insanların bir parça Kürt siyasi hareketinin 25 yıldır çektiğini hissetmesiyle başladı. Yani gezi olaylarını düşünüyorsunuz, e, 8 tane Çocuğumuz, hmm. gencimiz canını verdi. Ee, ama e, bütün Kürt siyasi hareketinin yıllar içerisinde verdiği kayıpları gördüğünüz zaman aslında o benzer duygudaşlığın yaşandığını görüyorsunuz. <laughs> Bu nedenle e, Erdem Gül'e e, birçok konuda katılıyorum nüans ama bir konuda bir nüans, biliyorum, biliyorum. E, bir nüans e, katmak istiyorum. E, şu anda AK Parti'nin en çok istediği şey bütün meselenin Çözüm süreci üzerinden tartışılmaya çalışması. Sen yanında mısın, değil misin? Birincisi Ak Parti, çözüm süreci diye bir şeye inanmadığını, masayı devirdiğini söyledi. HDP de dedi ki, ya nasıl masayı devirdin? Sen masayı verelim dememiş miydin? Ha, o zaman böyleyse zaten çözüm sürecinin bir aktörü ortadan kalkmıştır diye yorumlanabilir. Peki. Ama. Peki. Tamam. Ee, ben, Sinan buradan Bey, bu, ben buradan keselim, devam edelim. Sinan Bey'e bir katkısı olacak bir şey söyleyeyim. Hı. MHP'nin en büyük ikinci parti olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yani ikinci parti derken... Her parti içindeki ikinci içindeki parti. Yani ikinci oy, buna vermeseydiniz evet. kime oy verdiniz diye sorulduğunda MHP en büyük ikinci parti. Dolayısıyla o çerçevede MHP'ye de önemli bir misyon düşüyor. Çünkü seçmenin büyük bir kısmının ikinci partisi olarak... ...çok da uzağında olmayan bir parti. Peki. Ama MHP bunu üstlenebiliyor mu acaba? Şimdi ama geleceğim size soracağım. Ee, Sinan Bey, şimdi siz MHP adına konuşmuyorsunuz elbette Tabii burada. Ben, ama e... eski bir MHP milletvekili olarak ve Tursan Başkanı olarak. Şimdi kamuoyu bu konuda hassas olduğunu görüyoruz. Araştırmalar böyle gösteriyor. Ee, Sayın Devlet Bahçeli de söyledi, bu bizim kırmızı çizgimizdir dedi ama... ...bunu tam olarak ne anlamalıyız? Yani... Erdem'e katılıyor musunuz? Bu aslında üzerinde başka türlü formülasyonlar geliştirilebilecek bir mesele midir? Yani mevcut haliyle mi katılmıyoruz demek istiyor? E, ve e, kamuoyu beklentisini bu anlamda MHP nasıl karşılamalıdır ya da karşılayacaktır diye düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi tabii e, önce bu konuya geçmeden bir hususun altını çizeyim unutmadan e, AKP e, bir defa şunu net istiyor. AKP diyor ki. Yeni bir AKP'nin kafasında yeni bir seçim var. Ama yeni bir seçime giderken bürokrasiyi elinde tutarak seçime gitmek istiyor. Erken seçimden bahsediyor. Erken seçim. Yani önümüzde bir erken seçim zaten kaçınılmaz. Davutoğlu'nun da kesin istediğine emin misiniz bunu? Yoksa sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan mı istiyor? Ee, şimdi orada tabii patron kim? Ona bakmak lazım. Yani orada patron Davutoğlu değil. Patron orada Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hı hı. Ve burada. AKP'siz bir koalisyon formülünde bürokrasi AKP'nin elinden çıkacak. Bürokrasinin AKP'nin elinden çıkması demek AKP'ye karşı seçimde valilerin kullanılamaması demektir. Bürokrasinin kullanılamaması demektir. TRT'nin kullanılamaması demektir. Devlet imkanlarının kullanılamaması demektir. Bunları bir tarafa bıraktım. Şimdiye kadar 13 senede yapılan yolsuzlukların Deşifre edilme ihtimali demektir. Onun için AKP, tabiri caizse yine bizim Anadolu tabiriyle ifade ediyorum, allem edecek, gallem edecek, bir kriz çıkarıp erken seçime gidecek. Ve bu süre içerisinde de e, koalisyonların ne kadar kötü olduğunu vatandaşın beynine işlemeye çalışacak. Ben şuna katılmıyorum. Ekonomi politikaları önemlidir, elbette çok önemlidir. Ama AKP'den kopan 10 puanlık bir seçmen tabakasının 6 puanı AKP'nin ekonomi politikaları kötü, HDP'nin ekonomi politikaları iyi olduğu için oradan kopu oraya gitmedi. Bakınız. Burada farklı seçmen tercihleri var. Seçmen bu seçimde biraz önce de ifade ettim. Stratejik bir tercih ortaya koyuyor. Bunu bu seçimde belki bu tür araştırmalar çok saygı duyuyorum. Başka seçimler için geçerli olabilir ama bu seçimde seçmen bizim düşündüğümüzden daha stratejik bir adım attı. Seçmeni hiç de hafife almayın. Anadolu insanını hiç de hafife almayın. Yani siz istediğiniz kadar başkanlık sistemi 400 vekil dersiniz, öteki başka bir şeydir. Seçmen kalkar öyle bir şey der ki vay be dersiniz. Yani en büyük siyaset ustalarını bile seçmen şey yapar yani. Ayağını kaydırır, oturtur yerine. Seçmen tam da öyle yaptı. Sen istediğin kadar dedi 400 vekildi başkanlık sistemi de yeni anayasa ne diyorsan de seçmen bu seçimde farklı bir mesaj verdi. <laughs> Onu vurgulamaya çalışıyorum. Ekonomi politikaları vesaire işte terör evet. sorunu yani şimdi terör sorunu ön plana çıktı sizin araştırmanızdan. Ben şunu sorayım. Daha önce ifade etti. Öcalan İmralı'dan dese ki AKP ile koalisyon kurun. HDP hayır sen karışma kurmayacak mıyız diyecek. Daha önce ifade etti ben kurtardım AKP'yi dedi. Erdoğan'ı ben kurtardım demedi mi HDP dedi. Şimdi aynı şeyi söylese HDP buna karşı çıkacak mı? Veya Kandil bunu istese AKP buna karşı çıkacak mı? Şimdi HDP diyor ya ben ısrarla asla diyor karşı koalisyonda olmam dedi. Öcalan olacaksın dedi. Ne yapacaklar? Dolayısıyla e, buradaki manzarayı farklı görmek lazım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek olmazsa olmazı açılım süreci gibi gözüküyor. Hayır efendim. Bizim ben elbette partimizin kurumsal kimliği adına konuşmuyorum. Ama ben bir Türk milliyetçisiyim. Ben MHP'liyim. Hala MHP'liyim. <laughs> MHP'nin bir önceki dönem milletvekiliyim. Dolayısıyla da Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanının yetkilerinin kesinlikle ve kesinlikle kısıtlanması lazım. MHP'nin olmazsa olmazıdır bu. Yolsuzluk dosyalarının mutlaka Yüce Divan'a götürülmesi lazım. MHP'nin olmazsa olmasıdır bu. Bakınız hı hı. E, PKK ile İmralı ile bu tür görüşmelerin derhal kesilmesi ve ülkenin normalleştirilmesi lazım. MHP'nin olmazsa olmazlarıdır. Yani bütün koalisyon sürecinde Milliyetçi Hareket Partisi'ni bir tek çözüm sürecine, açılım sürecine vesaire e, hapsederseniz MHP'yi doğru algılamamış olursunuz. Peki burada bir sorayım. Sonra yani <laughs> e, siz fikrinizi söyleyin. Diğer e, konuklarıma da soracağım. E, şimdi... Artık HDP'nin MHP'den daha fazla milletvekili var Maalesef. mecliste, parlamentoda. Dolayısıyla durum biraz daha farklılaştı geçmiş döneme göre. Dolayısıyla orada bir taban temsil ediliyor. Yani madem hani, milli irade diyoruz, dolayısıyla orada ortaya çıkan bir milli irade var. Siz diyorsunuz yani ya, MHP'nin öncelikli sorunu değildir diye. Siz yine dediğim gibi kurumsal kimlik değilsiniz Yür ama yorumunuzu rica ediyorum. Her ne kadar önceliği olmasa da bu saatten sonra böylesine toplumsal 80 milletvekiliye temsil eden bir hareketi, beklentiyi yok sayma rüksüne sahip olabilir Bakınız mi MHP? Şimdi ben... Aynı şey HDP için de e, e, mevcut. MHP'yi görmezden ya gelebilir mi? Prensip Buyurun. olarak bakmak lazım. HDP kalkar şunu söyler mi? Hı. Silahı biz kesinlikle reddediyoruz. Ey kandil! Hı. Hani Recep Tayyip Erdoğan Hı. diyor ya ey bilmem... <laughs> Ee, ...okyanus ötesi... ...derhal silahı bırakın, terörü bırakın... ...Türkiye Hı. topraklarını terk edin... Ne ...demiyor... ...Öcalan'ın bebek katilinin heykelini açacağım diyor... Bakınız, ...heykelini açacağım diyor... ...dolayısıyla... ...çok sayıda milletvekili çıkarması ...veya MHP'den daha fazla milletvekiline sahip olması... ...Türk milletinin gözünde... ...35 bin kişinin katilinin... ...aklamaz... ...niye aklamaz... ...eğer sayı söz konusuysa... ...çok sayıda olmak birini aklıyorsa... Ebu Bekir el Bagdadi'nin de peşinde e, toplasanız dünyada belki bir milyon insan var. Şimdi IŞİD'in elebaşısı cani e, bu anlamda e, bizim gözümüzde aklanmış <laughs> mı olacak? El-Kaide liderinin e, peşinden milyonlar gidiyor. El-Kaide liderinin caniliğinden bu bir şey alıp götürür mü? Allah Hı -hı. aşkına götürmez. Dolayısıyla e, elbette ki <laughs> demokrasi e, her e, şeyin çözümüdür ama demokrasinin de e, böyle de cilveleri var. E, terör örgütüyle aranıza net bir mesafe koyacaksınız. Teröre yok diyeceksiniz. Teröre bulaşmışlara da yok diyeceksiniz. Ve terör suçundan mahkum terör suçundan, terör suçundan mahkum birisini liderimiz olarak kabul etmeyeceksiniz. Diye liderimiz demeyeceksiniz. E, Türk ceza e, Türk ceza kanunları hala geçerli mi? Geçerli. Hı hı. O zaman o zaman yarın bakınız yarın <laughs> Diyelim Türkiye'de bir işit benzeri bir örgüt kurulur. Aynı süreçten geçilir. 10 sene sonra ne yapacağız? Benzer işitçiye de sırf Türkiye'de o IŞİD'ciğin 80 vekili oldu diyelim. Ona da mı evet diyeceğiz Şirin Hanım? Hı hı. Prensibi ortaya koymak lazım. Peki size geleceğim ama hı hı. Faruk Bey'in yorumunu bu konuda rica ediyorum. Ben şimdi birkaç <laughs> başlık biriktirdim aslında. Tabii. Bir, ama bu MHP meselesinde evet. bir Kürt MHP. Mes Yani dağılmayalım Kürt çünkü HDP'ye tamam. de geçecek. hepsi aslında yani, bağlantılı yani, MHP yani. ne yapmalıdır sizce evet. bir araştırmacı olarak kamuoyu bakış, bakış açısıyla baktığınızda ne yapmalıdır? HDP ne yapmalıdır? Yani İksaran'ın bu sonucunu nasıl okumalıdır? Şimdi ilk Sara Türkiye'nin en önemli sorusu, sorunu nedir diye sordu. Orada Kürt sorunu %30 çıktı. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürt sorunu yoktur demesiyle bizim sahada yaptığımız, NDR olarak yaptığımız çalışmada da sizce Türkiye'de Kürt sorunu var mı diye sorduğumuzda bir kere toplumun %50'si yani 30'un üzerinde hatta kısmenle birlikte %60'ı Kürt sorununun olduğundan söz ediyor. Peki bunu nasıl tanımlıyorsunuz? Sizce Kürt sorunu nedir diye sorduğumuzda Açık uçludur. Herhangi bir yönlendirme yapmıyoruz. Ayrımcılık. Birinci sırada 15,3'de. Bölünmek ve devlet istemeleri. Ayrı devlet istemeleri. Terör, Anadolu'da eğitim, bağımsızlık, özgürlük, iç çatışma vesaire gibi. Şimdi e, MHP alternatif ikinci parti. Evet. Buna da ihtiyaç var. Çünkü MHP'yi 2011 seçimlerinde HDP'nin bağımsızlarıyla birlikte güçlü bir e, temsili olacağını gördüğümüzde ne dedik hepimiz? bu mecliste yani 2011'de oluşacak aritmetikte MHP de olmalıdır demiştik değil mi? Fakat bu seçime girildiğinde MHP %17'ler, 18'ler hatta 20'lere çıkabilecek bir ihtimali yok saydı. Nasıl yok saydı? Yani elinde tutamadı. Alternatif ikinci partidir doğru. CHP'nin de alternatif ikinci partisi, AK Parti'nin de alternatif ikinci partisi. Bugün HDP'nin %13 olduğu 82 milletvekili olduğu bir noktada HDP'nin 81 80 milletvekili olarak daha güçlü temsil noktasında 3. büyük parti konumuna erişmiş olması MHP'nin de böyle bir fırsatlı bir dönemde neyi hata yaptığını göz önünde bulundurması gerekiyor. Bir kere HDP dilini değiştirdi. Yani HDP bu seçimde ben Türkiye'lileşeceğim şeklinde bir çıkış yaptı. Yani sadece e, Selahattin Demirtaş'ın meydanlarda e, e, ya da grup toplantısını başlarken kampanya döneminde "Seni başkan seçtirmeyeceğiz de e, sonuç almadı." Yani bu %13'ün içerisinde e, e, toplumun diğer kesimlerinden de bir temsil var. Yani HDP'ye burada <laughs> kesinlikle haksızlık ediliyor. Çünkü AK Parti'nin üstlendiği misyon Kürtleri temsil noktasındaki en büyük parti olması dolayısıyla bölgedeki oy oranlarına baktığımızda AK Parti Kürtleri e, çok fazla e, bu anlam çözüm süreci ki MHP'nin diliyle çözülme sürecinde taviz verdiği yönündeki e, giden MHP oylarını engellemek için Kürt sorunu yoktur tezini ortaya koydu. Kürt kardeşlerimizin tezi var diyerek geri dönüş yapıldı ama nihayetinde hem Kürtler gitti hem <laughs> milliyetçiler gitti. Dolayısıyla Burada MHP şimdi burada yanımızda kendisi e, önümüzdeki dönem milletvekili değil bu mecliste milletvekili değil. Ama Oğan'ı ekran başında herkes Milliyetçi Hareket Partisi'nin söylemi üzerinden bir değerlendirmeye tutuyor. Niçin başka Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, ekran yüzünü göremedik biz? Bu da düşünülmesi gereken bir şey. Ve Sinan Oğan milletvekili adayı olmadı. Şimdi meselenin aslında nerede olduğuyla ilgili yani e, bir e, denge politikası söz konusuysa herkes, her parti burada kendine bir çıkarım e, sağlamalı. Yani bu sandıktan çıkan AK Parti 41'dir. 10 puan oyu düşmüştür. Dolayısıyla diğer partiler çok başarılır diyemeyiz. Bu sonuçlar 41 dediğiniz sonuç da nihayetinde CHP ve MHP'nin toplamı kadar olan bir sonuç. Yani bugün CHP yüzde 40 alsaydı ne konuşuyor olacaktı? AK Parti'nin aldığı yüzde 40'tan söz ediyoruz ve başarısızlık üzerine bir yorum yapıyoruz. Oysa ki HDP'nin aldığı %13'ü başarılı olarak görürken ilk gün itibariyle yapılan bütün değerlendirmeler bu e, oyların evet. CHP'den gittiğini, CHP'ye gide e, CHP'den giden bu oyların da emanet olduğunu söyledi. Hiç mi HDP'nin dili önemli değildi? Yani nefret ede ede gidip insan oy verebilir mi HDP'ye? HDP, HDP doğru bir, bir taktik izledi. HDP'yi bir şekilde temsil eden bir irade söz konusuydu, bir renk söz konusuydu doğru bir yolu tercih etti, pozitif bir kampanya yönetti. CHP'den de oy e, e, öyle sanıldığı kadar da gitmedi. Yani bunu çok net da, söylüyor. Daha AK Parti'nin dindar Kürtlerden aldığı evet, oy daha fazla. Evet. Güneydoğu'da. aday listelerine bakıldığında da, evet. Güneydoğu'da e, büyük bir kıyım olduğunu şöyle, söyleyebiliriz. Şöyle bir veri. İlaveten de... şunu söylemek Hı. istiyorum önemli. E, yani e, HDP'nin HDP'nin e, tamam. emanet oyları bugün itibariyle seçime gidildiğinde geri döner. Bakın HDP'ye Oy vermiş olan seçmenlerin, diğerlerine haksızlık etmemek için o başlığı açık bıraktım. Biraz üst kapalı geçmiş oldum. E, hemen söylemek istiyorum. E, HDP seçmenleri içerisinde CHP'den giden oyun tanımı, CHP'ye henüz oy vermemiş olan tanımdır. Yani e, nihayetinde 2011'de 26 almış olan bir partinin kaybına peki. baktığınızda yine 26. Peki. E, peki ne oldu da böyle CHP'den gitti diyoruz? Potansiyel CHP'ye oy verecek yeni seçmenden aldı evet. hedef. Şimdi e, 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 Turgut evet. Bey bekliyor. Kısa bir bir dakika, kısaca. Aslında ederim. tam bununla ilgili bir e, genel bir e, yanlış anlama var. Onu nasıl insanlar ölçüyorlar bilmiyorum. Bir iki tane araştırma şirketi söyledi işte CHP'den yüzde beş, yüzde altı kaydı. Yok şimdi öyle. Bir bunu, şey. Şimdi bunu ölçmenin bir tane yolu vardır. E, sandık çıkış araştırması yapılır. Türkiye'de de bir tane yapıldı bizim bildiğimiz He. kadarıyla. E, bu araştırmaya göre. Ee, o şeyde yok şu anda ekranda görecek. var Gösterebiliriz hemen ee, HDP neden oy aldı? Nereden oy aldı? Ee, nereden oy aldı? Ee, HDP'nin oy verdiği e, Çağdaş hocam da bunu e, açıklayacaktır. Hatta bir ee, şeyi açıklamıyor. açıklamayın. Beşinci Çağdaş grafik hocam verelim lütfen. Ee, soruyoruz. 2011 seçim HDP'ye çıktı seçmen. Ee, HDP'ye oy verenler aynı zamanda biliyoruz onların kim olduğunu çünkü kendileri söylüyorlar. 2011'de kime oy vermiştiniz diye sorduğumuzda e, Ak Parti'ye HDP'ye bu 7 Haziran'da oy verenlerin %14'ü AK Parti'ye son genel seçimde vermiş, %9'u Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiş, %1'i MHP'ye vermiş. Evet. Bakın yani burada açık bir şekilde daha önce bugün HDP'ye oy verenlerin ve 2011'de oy kullananların yazdığı yalnızca %76'sı evet. burada. Peki 4 yıl önceye gitmeyelim, 9 ay önceye gidelim ve şunu soruyoruz. Evet. Bugün HDP'ye oy verenlere sorduğumuzda Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermiştiniz diye yalnızca %82'si Selahattin Demirtaş'a oy veriyor. Yani 5 seçmenden 4'ü. Peki yeni oy verenlere baktığımızda işte esas o, o zaman çıkıyor. Çağdaş Hocam belki o veri sizde var. Ve burada işte Türkiye siyasetinde yeni bir döneme girdiğimizi görüyoruz. Gençler konusunda sanırım. Evet. Siz yani, değineceksiniz. Hem HDP hem MHP'ye ilişkin iki tane gözlemi paylaşayım benzer şekilde. Ee, bu seçimde net olarak 4,5 milyon seçmen değiştirdi yönünü. Bu 4,5 milyon seçmenin 1,5 milyonu MHP'ye gitti. Biz yaklaşık hep söyledik milyon, zaten evet. MHP, HDP kilit evet. demişti evet. Öyle, öyle de oldu. Gidenlerin önemli bir kısmı da işte e, 2'ye 1 vesaire. CHP'nin şöyle bir kaybı oldu. CHP AK Parti'den yaklaşık 4 milyonluk çünkü 4 milyon AK Parti'den gitti. Yaklaşık 500 bini CHP'den gitti. 4 milyonluk bir kitleyi yumuşattı ve ayırdı orada. Tam kendi evine götürecekti ki pek çok araştırmada 27 28 29'lara çıkmıştı CHP. O anda HDP bir kısmını aldı götürdü güvenlik şeyiyle. MHP'de bir kısmını aslında MHP bu kampanyanın çok da emek harcamadan çok fazla geri dönüşü evet. olan bir parti diye bir izadı ettiler. Ama MHP'ye ilişkin şunu söyleyeyim. MHP ne yaparsa Sinan tam... Çok ta... yapmayın ya. Yani ha, şöyle, şunu Genel söyleyeyim. Başkan'ın alanda mitingleri var. Yo, yo, var var. ya. şunu e, söyleyeyim. Ülkücülerin sahada Me... çalışmaları var. Yo, yani MHP... Şahsen ben, pardon şahsen ben Almanya'da da çalıştım. Kars'ta da, Iğdır'da şunu da, Ardahan'da da, da da, elinde de pardon. Şöyle MHP %25'i hatta %30'u alabilecek bir parti. Ne yaparsa alabilir diye bir soru sorayım cevabını da vereceğim. CHP, işte MHP ne yapsaydı %25'lere ulaşabilirdi. On sizinle pek aynı fikirde değilim burada. MHP ülkenin yine ekonomiye getireceğim ama istikrarını, büyümesini vesaire yönetebilecek bir parti görünümü daha fazla verseydi yüzde %25 25'e çok rahat gelebilirdi. Çünkü öyle bir potansiyel vardı. Ak Partiden öbür tarafa geçmeye zorlanan bir kitle var. HDP'ye geçebiliyor ama CHP'ye biraz zorlanıyor. Ama MHP çok kolay geçebilecek. İkincisi MHP'nin 1999'da meclis dışında kalmasının en önemli nedenlerinden biri neydi? 2002'de. İstik 2000 pardon 2002'de. <laughs> Ee, ekonomik istikrarla ilgili e, önemli e, bir e, ne diyeyim? Peki. E, şu, buradaki kilit soru şu: Ekonomik istikrarı daha fazla ön plana çıkarsaydı sadece kendilerince terör sorunu olarak adlandırdıkları evet. Kürt sorunu meselesinden gelen bir oyyla kalmazlardı çok daha büyük kitleleri <laughs> çekerler diyorsunuz. Tabii ki. Peki o kitleler ekonomik vaatlere gelirken aynı zamanda istikrarın içinde barış ve çözüm süreci yani toplumsal barışın sağlanmasını da bekliyorlar tabii mı? Tabii. Onu istikrarın bir, bir barış ekonomik derken... istikrarın bir parçası olarak görüyorlar toplumsal mı? Toplumsal barış ya da huzur bunun ilk önceliği yani insanlar önce huzura, güvenliğe bakar. Sonra karın tokluğuna bakar. Ondan sonra işte refah evet. ve kalkınma. Bu bir paket yani olarak düşünülmesi yani MH'nin en önemlisi evet. sadece ilkine takıldığınız zaman potansiyelinizin altında. Ben 25'i çok rahat görebileceğini pek çok evet. araştırmada görebiliyoruz. Onu yaptığı zaman MHP'nin hem bu tartışma zeminini daha da pozitif bir anlamda Peki, ülkenin bu geçmişi ama şu anda söylüyorsunuz. Tabii. Şimdi koalisyon e, pazarlıkları var. Aynı şey var. yani sadece güvenlik ve şeyine diyelim ki yani bugün e, yani şimdi koalisyon yani koalisyon pazarlıkla yapılırken bu verinin MHP için ne gibi bir önemi şey, var? Şöyle bir MHP Niye AK Parti'li diyelim ki. Hı. Bir e, kapı açılırsa ve bu anlamda ilk günkü duruşundan ödün vermeden geri çekilirse bu ekonomik istikrar istikrarsızlığa dönüşmesinin müsebbibi görünebilir. Dolayısıyla hmm. o anlamda %45'leri yani kendileri açısından terör sorunu, Kürt sorunu'na takılıp kalırsa yani, önemli bir fırsatı kendi açısından kaybedebilir çünkü Ak Parti ilk yani dillendirilen şeylerden biri Ak Parti MHP koalisyonu üzerine gidiyor. Orada istikrarın yani o koalisyon anlamında yardım e, koalisyona katılmaya da o, o, o yolu kapatırsa e, o ekonomik istikrarsızlığın müsebbibi görüldüğü <laughs> anda %17'ler %13'lere düşebilir. O zaman Zaten öyle bir, bir erken kualisyon. seçimde MHP'ye gelen oy geri AKP'ye mi döner? AKP'ye döner. Bir Kesin. milyon aynı mu? şekilde Zaten ama aynı şekilde HDP'ye gelen %13'lük o fazla oyun da İki buçuk üç puanı CHP'ye döner. evet. Aynı oran. Şimdi... Aynı oranda da CHP'ye döner. E, e, <laughs> tam Turgut Bey aslında destekleyecek bir şey söyleyeceğim. Ama bir, bir izin evet. Şey verebilseniz de bir abi. konuşabilse evet. Turgut Bey. Rica etsin. Şimdi tabii teknik tek bilgiler. <laughs> Önce bir şey sorayım. Pardon çok özür dilerim. Buradaki amaç e, bir MHP HDP kapışıp sadece iki parti içinde aynı şeyi sordum hani <laughs> evet. o yüzden size de dönerek şunu sormak istiyorum MHP'ye sorduğum soruyu en en önemlisi yani Sinan Bey parti adına konuşmadığı için daha e, e, kendi fikirlerini paylaştı ama şimdi MHP'nin de bu sorunu görmezden gelmemesi topluma yeni bir şey söylemesi gerekiyor HDP'nin de bu sorunu görüp toplum beklensini görüp yeni bir şey söylemesi gerekiyor zaten kampanya sırasında söyledik diyorsunuz ancak e, Hala MHP tabanının kuşkuları var ve bu nedenle MHP'ye giden de AK Parti farklı partilerden oylar var. Demek ki insanlarda hala bir kısım seçmende netleşmiş olsa bile HDP'nin nasıl bir parti oldu, toplum bir kesiminde de netleşmemiş. Ve silah bırakma çağrısı, arasına örgütle mesafe koyması beklentisi hala mevcut. Dolayısıyla siz nasıl görüyorsunuz bu koalisyon ve Belki de iktidar pazarlıkları sırasında HDP'nin e, tavrı nasıl olmalıdır? Nasıl olacaktır? Yani e, bu tür toplumsal sorunlardaki ölçek nedir? Ölçü nedir? E, evrensel hukuk değil midir? İşte dünyada, e, işte bizim de yaşadığımız ülkelerden, yani sonradan gittiğimiz ülkelerde bile bir Alman'ın ne hakkı varsa biz aynı haklara sahip olurken, e, sokağa e, Alman bayrağıyla çıkan naziler, Almanya Almanların dediğinde biz sığınacak yer ararken, şimdi Türkiye'siz halen 90 yıldır, Türkiye Türklerindir, bir Türk dünya bedel anlayışıyla mı bu ülkede siz e, farklı kimlikleri, inançları, toplumsal farklılıkları bir arada tutacaksınız? Yani bu anlamda e, eğer taban halen ısrar ediyorsa, Türkiye Türklerindir, e, Türklerden başka kimseye bu topraklarda yaşam hakkı yok, o zaman bu zihniyetin değişmesi lazım. O anlamda da ben bir Türkmen alevisi olarak, yani e, Türkiye'nin temel sorunlarında e, bizim ölçemizin e, evrensel değerler olması lazım. O anlamda da e, bugün halkların demokratik partisi e, bu kadar e, halk nezdinde destek alabiliyorsa e, burada e, demek ki programıyla, e, söylemiyle, e, yeni e, yüzüyle ve e, Türkiye siyasetine kaptığı yeni değerlerle halk nezdinde destek görüyor. Peki ama Sinan Bey bir bir kaygısını dile getirdi diyelim. Çünkü bir siyasetçi konuşmuyor burada. Bir sivil toplum evet. temsilcisi olarak konuşuyor. Dedi ki eğer bugün dedi Abdullah Öcalan çıksa hayır efendim siz öyle dediniz ama ile ya da şu X partiyle şu partiyle koalisyon yapacaksınız derse HDP yönetiminin buna söyleyecek hiçbir şey olamaz dedi. Yok, doğru bir Böyle bir, bir inanç var. Değil. bu konuda... Doğru bir yaklaşım değil. Bakınız yani Türkiye'de bugün e, kendi içerisinde bile ciddi bir e, kadın devrimi söz konusu. E, e, bugün e, Türkmenler Irak'ta e, ölümle karşı karşıya geldim. NATO sustu, Birleşmiş Milletler sustu, Türk Devleti sustu. Gitti onların imdadına, Kürt hareketi yetiştim. Bugün Kobani'de, bugün e, e, Şengal dağlarında sonuçta başka inanca mensup insanlar. Yani e, Kürt e, toplumunun yani inanç kardeşi olmadıkları halde, Gitti onları orada kurtardı. Bugün dünya bunu görüyor. O anlamda da Kürt hareketi bugün, e, yani çağdaş dünyada da, Türkiye dışında da, e, Orta Doğu'da demokrasinin yerleştirilmesinde, demokratik değerler uğruna bedel ödeyen, mücadele eden bir hareket olarak görülüyor. ...ya yani bunu ben e, MHP'nin tabanında da, e, tabanında gördüğünü üç aylık kampanyada gördüm. O kapsamda, yani dünün değerleriyle söylemleriyle e, bu sorun çözülmez. Bizim görmemiz gereken şey şu. Türkiye toprakları üzerinde yaşayan herkes eşit haklara sebep olacaklar. Şimdi hadi Kürtleri bir tarafa bırakalım. Ben yıllarca Alevi hareketine öncülük yapan bir insanım. Halen daha bu ülkede biz Aleviler yok sayılıyoruz. Halen ibadet yerlerimiz, cemevleri kabul edilmiyor. Avusturya'da Halen, cemevi, evet. cemevi ibadet statüsündedir. Şimdi ben bu konuda yani, yani, bu adımın atılması için ne gerekçe var örneğin? Yani bir defa zihniyetin değişmesi lazım. 90 yıllık Türkçü ve Sunnici, tekçi, ...devlet anlayışı iflas etti. Bence bu seçim sonucunda... E, ...sağlıklı bir analiz... ...Türkiye halkları... ...farklılıkları artık zenginlik görüyor. Türkiye halkları Ermenisiyle, Süryanisiyle... ...Alevisiyle, Sunnisiyle... ...Kapalısıyla, Moderniyle... E, ...bu ülkede kim neye inanıyorsa... ...nasıl yaşamak istiyorsa... ...devlet insanların yaşam alanlarına... ...müdahale etmeden... ...bugüne kadar ki baskıcı... ...bugüne kadar ki tekçi devlet politikasını... ...sürdürmeden... Özgürlüğü öne çıkaran politikayı halk istiyor. O nedenle de Halkların Demokratik Partisi önümüzdeki süreçte bu ülkenin vazgeçilmez bir siyasi partisi olacaktır. O anlamda da erken seçime de gidilse ben alanlarda gördüm. Halkların Demokratik Partisi bugün sadece bir kimliğin bir Kürt ulusal hareketinin partisi değil. Bugün seçim analizlerine bakın. yani Türkiye'nin her kesiminden oy alan bir parti. Demokrasiyi temsil ediyor söylediğiniz gibi bugün en gelişmiş çağdaş e, ülkelerde bile yüzde %50'lik kadın cinsiyet e, temsil hakkı yok. Yani o anlamda da gençlik en önemli dinamizm ve Türkiye'nin bütün toplumsal kesimi bugün bu programı e, bir seçenek olarak görüyor. Biz de bu programı seçenek olarak görüyoruz. Evet partimiz koalisyonlar noktasında e, önümüzdeki süreçte e, kendi ilkelerini esas alacak. Öbür taraftan da bildiğimiz ya yani dayatmacı yöntemlerle Türkiye'de hiçbir sorun çözülmedi. Yani birilerine kapı gösteren yaklaşım, yok işte ötekileştiren yaklaşım. Halk bunu artık kabul etmiyor. Yani bu dili terk terk etmek lazım. Yani Türkiye, Türkiye toprakları üzerinde yaşayan herkesin. Bunu herkes kafasına yazsın artık. Yani dün de gelse, bugün de gelse bu topraklar herkesin. Çünkü Avrupa'da bize bu naziler bunu hatırlatıyor. Yani siz kara kafalısınız defolun gidin. Mesela, Biz orada ne diyoruz? MHP'yi MHP yani. karşılaştırmış şey, gibi şey, olmayın orada cevap yani Zihniyet pardon, açısından pardon, bugün pardon. insan merkezli, insanı esas alan, e, insanların kimliğine, kökenine bakmaksızın... bu de, Dolayısıyla bu söyledikleriniz e, bizim garantimizdir demek mi istiyorsunuz? Öyle, öyle olacak yani. zaten öyle Parlamentodaki garantimiz budur. Verdiğimiz bu sözlerdir diyorsunuz. Evet. Bu <laughs> anlamda hani mesafe nasıl konulacak diyenlere cevabınız budur. Katılmıyorsunuz anlamın kadarıyla buyursa. şöyle katılmıyorum. Yani önümüzde örneği var. HDP'nin söylediğiyle yaptıkları arasında o kadar fark var ki. Hı hı. Avrupa'da naziler Türklere kara kafalısınız. Çekin gidin diyor. Daha mazbatasını almayan HDP vekili koruculara buradan defolun gidin diyor. Keleşleri size çevirmesini biliriz diyor. Dolayısıyla televizyonda sas çalmak, demokrasi mesajları vermekle olmuyor bu. Hı. Fiiliyatta bunu göstermek lazım. Bu seçimde sen bunu Kobani'de gösterdi bunu. Kobani de gösterdi ya, bunu. Ne o, alakası, alakası var. Bir saniye yapar. bir saniye. Ne ne alakası var? Eee Iğdır'da ben şahidim. AKP'nin Kürt kökenli adayının ağzı gözü yara oldu korkudan ya tehditlerden. Se se seçimlerde şeye sokmadılar adamı. Seçim sahasına sokmadılar. Şimdi dolayısıyla da yani burada batıda bunu demek kolay. Televizyonlarda bunu demek kolay. Ege'de, Akdeniz'de, Boğazlar'da, Nişantaşı'nda şimdi yüksek oy alıyor HDP. E bir de gelin Iğdır'da AKP'nin. Öyle mi? Bağcılardan e, daha yüksek oy e, aldı. Şimdi, içinde şimdi bir mahalli. de gelin AKP'nin Iğdır adayının ağzı gözü yara olmuş korkudan. Tehdit ediyor PKK'lı. Dövmüşler amcasının oğlunun kafasını gözünü yardılar. Yani bunlar olmuyor. Söylemekle olmuyor bunlar. Eyleme de dökmek lazım. Türkiye'de bakınız HDP milletvekili mazbatasını almadan her gün korucular infaz ediliyor orada. Korucu bu memleketin insanı değil midir? Korucu e, bu ülke için can veriyor, terörle mücadele ediyor. Televizyonlarda yer almadı ya. Açıkça tehdit etti. Defolun gidin buradan. Kimi kim nereden kovuyorsunuz? Allah Peki, aşkına. Şimdi e, onun için pardon Şinan. Onun için sadece söylemi değiştirmek yetmiyor. Peki. Eylemi de değiştirmek lazım. Şunu sormak istiyorum. E, o zaman e, şimdi burada bir kere 40 senedir süren herkesin çok acılığa yaşadığı bir mesele var. Dolayısıyla tabii ki bir günde e, HDP'nin MHP, MHP'nin de HDP'nin e, duygularını tam olarak algılayıp bir şey ortaya koyması kolay değil. Ama hani siz diyorsunuz ya HDP yeni bir şey söylemeli. MHP toplu, yani, de topluma yani HDP'ye değil. Sadece yapmalı. Topluma da değil. Yani defolun gidin dememeli tamam. koruyucu yo. yo şunu sormaya çalışıyorum. Siz yine hani ya, HDP bir şey söylemeli diyorsunuz. Tamam. MHP peki sizce... E, daha katılaşarak mı e, koalisyonun içinde yer almalıdır yoksa madem bir çözüm yoluna çıkıldı geri dönüş yok diyor bütün araştırmacılar hani koalisyondan sonra yeni şeyler de söyleyebilir mi yeni bir formülasyonla gelebilir mi toplumsal barış nasıl evet. e, sağlanacak yani ya bunun adını Kürt de koymayalım çözüm süreci de koymayalım toplumsal şimdi, barış nasıl sağlanacak yani, Sayın Devlet Bahçeli Türkiye'nin en tecrübeli siyaset hmm. adamlarından birisi Dolayısıyla önümüzdeki süreçte at atacağı adımlara bakmak lazım. Hı. Yani ilk gün bir takım e, çerçeveyi çizdi ama ben önümüzdeki günlerde atacağı adımların dikkatle izlenmesi, izlenmesi e, gerektiği kanaatindeyim. Burada uzman araştırmacıları Şurada... soralım. Eğer baskın seçim olursa, erken seçim olursa e, e, HDP ve MHP yani pardon MHP'yi söylemiştiniz galiba ama HDP evet. eğer e, Diyelim ki Sinan Bey'in söylediği gibi icraata geçirmezse vaatlerini seçimden önceki evet. bu oylarında bir değişikliğe yol açar mı? E, olur. Şuradan, şuradan gidebiliriz. Ee, araştırmamızda HDP'ye ilk kez oy verenlere çok önemli bir soru sorduk. Ee, dedik ki e, HDP'ye oyunuzu çok mu rahat verdiniz? Biraz rahat mı? istemeyerek mi? Bakın HDP'ye oy verenlerin %32'si ya biraz rahat vermiş ya istemeyerek vermiş. Yani bu aslında bir tedirgin seçmen olduğunu gösteriyor. İkincisi HDP'ye değil, bütün oylara ne kadar rahat verildiğini baktığınızda seçmenin aslında bir parça tedirgin olarak ve ikinci partilerini belirleyerek Ak Parti seçmeni hariç oy kullandığını görüyoruz. Bütün seçmenlerin içerisinde bir daha oy verseydiniz. Ee, ikinci parti olarak AK Parti'yi verirdim diyenler yalnızca %3. Yani AK Parti sıkıştı. MHP içinse inanılmaz bir fırsat var. Bakın MHP Türkiye'de merkez sahanı birleştirebilecek potansiyele sahip bir parti. Nasıl? Şöyle. Baktığınızda Türkiye'deki seçmenin %24'ü, Dört seçmen çağdaş hocam beni düzeltin yes, e, hafızadan be. söylüyorum datayı evet, evet. yani yanımda. Süremiz on için yüzde yirmi dördü ikinci parti MHP diyor MHP'nin önünde ya pozitif milliyetçi bakın Avrupa'da demokrasiye inanan pozitif milliyetçi yurtsever bir sürü siyasi parti var pozitif milliyetçi de şudur benim perspektifimden bu sorun şöyle çözülür Sinan Bey onu çok sık yapar aslında onun iyi örneklerinden bir tanesidir negatif milliyetçi Negatif siyaset. Eski CHP gibi kardeşim ben HDP'ye bunu yaptırtmam, kardeşim ben AK Parti'ye bunu yaptırmam, kardeşim ben sana bunu yaptırmam. Kimse, Türk milletinin bir tane özelliği vardır. Kavga çıktığımı seyreder, kavgacıyı sevmez. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin önünde çok büyük bir fırsat var. HDP diyor ki demokrasi hukuk devleti. Ya hukuk devletini kaybettiğimiz zaman isteyen oraya 8 füze atarım, buraya da 3 tane bomba atarım diyebildiği zaman. E, yargı bağımsızlığı gittiği zaman Allah aşkına hangi HDP'li kalkıp ya yargı bağımsızlığı gitsin ben e, ana dilde eğitim alayım. Böyle bir siyasi parti değil HDP. İkincisi HDP'nin artık çok ciddi bir sorumluluğu var. Bakın e, %13 almış bir partiden bahsediyoruz. Genç seçmen arasında da hız, oyunu inanılmaz arttırmış bir partiden bahsediyoruz. İsterseniz onu e, gösterin e, bir gençlerden nasıl oy almış diye baktığımızda öğrencilerden evet. hemen ee... Gençler özellikle Hı. yani e, Çağdaş Hocam onu bir parça daha açıklayacaktır küçük bir tespit yapayım susayım bakın gençler için liseyi bitirmiş çocuklar Tayyip Erdoğan tamam mı Tayyip Erdoğan'la birlikte büyüdüler bu gençler için Tayyip Erdoğan başkalarının gördüğü Tayyip Erdoğan değil onunla büyüdü ve sıkıldı bağırıp çağırmasından sıkıldı Twitter'ı kapatmasından sıkıldı ve pragmatik ideolojik değil. Böyle bir dönemde e, gençlerin evet. e, ben aslında oraya Kore'nin söylediği çok önemli ama onu devam hmm. ettirelim bence. Yani neden MHP yani. çok önemli bir tarihi fırsatı yakaladı meselesi önemli bence. Onun üzerine biraz durmamız gerekiyor. Yani Buyurun. Beraber şu şu, şu Çağdaş Hoca da. aynı yani, ya, Tabii tabii. Ee, Çağdaş Bey bunu bir anlamlandırsın şu andaki. Yani MHP üzerine e, aslında söyleyeceğim şeyi söyledim. Çok önemli bir kısmını söyledim. Bu hani bu tabloyu pers bu, bu perspektifte e, MHP e, sadece güvenlik ekseninde bakarsa önündeki %25 30'a ulaşabilecek potansiyel gelebilecek şeyi fırsatı kaçırmış görünecektir. Bunun yanı sıra şöyle de bir pencere var. Türkiye genç nüfusu oldukça yüksek bir toplum ve bu seçimlerde de gençlerin ağırlığı 3 milyon yeni seçmen geldi en son seçimlerden sonra. Gençlerde de şöyle bir gruplaşma ya da bir şey görüyoruz. HDP seçmeninin önemli bir kısmı gençlerden geldi. Evet. MHP'de gelmiş, de evet. önemli bir genç kesim var. Şundan ve bu bahsediyor her aslında. iki kesimde, her iki grup taraftaki genç kesimde aslında bir nebze bir çatışmasızlık ortamında göreceli büyüdü. Bir dakika yani, bu söylediğiniz çok önemli. Evet. MHP'de gençlerden oy aldı, HDP evet. gençlerden oy aldı ve, şu anda iki ve partide, onlar iki partide de seç gençler çatışmasızlık istiyorlar. Çatış, bir de çat, göreceli biraz daha çatışmasızlık mecliste olan bir HDP, mecliste olan bir MHP'yi gördüler 4 yıl boyunca. Ve bu, bu şimdi de öyle bir meclis var. Dolayısıyla biraz daha diyalog ortamının ya da e, bu anlamda şeyi de söyleyeyim, yani şu anda herhangi bir koalisyon 3 gün önceki Türkiye'den çok daha farklı ve pozitif bir yani çok daha iyi olur demiyorum ama seçimden önceki dönemden çok daha e, uh -huh. pozitif bir e, görünüm çizecektir. çünkü tamamen farklılaştı. Yani seçim sonucunu öğrendikten sonra Türkiye'deki e, pek çok çevredeki e, tepkilere bakarsanız çok farklı bir Türkiye görebileceksiniz ve bunun Onun için hiç aklımıza gelmeyecek bir koalisyon bile bu anlamda bir önceki versiyonun daha avantajlı bir yerde başlayacaktır evet. o bahsettiğimiz hukukun Aynen. işte bu evet. hukuk, e, şey yani Bakın. kanunların vesaire bir evet. değiştirilmesi yani konusunda diktatörlüğe gidiyoruz korkusundan Türkiye evet. kurtuldu. Şu an değil mi? Dolayısıyla bu çerçevede evet. yurtdışı kurtulduk yani Hedeflerin barajı bu bu Çağdaş ve MHP'nin çok ülke. önemli. Evet. Diktatörlükten kurtuldu şey, rahatlaması var Ama bütün genel. da bize teşekkür etmeniz lazım. Yani halkların Demokratik Partisi'nin barajı geçmesiyle bu ülkede diktatörlüğe giden yol tıkandı. Yani böylelikle bir barış süreci burada başlamış oldu yani. Ama diyalog süreci yine istikrardan bahsedeceğiz. Yani herkesin baktığı istikrar. Yani çok aynı konuya getirdiğim farkındayım ama. Yok, yok. Biz... Diyalog sürecini yani bu yani fırsatı... diyorsunuz ki 6 Haziran sabahıyla bakarsan kaybedersin. 8 Haziran evet. sabahıyla bakarsan kazanırsın. Bütün partiler için. Bir koalisyon yani AKP ile işte MHP ya da HDP ya da CHP. Ama... Bari... Bir şey, çok özür dilerim. Kore'ye döneceğim ama size de döneceğim. E, demin söyledi yani MHP çok tarihi bir fırsat yakaladığı meselesinde. Aslında şu anda CHP de çok tarihi bir fırsat yakaladı. HDP de çok tarihi bir fırsat yakaladı. Evet. Herkesin önünde müthiş pasta var. Hanım, bir aslında. cümle söyleyeyim mi? Sadece ne? bir cümle. Yanlış anlamayın lütfen. E, MHP'nin e, bütün tespitlerinize o anlamda katılıyorum. MHP'nin önünde geniş bir seçmen kitlesi var. Hı hı. MHP ya bu olsun. seçmen kitlesine zaman zaman ulaşmakta sorun yaşıyor. Ve Türkiye'de seçmen profilleri de klasik davranış biçimlerinin dışına çıktı. Yani bir espri, yapılacak bir espri seçmenin gönlünü çelebiliyor bakınız. Bir saz çalma da seçmenin ya gönlünü diyecek. Çelebiliyor. Dolayısıyla evet. biraz daha biz bundan sonraki süreçte biraz daha farklı bir seçim stratejisi izleyeceğiz diye tahmin ediyorum. Bir ikincisi unutmamak lazım ve şunun da altını lütfen çizin. E, milliyetçilikle demokrasi birbirine zıt kavram değil. Milliyetçi demokrasi kavramını Bravo. bence Türkiye'ye yerleşmesi lazım. Bravo. Herkesin zaten beklediği MHP bu. MHP'nin sanki demokratikleşmeye karşı, sizin için demiyorum yanlış anlamayın lütfen. Genel algıdan bahsediyorum. MHP demokratikleşmeye karşıdır. MHP demokrasiyle işi olmaz. Hayır tam tersine. MHP'nin milliyetçi demokrasi anlayışını bence biz biraz daha vatandaşa anlatmalıyız. Bir erdem'i çok beklettik. Sen ama galiba yani aslında de. bunu bunu bağlayacak bir şey. Kameraman arkadaş tutarsa şu elimizde yok. Bu burada çok önemli bir şey görüyoruz. Burada 18-24 yaş arası geç seçmenin HDP oyları içerisindeki oranına bakıyoruz. Yani 18. Bu e, bu. E, oy o kadar he, önemli ki, şimdi e, yönetmen arkadaşımız gönderdi. Şimdi bu, bakın e, son seçimde 14 yaşında olan bir çocuktan bahsediyoruz 18 yaşında olduğu zaman. E, yeni oy veren insanlardan bahsediyoruz. 5 oydan bir tanesini HDP'ye verdi. Ve HDP'ye şey diye bak bakmadılar, e, dağdan mı indiler, dağdan mı çıktılar? bir çatışmasızlık süreci var 3 seneden fazla süren. Bu çocuklar barış içinde büyüdü. Bu çocukların içinde Kürt çocukları da var, Türk çocukları da var. Annesi Kürt, babası Türk çocukları da var. Artık Türkiye toplumu çok kompleks bir bütün. Bu kompleks bütünü milliyetçi ideoloji, pozitif milliyetçilik içerisinde tam Sinan Bey'in dediği gibi demokrasiyle harmanlayarak samimi söylüyorum, İslamcı AK Parti'nin yanında bir alternatif olarak Türkiye sağını anlatabilir, başarabilir. Eğer şunu yapabiliriz, şunu yapabiliriz bakın. O çok kolaydır. İnsanları harekete geçirip bağırmak, çağırmak, bir yere doğru göndermek çok kolaydır. İyi bir milliyetçiyle, iyi bir e, sosyal demokratın, iyi bir demokratın, iyi bir e, muhafazakarın bir tane özelliği vardır harekete geçelim, bağıralım, çağıralım diyenleri durdurabilmektir. Devlet Bahçeli çok ilginç bir şey yaptı. Bakın, sokaklarda olmayacaksınız çocuklar. Ellerinizde ben bilgisayar görmek istiyorum dedi. Aferin Devlet Bahçeli'ye. Selahattin Demirtaş inanılmaz bir şey yaptı. Üç tane can alınmış, insanların bacakları kopmuş, kopmuş bacaklarla insanlar sandığa gittiler Diyarbakır'da, AK Parti'yi sandığa Diyarbakır'da gömdüler. Ve orada Selahattin Demirtaş Türkiye'li bir lider profili çekti. Şunu yapabilirdi, insanlar galeyana gelmiş ve onları harekete geçirebilirdi. Hayır ne yaptı? durdurdu. Siyasal Demek ki o bir siyasal İslam Kürtleri eee AKP'de tutmaya yetmediğini biz bu seçimde gördük. Evet. Peki evet. bu arada hakkını yemeyelim CHP de iyi bir şey yaptı. <laughs> Hep çözüm sürecine karşı bir profil çiziyordu. Bütün bu seçim kampanya sırasında ekonomi dedi. E, bütün bölgelere ekonomik yatırım dedi. Artı çözüm sürecinde sadece şeffaflaşma istiyoruz dedi. Ve ne olacak, Ve dedi. Ne olacak? biliyor musunuz? CHP dedi. ne dedi Türkiye'nin sen... birleştirici gücüyüm dedi. Eğer Milliyetçi Hareket Partisi olgun bir milliyetçi Peki. olarak davranırsa HDP'de olacak şey şudur. Cumhuriyet Halk Partisi ile MHP demokrasi tabanlı bir programda bir araya gelip HDP'nin beyannamesinde verdiği hukuk devleti, demokrasi, yolsuzluklarla mücadele sözünü yerine getirirse HDP HDP'de onları destekler. destekler. Türkiye toplumuna bu üç partinin çok büyük sorumluluğu Tabii. var. Ee, şimdi CHP biraz nasıl bakar hiç konuşmadık. MHP'ye baktık. Dönüşte Erdem Gülden bunu rica edeceğim. Bu turda kusura bakmasın biraz anket sonuçları üzerinden gittik bu arada sizin de Faruk Bey'in de sıra beklediğinizi biliyorum kısacık bir ayrılık sonra birlikteyiz. devam ediyoruz bu son bölümde. Önce bir Ankara'ya dönmek istiyorum. <laughs> Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Güle. Erdem biraz bize CHP'nin içinde neler konuşuluyor acaba? Bu konuda bir yorum yapabilir misin? Biraz oranın havasını yansıtabilir misin sorsam? Evet. Süreden süreden çalmamak üzere MHP konusunda bir iki tabii, tabii, kendi tabii. gözlemimi tabii. çok kısa bir iki cümleyle Sinan Sinan Bey'in anlatımları üzerine de ben Mersin mitingini izledim Devlet Bahçeli'nin. Mersin önemli bir e, kent. Hani HDP bakımından da önemli. E, çok ciddi bir HDP seçmeni var. Örneğin Devlet Bahçeli Mersin mitingindeki selamlama kısmında e, e, tüm e, hiçbir etnik gruba e, e, şey yapmadan, ayırmadan tüm vatandaşlarımı e, selamlıyorum biçiminde. Biraz Hani oradaki Kürt vatandaşları da gördüğünü ifade eden bir cümle kullandı. Gözlerden hani öne altı çizilmemiş olabilir. Onu söyleyeyim. Meclis kapanmadan önce gene Sinan Bey çok iyi hatırlar. Hani Kürt meselesi de bu ülkede otoriterleşmeyle çözülecek bir mesele değil. Daha demokratikleşme ve özgürlükle çözülecek bir mesele ise geriye doğru çok yakın zamanda mecliste son çıkarılan iç güvenlik yasası... Makul şüphe düzenlemesi gibi iki çok kilit halen de bunlar yürürlükte hani Türkiye'nin sorunları. MHP e, hiç bunu sorun etmeden CHP ve HDP ile birlikte bu iki yasaya direndi örneğin. E, çünkü alttan alta MHP'ye de e, bu sırada ya sen bunları biz bölücülere karşı getirdik bu yasaları. Sen dolayısıyla hani sen bölücülüğe karşı bir partisin. Neden bu meselelere direniyorsun sen? Direnecek olan parti sen değilsin. Yani CHP'dir, HDP'dir şeklinde tezler işlendiği halde MHP yönetimi bunlara karşı direndi. Böyle örnekler verilebilir. Devlet Bahçeli'nin bu konuda farklı tutumlar sergilediğini görüyoruz. Ama tabii ki bir MHP'den de Türk milliyetçiliği kavramını öne çıkaran bir partiden de kendini kimliğini yok edecek Tavizlerde hiç kimsenin bekleme hakkı yoktur onu söyleyelim. CHP meselesi şöyle hep beraber teslim ettik ilk gününden beri. Ee, bir avantaj yakalamıştı ilk önce bildirge ile hatta e, 13 yıldır e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın e, önde giden bir siyasetçi olarak herkese fark atan bir siyasetçi olarak gündemi belirleme e, imkanını elinden almış bir avantajla seçime girdi. Hani Bunu herkes teslim etti. CHP'nin bildirgesi evet polemiğe çok fazla girmeyen hatta bu araştırmada da çok öne çıkmış durumda. Layıklık meselesinde bu kadar. Ee, çok fazla e, ayrımlar ayrımları e, derinleştirecek bir, bir biçimde girmeden. öne çıkarmayan hatta çok az girmeyen e, e, daha çok sokaktaki yoksul insanları gözeten e, bir tarzı vardı. Daha sonra aday belirlemede de bir sosyal demokrat parti olduğuna göre yüzde 85 ön seçimle kendi üyelerine belirletti. Böyle avantajlarla girdi. Dolayısıyla CHP bir süredir belli bir hani çok rijit bir biçimde toplumdaki farklı farklı taleplere, yeni ortaya çıkan taleplere Türkiye'de değişiyor. Yani sadece Kürt sorunu bakımından değil yeni genç genç kesim var bu araştırmalarda da ortaya çıkıyor. Çok apolitik olabilir ama onları da dinlememiz gereken Başka türlü gündemleri olabilir. Bu tür daha farklı istemlere de karşı çıkmayan, bu konuda daha esnek, daha tartışabilir bir parti konumunda. Adaylarının niteliği de bir, bir miktar öyle. Biraz daha gençleşmiş, daha eski ne denir e, parti içi sadece politika yapan değil, dışa dönük mesajlar veren, e, kendi dünyasına kapalı bir noktadan değil, e, hayatta neler oluyoru biraz merak eden bir noktaya geldi. Kendileri bakımından söylüyorum, ben de bir miktar katılıyorum ama HDP'ye haksızlık etmeden. CHP'nin oy oranını, yani %25 oy oranını bir miktar, bunun ne kadar olduğunu araştırmacılar çıkaracaktır. HDP konusunda stratejik oy verildi. Bu bir miktar üzerinde okumak gerekir. Yani 25 değil de, bilmiyorum bu 26 mıdır, 27 midir. En azından böyle bir kampanya götürebildi. Dolayısıyla gelinen noktada CHP, ee, hani Bu, yapabileceği noktayı da yaptı Topluma anlattı sesini ee, Bir farklı yüzde çıktı ee, şunu Belki sorayım. şöyle yani, bir şey şunu, konusunda şöyle, bir avantaj sağladığını da düşün Buyur. Şunu sorayım o zaman. Şimdi CHP dolayısıyla bu koalisyon görüşmelerine gelecek olursak, bundan sonrasını konuşuyoruz artık seçim öncesini değil. Ee, bir miktar HDP'ye verdiği kendi seçmeninin, yani Cumhuriyet Halk Partisi de güçlü olsun ama HDP'de barajı geçsin diye bir CHP seçmenin de bir beklentisi vardı. Dolayısıyla bunun içine demokrasi özgürlükleri de katmamız gerekiyor. Önümüzdeki koalisyon görüşmelerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yine bu ön alan, gündemi belirleyen tavrının devam etmesi mi gerekecek ya da öyle olduğunu düşünüyor musun? Ve bu demokrasi beklentisi söz konusuysa eğer, dolayısıyla bu konuda vaatleri konusunda bir esneme olur mu, olmaz mı? Senin analizin nedir? Bir temsilci olarak, bir gazeteci olarak tabii ki. Ne konuşulduğunu CHP'nin içinden kelimesi verilip evet. ne kadar bilmemize imkan yok elbette ki ama buyurun. Evet. 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 Bir izlenim olarak anlatabilirim. Seçim gecesi daha sonuçlar HDP'nin barajı açtığının ve HKP'nin de tek başına hükümeti kuramayacağının netleşmesi sonrasında CHP oy artıramadığı halde Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze geldi. Bildiğimiz hepimizin bildiği demokrasi kazandı açıklamasını yaptı. O andan itibaren partideki bütün e, koridorlarda çok açık bir biçimde hani bir e, sevinç havası vardı. Ben bunu gözlerimle gördüm. O sevinç havasının daha önemli boyutu şuydu bence. E, AKP meselesi, AKP'nin geriletilmesi uzun yıllar sonra. Bunun hani ne şekilde olduğuna e, CHP çok oy artışı yapmadı ama bunun bu şekilde olması da doğru bir şeydir şeklinde bir bakış açısı vardı. Ve arkasından hemen arkasından biz bu yeniden bir seçim yerine Kemal Kılıçdaroğlu da onu açık bir biçimde söylüyor. Yeniden bir seçim yerine e, mutlaka e, hükümette olmalıyız. Hatta, hatta olmalıyız. Hatta gene çok ideolojik davranarak değil. Ben onun da altını çiziyorum. CHP e, çok ideolojik davranmayacaktır. Eğer bir koalisyon imkanı yakalarsa. E, belki birkaç konu olacak. Onları da vaktim <laughs> olursa hemen söyleyeyim size. Bence seçim bildirgesindeki asgari ücret, emeklilere çifte maaş, yoksulluk meselesinde bu kredi kredilerin bir kısmının silinmesi gene evleri evi olmayanlara bir miktar maaş ödenmesi gibi ekonomik meselelerin etrafında biraz da şöyle bir şey yapabilir en fazla. Cumhurbaşkanı anayasal sınırlarına çekilsin. Belki biraz önce de tartışılan eğer ona diğer partilerden anayasal destek bulursa başkanlık sistemi reddedildiğine göre Cumhurbaşkanı'nın yetkileri azaltılsın ki tam bir anayasal olarak da parlamenter sistem olalım. Ben onun, onun dışında hukuk meselesinde biraz adımlar atılabilir tabii. Hani hukukun da çok politize olması Yolsuzluk iddialarının araştırılması çok önemli olmayacak mı CHP için bu koalisyon? Belki düşünün? biraz önce de söyledim ben. Ben Davutoğlu'nun Davutoğlu'nun çok zorda kalmadıkça Davutoğlu ile e, ister MHP ister CHP'nin bir şekilde e, dört bakanla ilgili bir müzakere yürütebileceklerine zaten inanıyorum. <laughs> yani e, böyle bir müzakere şansı denilecek. Davutoğlu'nun geçmişteki Davutoğlu performansına davranacak? bakarak bunun... Biraz... E, e, Peki Erdem Bey on... o Cumhurbaşkanı'na da ulaşacaktır o e, çalışma başlarsa. E, böyle, böyle bir durumda... Ben Cumhurba... Böyle bir durumda evet, Davutoğlu, hemen... ya gerçekten meraktan diyebilirim. Çünkü siz Ankara'yı çok iyi biliyorsunuz, kulislere çok hakimsiniz. E, hesaplayamadığım için soruyorum, samimi bir meraktan dolayı. Böyle bir şeye Davutoğlu tamam derse, e, dört tane bakan, bir tanesini çıkarın, üç tanesi kesin Yüce Divan'a gider e, e, ve bu tapelerin hepsi ortaya çıkar ve bu e, Cumhurbaşkanı'na ulaşır. Zaten bundan dolayı net bir şekilde Cumhurbaşkanı izin vermedi. O bağlantı nasıl olur bir AK Partili'nin... E, zihninde? Tabii e, CHP adına net bir şey söylemem çok zor. E, sadece kendi kanaatimi e, izlenim açısından söylüyorum. Ama şu e, biraz önce de söylediğim gibi eğer Cumhurbaşkanı'nı e, mevcut anayasal sınırları içine çekebilirse, belki saray meselesinde çok en zor meselelerden biridir o. E, ama dört bakanla ilgili bir e, yolsuzluk meselesini e, yani yolsuzluğu yargının e, yargı, yargılayabilmesine bu ülkede yargılanamadı yolsuzluk yargılayabilmesine imkan sağlarsa önemli bir kazanımdır zaten o noktada e, en azından başlangıç olarak AKP ile olduğu takdirde e, ben kolayca Cumhurbaşkanı'nı da o işe e, sirayet ettirebileceklerini düşünmüyorum ama MHP ile olduğu zaman durum farklıdır biliyorsunuz o muhalefetin zaten programıdır ama bir de şeyi söyleyeyim hızla. Sinan Oğan'ın da bir sorusu C'de, var Erdem. Erdem Gül. zaman daha. Pa pardon Sinan Oğan'ın galiba evet. bir sorusu evet. var. Buyurun. Bugün e soruları siz e aldınız. Erdem Bey tabii teşekkür ederim tabii. soru sorma fırsatı verdiğiniz tabii. için. Ankara kulislerini iyi bilir, yakından takip eder. Estağfurullah. Ben çok merak ediyorum yani kişisel merakım. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanı seçim öncesinde Türkiye'nin dört bir yanında peş peşe tesisler açıyordu. Türkiye'de acaba açacak tesisler bitti mi yoksa yarın tesis açmaya <laughs> devam edecek mi? Sizde böyle bir bilgi var mı Erdem Bey? <gülüyor> konumuzdan <gülüyor> biraz kopmuş olduk <gülüyor> gerçi <gülüyor> bu soruyla ama. <laughs> Şimdi şöyle. Bu sorunun peki, cevabını verdiğimiz takdirde Cumhurbaşkanının <laughs> pozisyonunu da bir net bir şekilde görmüş olacağız. Evet. Şu an e, peki bilmiyorum Erdem. Bu soruyu bu soruyu bu soruyu Başbakan'a Başbakan'a yönlendirelim. Peki. Ee, Cumhurbaşkanı yarın bir konuşma yapacak. İlk kez seçimden sonra e, görüntü verecek. Yani sesli biliyoruz öyle bir programı var çocuklarla ilgili. Orada ne diyecek filan belki merakla bekleniyor. Evet. CHP meselesi benim açımdan esas olarak böyledir. böyle. böyledir. Peki. Geleceğim tekrar. E, son değerlendirmelerinizi alacağım. Şimdi bir soru. Sizin ankete dönmeden önce e, Faruk Bey. Birincisi bir Abdullah Gül meselesi var önümüzde yani bir şekilde kimi zaman konuşuluyor sonra unutuluyor tekrar gündeme geliyor tekrar çekiliyor ama bugün mesela MEK'dan merkez karar yönetim kurulundan AK Parti'nin çıkan şey karar Davutoğlu ile devam kararıydı yani bir değişiklik kararı çıkmadı dolayısıyla. Cumhurbaşkanı da yasal süreç sonunda görevi ona verecek, ona görevlendirme vermesini bekliyoruz en azından evet. ilk parti olarak. Dolayısıyla Abdullah Gül seçeneği şimdi AK Parti açısından ortadan kalkmış mıdır? Nasıl görüyorsunuz? Bir erken seçim sonrasında mı? Abdullah Gül'ün yeniden e, ismi gündeme gelebilir yoksa bu koalisyon görüşmeleri sırasında gelme imkanı var mıdır? Bu konuda seçmenin sorusu var size de sormuş olayım nedir araştırmalarınız? Şimdi ben şöyle şuradan alayım e, bugün itibariyle AK Parti lideri olan e, Abdullah Gül ismi yani e, kurucularından biri olması dolayısıyla Abdullah Gül AK Parti Genel Başkanı olsaydı buradaki konuklarımıza soruyorum ve böyle bir sonuç alınmış olsaydı sizce bugün koalisyon tartışmaları üzerine farklı değerlendirmeler yapabilir miydik? AK Parti CHP koalisyonu da çok tabii konuşabilirdik. Bu mümkün olabilirdi. Şimdi bunu AK Parti seçmeni görüyor. Ee, özellikle saf dışı. Var mı itirazı olan? Yok, Yok hayır. hayır doğru. doğru. Evet. Ama bunu görüyor mu? Abdullah ee... Gül başkanlığında girilseydi bu sonuç 45'in üzerinde olurdu. AK Parti. Ayrı mesele. Evet. Şimdi Abdullah Gül <laughs> lider olarak böyle bir sonuç alsaydı şeyini senaryosunu konuşuyorum. Böyle bir gündem söz konusu dahi değildi. değil. AK Parti CHP koalisyonu kurulabilirdi çok tabii olarak. Hangisi dengeleri gözeterek bir şekilde bir pozisyon alınması <laughs> mümkün olabilirdi. Şimdi bugünkü sorun Bugünkü genel başkan Ahmet Davutoğlu. Ona da haksızlık etmek için söylemiyorum. Ahmet Davutoğlu'na seçmen de kızmıyor. Bakın onu da söyleyeyim. Kızmıyor. Kızmıyor. Ahmet Davutoğlu'nun burada bir suçu suçlu da görmüyor. Yani mesajların tamamı bir iradeye olan bir mesaj. Bugünkü bir verdiğim röportajda da böyle algılanmış. Tam olarak bu değil. Erdoğan'ın daha fazla alması gereken bir mesaj. Bu seçim sonuçları. Dolayısıyla pragmatik düşünmek gerekirse, düşünmeleri gerekiyorsa AK Parti adına Abdullah Gül kaçınılmaz bir geleceğin lideridir. Yani bunu çok net görebiliyorum. Niçin? Az önce araştırma sonuçlarıyla bunu söyledim. Fakat AK Parti çok doğal bir süreçte yani 13 yılda bir yıpranma yaşıyor. Ve bu 13 yıl içerisindeki yıpranmanın aynı zamanda teşkilatlara da bir tesiri var. Yani teşkilatlar üzerindeki bir tahakküm alanı var bugün AK Parti'yi temsil eden iki silahı olan ve yüzlerce mermisi olan biri değil. Bunu hepimiz AK Parti teşkilatları da biliyor. Ya da Mevlana Şems aşkından söz etmiyoruz. Bir teşkilat yapısından söz ediyoruz. AK Parti'nin kurucusudur Abdullah Gül. Dolayısıyla bu süreçte de herhangi bir engel teşkil etmediği için AK Parti'de yeni bir rüzgara kesin olarak ihtiyaç varsa bu da ancak ve ancak potansiyel lider olan Abdullah Gül ismidir. Bütünleştirici, yumuşak bir geçiş sağlama ve dolayısıyla süreci Türkiye'yi normalleştirme üzerine bir beklentiye koya, e, sokabilir. Bu da bu isim olarak Abdullah Gül ön plana çıkacaktır. Dolayısıyla Abdullah Gül ismi engellenemez. Bunu çok net söylüyorum. Niçin engellenemez? Çünkü tüm meydanlarda muhalefet liderlerinin tamamı Abdullah Gül'e övgüler sunmuştur. Bu kampanya döneminde. Yani ee, e, Abdullah Gül'ün normal şartlarda nasıl bir cumhurbaşkanlığı dönemi geçirdiğini değerlendirmiştir liderler mülakatlarında. Dolayısıyla bir referans alanı vardır. Diğer seçmenler nezdinde de kıymet bilinme noktasına düşmüştür bugün Abdullah Gül. Şimdi e, önümüzdeki süreç itibariyle bunu zaten göreceğiz. Yani şunu göreceğiz: Bu seçim sonuçları hiçbir koşulda koalisyon ihtimali e, oluşturabilecek düzeyde bir sonuç değil. Kesin olarak erken seçime gidilecektir. Ağustos ayında AK Parti'de bir e, e, kongre var. Ağustos Eylül ayında bir kongre var. E, bu arada seçmenler belki sıkılacaklar kurulamayan koalisyonlar dolayısıyla vesaire tek kurtarıcı olarak rüzgarın tekrar e, arkaya alınarak yeni bir 2023 vizyonu ortaya koymak üzere. Ben burada Ahmet Davutoğlu'nun da destek vereceğini de düşünüyorum ayrıca. Yani, bir, e, erken seçime gideceğiz derken hangi ayda gidilecek diyorsunuz? Öyle yani bir Yani büyük olasılıkla sonbahar, e, Kasım. kasım gidin. aylarında. ve Abdullah Gül'ün başkanlığında gidilecektir diyorsunuz Çünkü erken kamuoyu böyle e, oluşacaktır kendiliğinden. Yani bir çözüm yoksa e, burada bir şeye rüzgara ihtiyaç vardır. Bu rüzgarda e, bugün itibariyle bütünleştirici e, algısına sahip olan ve diğer seçmenler nezdinde de takdir gören bir kimseye AK Partili olan bir kimseye gidecektir ki kaldı ki uzak biri değildir zaten partinin kendi bizatihi kurucusudur. Niye Davutoğlu'nu da destek yani, vereceğini düşünüyorsunuz? Ya açıklamanız için soruyorum. Çünkü AK Parti akil bir pozisyonda yer almak durumunda hissedecektir kendini. Hı hı. Yani bugün itibarıyla koşulların e, e, artık çözüm üretilemeyen bir noktaya gelmiş olması ülkenin menfaatini olmayacağını, benlik duygusu ve hırsların artık kenara bırakılması gerekliliği ve teşkilatlardaki bu. Yani şu aday adaylıklarında parti teşkilatlarındaki rahatsızlık. Ben size başka bir örnek vereyim, daha açık konuşayım. Şu anda bizi izleyen AK Partili seçmenlerin AK Parti teşkilatlarındaki kimselerin seçim öncesinde stratejik olarak e, ilçe kongreleri, il kongrelerine gidilmiş olması sizce doğru bir şey mi diye sorduğunuzda bu kesin olarak yanlıştır. Eski kadrolar yani milli görüş tabanından gelen kadroların tasfiyesi gibi algılanmış aday adaylığı sürecinde de küskünler gibi bir e, e, şey yaşanmıştı. Bir blok yaşanmıştı. Çok kısa bir şey sorayım. Evet. Ondan sonra evet. sözü Çağdaş Bey'e de bırakacağım. Sonra devam edeceğim. Ee, e, e, şunun... Ve Erdoğan da bunu talep edecektir. Yani Hı, çünkü bir paralel, bugüne dek. Yani Cumhurbaşkanı Gül'le paralel yapı arasında bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın kafasında bir şey var. Bir paralellik var. Yani şöyle. Orada, Yüce Divan orada meselesinde bir... de aynı. Hemen cevabını vereyim. Yüce Divan meselesinde de ben o akşam bu programdaydım burada ne olur oradaydım. E, e, reklam aralarında baktım ki Ahmet Davutoğlu dışarıya gittiğinde hemen aforoz edilmişti hatırlayın. Yani Yüce Divan'da mecliste bir oylama vardı Ahmet Davutoğlu kaçtı gitti bu olumsuzluğa alet olmayacağım diyerek bir medya grubu bir iş güzel belki de kraldan çok kralcı takılan kesim hemen sosyal medyada Ahmet Davutoğlu'nu paralel ilan etmiş. Oy vermedi diye. Şimdi dolayısıyla bunlar günün e, gündemidir. Yani bugünün gündemi olabilir. Ama mutlak suretle başarıya gidilmek üzere Recep Tayyip Erdoğan'ın bizatihi kendisi şayet Cumhurbaşkanlığı sarayından inip ben partiyi üstleniyorum bundan sonra olmadı demek ki demediği sürece bu partideki lider değişimi kadrolar tarafından homurdanarak ifade edilecektir. Ve bu da temizlenmeyle yeni bir dönemle yeni bir yumuşak geçişle Abdullah Gül ismine çok yakışır Katılıyor bir durumdadır musunuz? seçmen zaten. Bunu araştırmalarımızda böyle söylüyor. Şu, hem katılıyorum hem katılmıyorum. Şunu anlamda. <laughs> e, Sayın Gül'ün sahaya inmesi e, kendi yani herhangi öyle bir emare görünmüyor açıkçası. Şimdiye kadarki tüm dışarıdan pek çok iyi ni niyet var yani girsin diye. Ve girmesi girip girmemesinin şeyi de yine eee renklerini bozacak şeydi. Ee, az önce Erdem Bey de biraz bahsetti. CHP'nin, aslında orayı konuşuyorduk. CHP'nin bu seçim sürecindeki söylemi, kalkınma, ekonomik şeyler üzerine olduğu için CHP bir kutup olmaktan ziyade şu anda bir merkez konumuna geldi. Dolayısıyla bu süreçte, bu seçime doğru ya da erken seçim olursa o süreçte bu var olan partiler yani koalisyonu kurma adayı olan her biri bir aday, partiler bu süreçte o süreci çok e, akli Selim bir şekilde yön, ilerlet, yönetebilirlerse herhangi ya MHP ya HDP ya CHP bu süreçten karlı çıkabilir. Bir erken seçimde de bu sürecin çok aklı Selim bir şekilde yön, ilerletilmesi devam ederse, Abdullah Gül'ün geri sahaya inmesi için bir ortam oluşmayabilir. Ama o anlamda bir fırsat koşullar, da doğmayabilir yani diye daha düşünüyorum. Daha ciddi mi? bir strateji yani, var burada. yani koşullar buna itibariyle bunu ifade edin. Buna bir şerh koydum bugünkü koşullar itibariyle böyle yani e, ben bir koalisyon ihtimalini zaten düşünmeyerek böyle bir hı hı. E, süreci yorumluyorum. Yani, baş, yani başarısız olacak koalisyon denemeleri o şartlarda tabii, tabii. böyle bir şey o olabilir. Yani, o, o başarısızlık kime şey. Başarısızların kime mal çok önemli. Başarısızların kime mal, tam, tam mal edileceği. Tam. tam onun üzerine gelecektim. Bence burada ana strateji Tayyip Erdoğan'ın ne yapacağını anlamak. Esas evet. strateji onda. Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin içinde olmadığı bir hükümete evet demesi şu noktada imkansız. Birçok nedenden evet. dolayı. E, bu yüzden yapacağı şey şudur. 12 gün sonra YSK sonuçları açıklayacak resmi sonuçları. 45 günlük bir takvim başlayacak. Ahmet Davutoğlu'na verecek ve Ahmet Davutoğlu başarısız olacak. Çünkü CHP, MHP ve HDP net bir şekilde koydu. Niye herkes CHP e, olabilir mümkün değil. Mümkün diyor, değil. Olmayacak. Yani ona diyorsunuz? dair ne anekdotal ne insanların söylediği ne de ilişkisel ya da çıkara <laughs> bağlı bir e, mantıklı yorum yok. Yani Baykalı çağırıp yer şey yapmak abi. için CHP'ler CHP'liler Baykalı göndermeselerdi hiç kimseyle konuşmuyor, kavgacı gibi görüneceklerdi. Onu koalisyon kurmadan önce göstermek istemediler bana göre bu. Olacak şey şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi seçime götürmek istediğinden ben eminim. Onun yapmaya çalıştığı şey seçime giderken hükümetsizlik önümüzdeki kasım ayına kadar sürecek bir hükümetsizlikte ortaya çıkacak eğer dolar e, 3.20 olursa eğer o çıkarsa ama bunlar olmayacak çünkü Merkez Bankası çok uzun zamandır ilk kez bağımsız. Evet. Türkiye'deki ekonominin çarkları çok daha düzgün ilerliyor Aslında AK Parti iktidarı kaybetti diye Şimdi bir kaos Geçici bir kaos Ya da bir fiktif kaos Algısı yaratmaya çalışacaktır Cumhurbaşkanı İşte AK Parti gelmediği için böyle 400 vermediğiniz için Böyle deyip götürmeye çalışacaktır O noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin MHP'nin ve HDP'nin Stratejisi bir tane Eğer onlar Gerçekten bir araya gelip ya da ikisi bir araya gelip dışarıdan HDP desteğiyle bir irade Türkiye toplumuna gösteremezlerse o zaman Tayyip Erdoğan diyecek ki bakın yapamıyorlar onlar da girdiler birbirlerine AK Parti yok Türkiye toplumu dağılıyor demek ki biz gelmek zorundayız deyip Davutoğlu'nu kesinlikle AK Parti'nin başından uzaklaştıracak çünkü hiç mutlu değil ne derse onu diyecek e, ee, Binali Yıldırım gibi birisini başkanlık ne de dedi Davutoğlu demedi. Akla dedi, oy kullanmadı Davutoğlu bitmiştir. Recep Tayyip Erdoğan'ın eğer onu tanıyorsak ve bir parça siyasi strateji ve iletişim biliyorsak yapacağı tek şey bir Davutoğlu'nu değiştir. İki CHP ve MHP koalisyonunu ne olursa, ne olursa olsun engelle. Çünkü bu kurulduğu zaman hukuk devleti kurulacak. Demokrasinin rayı ortada oturacak. Çok daha önemlisi yargı bağımsızlığı sağlanacak. Üç partinin de sözü bu. Bu noktada Tayyip Erdoğan'a destek olacak Yalnızca iki hareket var. Bir, Milliyetçi Hareket Partisi, HDP'nin desteğiyle olur mu, demokrasi neymiş önemli olan bu derse. HDP'de neymiş efendim biz o kadar şey yaptık MHP'nin şeyine mi destek vereceğiz derse, ki ikisinde de bunu yapmayacak olgunluk fazlasıyla var, kanıtladılar. O noktada Tayyip Erdoğan bence yine e, erken seçime götürmeye çalışacaktır. Fakat o zaman seçmen diyecek ki sen kurdurmadın. Yüzde 60'ı milli iradenin bir araya geldi. Sen engelledin. Zaten o noktada da ekonomik gidişatta e, inşallah daha kötüye gitmez. E, ekonomik gidişatta ilk yaptığımız şey, Çağdaş Hoca ile şimdi bir makale yazıyoruz ekonomik oy verme ile ilgili. Bu bumerang, bakın Diyarbakır bumerangı dönüp AK Parti'ye vurdu. Şimdi, Bu bumerang peki yine ama gelip AK Parti'ye vurdu. Burada ve MHP, muhalefetin muhalefet biz biz sen, burada. Şöyle sorayım bir sorayım da, sorusuz siz ekleyin. Evet. MHP ve HDP... Ee, bunu bunu yapmazsa deriz. CHP evet. peki bu süreçte Halk bunu görerek Partisi, ne yapmamalı ya da yapmalı? Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birleştirici gücü oldu. Ne bakın, MHP ile HDP siyasi spektrumun iki ucundadır. Asla düşman kardeşler değil. Düşman asla değiller. Kardeşler farklı fikirleri var farklı öncelikleri var. Ve Türkiye toplumunun meşru iki partisidir. Ve ilahi adalet galiba millet onlara aynı sayıda vekil verdi. Ne kadar güzel. Ortada Cumhuriyet Halk Partisi var. İki partide ben Cumhuriyet Halk Partisi ile konuşman demiyor. Bir tanesi bakın e, Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi 1980 öncesini düşünün. Kahvelerin ayrı olduğu ortamlar. Bir kuşak sonra Cumhurbaşkanı adayı çıkardılar Ekmelettin İhsanoğlu ve insanları bir araya getirdi. 4 milyon oyla Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı oluyor. Aman aman büyükte bir oy almadı. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi inanılmaz bir olgunluk göstererek 6 oktan bir tanesi milliyetçilik, ulusalcı negatif milliyetçi bir tabanı var. Onları mutlu edip konsolide etmek için çok kolay HDP'ye en azından söylemsel olarak vurabilirdi. Asla yapmadı. Bakın hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hassasiyetlerini bir arada tuttu. Bir MHP'li aday gösterdi Cumhurbaşkanlığına. Hem HDP'yi üzmedi. Gelinen nokta şu. Tayyip Erdoğan'ın yapması gereken tek şey MHP ve HDP arasında görünmez demokrasi bağı var. Onlar kardeş. Hukuk devletine inanıyorlar, demokrasiye inanıyorlar. İki, HDP yükseliyor inanılmaz bir başarı grafiği yakaladı. MHP eğer bu koalisyonu kurarsa AK Parti zaten ikiye ayrılır. O zaman Abdullah Gül gelir MHP de Türkiye sahanın birinci partisi olur. Bu kadar Şimdi basit. Şimdi ben burada işte pragmatik düşünceyi düşünüyorum. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Abdullah Gül'ün 2002'den bugüne hiçbir şekilde uyumsuzluk düzeyinde bir durumu söz konusu değildi. Dolayısıyla bu defansı bir şekilde gösterecek ve bunu öngörecek bir iradenin ortaya koyulacağını ve buna göre bir anlaşmanın yapılacağını tahmin ediyorum. Fakat CHP ve özellikle de HDP ne yap... Yani şimdi haddimi aşarak bir şey söylemek istemiyorum ama işi öğrendi. Yani muhalefet işi biliyor artık. Ne yapması veya ne yapmaması gerektiğini de biliyor. Dolayısıyla Erdoğan'a vurarak seçim kampanyası yönetilmeyeceğini CHP öğrendi. Orada bir HDP beklenti mi? var. HDP onu üstlendi, satın aldı HDP ve buradan bunu sürdürdü. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi merkezine oturdu. Yani mindere gelmedi. Her seferinde meydandan çekilmek istenildiği halde evet. iktidar partisi tarafından CHP ben cevap vermiyorum. Ben kampanyama bakıyorum meselesine gitti. CHP'nin burada ben e, yani kesin olarak şunu ifade edebilirim. çok büyük bir kazadan engellediğini söyleyebilirim süreci. E, neden? Çünkü CHP'nin kaçınılmaz bir gerçeği olan MHP'ye akışkanlığı da olabilirdi. HDP'ye zaten böyle bir durum söz konusuydu. CHP çok doğru bir tema belirledi, kampanyasını ona göre şekillendirdi ve kaybetmedi. Tamam. Yani bu geçmiş gibi Şimdi bugün itibariyle, e, ya yani geçmiş analiz ettiğimiz ama bugün itibariyle çok kısa çünkü on, e, diğer konuklarımıza evet. söz vereceğim. Dolayısıyla Kore'ye katılmıyorsunuz. Yani ama değerli tamam. rica edeceğim. CHP CHP bu yani birleştirici rolü, rolü oynarsa kazanır mı? Evet. CHP bugün itibariyle hem arkadaşlara herkes belki seçim gecesinde ya bu nasıl bir şeydir? Kardeşim böyle bir açıklama olur mu diye eleştirse de Bugün itibarıyla seçim sonuçları değerlendirildiğinde aslında denklemin CHP tarafından kurulduğu sonucuna ulaşıyor herkes. Yani CHP hem MHP'yi başarılı kıldı, hem HDP'yi başarılı kıldı, aslında bu üç partinin amacı olan AK Parti'yi de iktidardan indirdi. Dolayısıyla CHP'ye bir takdir bu seçimin olabilir. özetidir. Fakat evet. bu seçimin fakat, özetidir. Fakat fakat çok doğru. CHP şey. Fakat CHP'nin laf. Ne dediniz bir daha söyleyin unutmayın. Zamanım yetmeyecek diğer konuklarıma. Lütfen toparlayarak. <gülüyor> toparlayarak. <laughs> Programın kaydını izlersin Koray Bey. Çok Seçtin. hoşuna gitti. Seçimin hangisini özetini. Bir dakika onu daha alıyor işte o yüzden. Hayır, Bitirin yani, lütfen lütfen. CHP'nin hem MHP'yi başarılı Bat kılarak hem evet, de DPD'deki başarıyla evet. bu denklemi bozdu. ve iktidardan bakıyor. etti AK Parti. Amacı olan AK Parti tamam. iktidardan etti. Şu saatten sonra bunu iyi anlatabilirse ve yolundan şaşmayan kampanya temasının üzerinde de vurguladığı gibi Türkiye'lileşme, Türkiye projeleri AK Parti'nin yoğun olduğu alanlarda e, o alana girmeye gayret gösterirse ve bozan olmazsa bugüne kadar hep bozandı biliyorsunuz. Yani hep arıza çıkaran CHP oldu. Yani toplumda böyle bir algı vardı. Bugün %65'e 35 oldu bu fark. Peki. Yani sağ ve sol ayrımını değerlendirmeye tutmuyor insanlar ama ilk kez öteki taraf yükselmeye başladı Peki. Şimdi, Şimdi e, e, devam edeceğim. E, sizinle bu sefer evet. böyle yapalım. Sinan Bey ile de bitirelim. E, e, buyurun. Siz ne söyleyeceksiniz? Bütün bu koalisyon hesaplamaları e, e, için siz nasıl görüyorsunuz? Siyasi partileri halk nezdinde e, e, halk nezdinde destek bulmalarını sağlayan programlarıdır. Yani bence bugün e, AKP'nin olsun, e, MHP'nin olsun, CHP'nin olsun. Türkiye'nin geleceğinde çok ciddi yenilikler, özgürlükleri öne çıkararak, demokrasiyi daha da ileriye götürerek çok fazla bir şey söyleyeceklerini sanmıyorum. Yani AKP açısından da yani bugün Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül'ün sadece sizli farklılıkları var. Yani mantık itibariyle, ilkeler itibariyle yani AKP'nin sonuçta ikinci insanı. Yani bugüne kadar da Cumhurbaşkanlığı döneminde Taylor Erdoğan'ın e, olumsuzluklarına birebir katılmış bir isim. O Sadece vitrin değişikliği olabilir. E, genelde dünyadaki e, gelişmeye bakıldığında e, sol e, ve e, özgürlüğü, demokrasiyi, doğayı, e, kadın erkek eşitliğini ve e, toplumun bütünü kucaklayan e, programlar e, bugün alıcı buluyor. İspanya bunun örneği, Yunanistan bunun örneği, Avrupa'daki bildiğiniz e, yani sol hareketler, çevre hareketleri bunun örneği. Bu programlara da e, parti mi çok O bir, kapsamda yani bir, önümüzdeki süreçte bir milletvekiline bunu sorm yani milletvekili olacak birine bunu sormak belki garip ama hani milletvekili kimliğiniz daha zaten mazbatanızı evet. almadınız dolayısıyla daha hala e, Alevi e, 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 Birlikleri Federasyonu eski başkanı olarak sorayım şu an için sizce e, bu kırılgal döneme bakıldığında HDP açısından aslında dışarıdan destek verip muhalefet ee, tecrübe etmek daha akıllıca değil mi? Bir şöyle oturması, herkesi kendine daha iyi anlatması açısından daha mı? Yoksa sizce e, doğrudan e, bodoslama atlayıp hani e, yüzme denize atlanarak öğrenir gibi, e, yani buna hep kapasitesi var mı? Bir risk almış olur mu? Hangisini daha nasıl açıklıyorsunuz ben, siz izleyen yani, seçmenlerimize zaten e, şu an <laughs> hayata geçecek e, politikası da e, Halkların Demokratik Partisi'nin e, ilkeleriyle yani bu ülkede her alanda e, ön açıcı olan e, demokrasiye, özgürlüğe, e, kardeşliğe katkı sunan e, hizmetleri e, öne çıkacak. O anlamda da ilkesi olarak bugün e, hiçbir e, diğer partilerle e, yani bir koalisyonda e, bir araya gelme şansı yok. Bu ancak diğer partilerin kendilerini ciddi şekilde değiştirmeleriyle mümkün. Yani bugün sadece Halkların Demokratik Partisi bir kimlik üzerinden var olan bir hareket değil. Örneğin doğanın tahrip edilmesi karşısında yani HES mücadelesi yürüten, doğanın kutsallığını esas alan bir mücadele yürüten bütün çevre hareketleri Halkların Demokratik Partisi içerisinde. Yani bu ülkede ötekileştirilen yani bu ülkenin yaşanılır bir ülke olması mücadelesini yürüten bütün toplumsal dinamikler Halkların Demokratik Partisi içerisinde. Dolayısıyla diğer muhalefet partilerini de aslında şekillendirip onları bir, kimi zaman e, e, itici güç olması açısından devletin, da önemli devletin, olacak. Devletin devletin yani bugüne kadar çok baskıcı, otoriter e, anlayışı karşısında özgürlükleri öne çıkaran, evet. halkı öne çıkaran e, devleti kutsayan değil, halkı kutsayan Peki. Halkın her alanda e, nefes e, almasını ve kendisini ifade etmesini sağlayan, kanalları açan, demokrasi mücadelesi yürüten bir parti işlevinde bugün ve e, önümüzdeki süreçte de bu özelliğiyle e, Halkların Demokratik Partisi e, erken seçimde olsa başka bir şey de olsa bu dinamizmi hiçbir gücünü engelleme şansı yok. E, Türkiye halklarının demokrasiye ihtiyacı var, Türkiye halklarının sosyal devlete ihtiyaç var, Türkiye halklarının zulüm yapan değil, katliam yapan bir devlet değil. E, tamamıyla e, yeni bir dile bir dile yeni bir anlayışa ihtiyacı var evet. ve bu e, halkların demokratik partisinde var. O anlamda halkların demokratik partisi konjektürel bir parti değil. Yani sadece bugün izah edildiği gibi e, ö, ödünç verilen oylarla barajı aşmış bir parti değil. Ben e, aylardır sahadayım. E, yani bu ülkenin e, bütün dinamikleri, bütün toplumsal evet. güçleri e, bir araya geldiler, birlik oluşturdular. O anlamda Türkiye'nin yarınlarına yön verecek. Parti Halkların Demokratik Partisi'dir. Peki Sinan Bey siz nasıl biraz önce hem Koray Çalışkan'ın hem de Faruk Bey'in çizdiği tabloya eklemek ya da çıkarmak ya da sizin açınızdan nasıl gözüküyor? Bu koalisyon nasıl şekillenir? Ee, teşekkür ediyorum. Birincisi şunu ifade edeyim. Milliyetçi Hareket Partisi terörle arasına mesafe koymayan hiçbir oluşumla kardeş olamaz. Onun altını çizeyim bir. Yani bizim için olmazsa olmazdır. Ülkenin birliği bütünlüğünün ne saygı gösterilmesi, <laughs> milli manevi değerlerimize saygı gösterilmesi ve terörle araya mesafe konulması. Bu kim olur olsun, hangi siyasi parti olursa olsun. İkincisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nden daha çok HDP'nin vekil çıkardığı ifade edildi. Daha seçimler sonuçlanmadı. itirazları var Milliyetçi <laughs> Hareket Partisi'nin. Ve ben ümit ediyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin o daha kazanacağı vekillikler var. <laughs> Bir diğer husus, üç dönemlikleri biz hiç konuşmadık. Şimdi hepsi üç hepsi ağır top, bir kısmını Recep Tayyip Erdoğan çok istiyor ve bunların hepsi de elini oğuşturarak erken seçim istiyor. Dolayısıyla da erken seçim ihtimalini ben her zaman güçlü gördüm. Faruk Bey'e de katılıyorum, diğer konuşmacılara da o anlamda katılıyorum. Burada şimdi herkes taktik savaşına girecek. Aslında herkes sonucun seçim olduğunu biliyor. Ama... Top bizim kalemizde kalmasın, e, suçu bizim üzerimizde olmasın savaşına girecek. Bu savaştan galip çıkan erken seçime de o anlamda daha rahat girecek. Son cümle, benim e, milletvekilliğim bittikten sonraki ilk programım olduğu için müsaade ederseniz Iğdır'a, Iğdır halkına, Aralık'a, e, Tuzluca'ya, Karakoy'una, Melekli'ye, bütün halkımıza ben buradan bir sizin vasıtanızla teşekkür etmek istiyorum. O sanıyorum herhangi bir milletvekili yok MHP'den. Maalesef. Yani. Maalesef. Evet. Ama Sinan Bey şunu belirteyim seyircilerimiz de belki hatırlarlar Sinan Bey milletvekili olmadan önce de bizim programlarımızda evet. sık sık evet. yer alıyordu özellikle Kafkaslar üzerine yaptığımız Orta Asya. programlarda Orta Asya evet. üzerine çok sıkça fikirlerini başvuruyorduk arada bir meclis arası verdi o zaman milletvekili olarak konuştu bundan sonra da bir yani akademisyen ben bir strateji, ve TürkSen Başkanı sivil, olarak evet, Türk sen, sen başkanı hem olarak. de sivil toplum örgütünün temsilcisi olarak yine aramızda olacak Şimdi hı hı. yoyo sizin sizden bitirelim isterim e, bütün bu tablolara bakarak bir kere böyle bir erken seçim olursa şu gördüğümüz tabloyu bütün partiler yeniden kazanırlar mı? Yani diyelim ki AK Parti erken seçime gitti ama AK Parti liderini değiştirerek yine bu sonucu alır mı? Diğer partiler mesela HDP bu sonucu yakalayabilir mi? %10 barajın altına düşme riski ortaya çıkar mı o zaman? Yani bir erken seçim durumunda ne gibi bir tablo görürsünüz ve olasılığına siz Faruk Hacar'a katılıyor musunuz? Yani erken seçim olursa baraj sorunu olacağını zannetmiyorum HDP'nin bir daha. Yani %10'u çok rahat geçebileceğini 13 alır mı almaz mı bilmiyorum ama onu geçebileceğini düşünüyorum. Ama erken seçimden önce şöyle bir fırsat penceresi var. Sinan Bey bahsettiği şöyle bir durum olabilir. Herkes evet stratejik oynayacak ama topu ayağına geldiği zaman topu taça atıp erken seçime gitmek yerine şöyle bir fırsatı yakalayabilir herhangi bir parti. Onu golle çevirebilecek bir stratejiyi izlerse o zaman ne erken seçim olur. Yani demek istediğim top ayağına geldiğinde doğru e, kararlar vererek ve desteklerini alarak erken seçime gitmekten sen çünkü erken seçime gitmeye rezistansı olacak genç ve ilk kez seçilen büyük bir milletvekili şey var ve bunlar kim pek konuşmadık ama iki yıllık özlük haklarını almadan seçime Yok, gider mi gitmez mi konusunda diyorum. emin ben değilim yemin yani bunu bir ya. buna gitmeyi Gidecek, götürecek tek şey Cumhurbaşkanı fese etmesi sanırım. Şeyi kurulamaması. Meclisin. Meclisin. O strateji çerçevesinde top bir partinin ayağına geldiğinde onu gole çevirdiği zaman önümüzdeki 4 yıl boyunca hem parlayan bir parti olabilir. Bir fırsat penceresi var. Hem de ülkeyi de cidden kalkınma anlamında geri kaldığımız bu son 5-6 yıldan daha böyle yani %2'ye 3lük büyümeden %5'e 6'ya çıkarttığı anda Belki bir 10 yıllık bir iktidar süresini de kazanmış olabilir. Evet. Yani öyle bir fırsat penceresi var. Erken seçim o anlamda hem evet olabilir ama bir taraftan da öyle bir milletvekili yeni seçilen kaç tane var bilmiyorum özlük hakkı olmayan ve epey bir efor harcadılar, zaman harcadılar, enerji harcadılar. O kadar kolay olmayabilir. Özellikle AK Parti'nin içinde çok var çünkü 3 evet. dönemlikler nedeniyle üç dönem. e, yepyeni Tabii. bir kadroyla geldi. E, Erdem Gül'e bir şey sorayım. Bu üç dönemlikler meselesini Sinan Bey dikkati çekti. Ee, AK Parti cephesinden e, bilmiyorum kulis alabiliyor musunuz? Yani e, e, şimdi tabii herkes daha ya bir erken seçim bir kere üç dönemin tekrar değişmesi gibi bir söz konusu olabilir mi bir durum AK Parti içerisinde bu süreç içinde? E, mesela kongreye doğru giderken. ve Dolayısıyla hani dur şimdi fazla da pek bir ses çıkarmayayım durumu mu var yoksa nasıl görüyorsunuz? Ee... Onlar hakkı kazandı yeniden seçilebilir bir, artık. Bir, dönem, soru bu üç dönem kuralı bu fes olursa erken seçime uygulanacak mı? Yani e, işte geliyordu. onun manasında söylüyorum. Tek, tek Biz, Cumhurbaşkanı... dinleyelim. Buyurun, buyurun nereden bir duymadık pardon bir konuşma oldu. Evet, yekpare değil. Yekpare değil. 70 kişi, 70 kişi civarında bir kısmı Cumhurbaşkanının etrafında yer alacaktır zaten. Ama bir kısmı da partide Genç, yeni parti büyükleri olduğu için mesela Bülent Arınç gibi partinin hakikaten kurucuları falan bu duruma e, üzülerek bakıyorlar. Onların bir e, hesapları var. Evet bu dönem bitti. Üç dönem bitti artık. Dinlenme dönemleri erken seçim olduğunda hukuken kendilerine göre e, milletvekili adayı olabilirler. Ben Abdullah Gül için çok kısa bir şey söyleyeyim. Bence e, AKP'de esas mesele üç dönemlikler değil. Abdullah Gül meselesidir gerçekten de çok risk alan bir siyasetçi değildir hatta siz de bilirsiniz tanıyan gazeteciler bilir Kendinin en, kendisinin en önemli kavramı öngörülebilir olmaktır dolayısıyla zaten araştırmalarda çok yüksek oranda destek çıkmasının bir nedeni de budur ben Davutoğlu'nun seçim yerine hükümet istediğini bu nedenle de hükümet istediğini koalisyon istediğini tahmin ediyorum. Ama Cumhurbaşkanının gönlünde bence daha fazla seçim var. Daha fazla seçim olduğunda da Abdullah Gül'ün önünü çabucak yapıp tıkayacak formüller arayacaktır. Arayacaktır. Peki sadece çok küçük bir soru ama çok hızlı vermeniz evet. gerekiyor. Faruk Bey'e soracağım çok bunu. Dağıtıyorum. <laughs> da çok da atıyorum her çok gecik, evet. çok çok ay vaktim kısıtlı tamam. da o yüzden o manada Mesela. söyledim. <laughs> Şimdi e, hep yap ben de kısa sormaya çalışayım. Evet. Seçim döneminde AK Parti cephesini iyi bilen isimler şöyle dediler. AK Parti seçmeninde hala geçmemiş bir fobi var. Ak parti eğer giderse biz o 28 Şubat öncesine döneriz. Evet. Bütün kazanımlarımız sosyal olarak kazanımlarımız gider. İşte bu ulusalcılar, laikler, neyse modernler bizi yine boğan bir sisteme götürürler. Dolayısıyla ne yapıp edip bizim ak partiyi tutmamız gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir fobi bunun hala geçerli olduğunu düşünüyor musunuz? Dolayısıyla mesela ak partisiz konuşulan koalisyonlar Türkiye'nin istikrarı ve bekası içinde. İyi, yani bir şekilde diğer partilerin AK Parti'yi reforma ederek işin içine çekme yoluna gitmelidirler mi? Yoksa bu AK Parti açısından şu anda çok zor bir seçenek midir? AK Parti seçmeni ne düşünür böyle bir durumda? Ee, Kısa AK bir parti cevap nasıl seçmeni, olacak bilmiyorum. AK Parti seçmeninin e, 90'lar 2000'lerin başındaki gibi e, hatta 2007'ye kadar bu vesayetle tanımlanan e, süre içerisine kadar korkuları vardı e, aynı zamanda karşıt yani mahallenin karşı tarafı olan e, ya da köprünün karşısı olarak tabir edilen tarafta da irtica gelecek korkusu vardı. Ama her iki tarafta da bu son buldu. Yani Ak Partili seçmen artık mecliste, günlük hayatta, artık başörtüsüse simge bunu rahatça kullanabilir düzeyde. Dolayısıyla o korkuların tamamı yok olmuş vaziyette. Bunun üzerine gitmek. Ee, e, e, ve diğer siyasi partilerin de buradaki tutumu mesela burada yine sizin konuğunuzu sanıyorum gürsel tekin'e böyle bir soru sordu, soruldu ee, dedi ki yani bizim öyle bir sorunumuz kalmıyor. Bunu destekledik artık. Ha hayır ben Ama şu başka anda da... korkusu var. Hı. Şimdi ekonomik kazanımlarını kaybetme Şimdi korkusu asıl, var. Aslında şu anda AK Parti seçmeninin geçmişteki o hissettiği mağduriyeti bugün karşı seçmen hissediyor. Şimdi dolayısıyla bunu böyle yorumlamak gerekiyor. Burada bir korku yoktur. AK Parti burada alacağı pozisyonla yani şunu açık ve net vicdani olarak söyleyebilirim. Ben de milli görüş geleneğini savunan bir aileden geliyorum. Ben de bu yapıdan gelen biri olarak şunu ifade edebilirim. Bugün itibariyle İslami referanslar üzerine bina edilen bu AK Parti algısı bugün... Evet sizin de Müslümanlığınızı gördük şeklindeki eleştirilere maruz kalan bir yapıya da kısmen dönüşmüş. Bu eleştiriler homurdanarak artık gündeme gelmeye başlamıştır. Dolayısıyla buradan çıkarım elde etmek. Bu mesajlar işte bu aynı zamanda bunların da mesajıdır. Yani tek bir konuyla kampanya dönemindeki AK Parti'nin belirlediği yanlış adaylar değil. Kampanyada son iki haftada olan tutum değil. Erdoğan sahaya indi adaletsiz davran değil. Bunların bir birikimi var. Tümü ele alarak bir sonuç elde etmek gerekiyor. İşte o yüzden öngörüm benim öngörülerim iyidir. Yani bu anlamda kendimi tevazu davranmayayım. Öngörüm o yüzden böyleydi. Burada bir yumuşamaya ihtiyaç var diye toplumda bir zorunluluk haline getiren sonuçları biz okumaya başladık. Toplumun yarısı zaten AK Parti'ye oy verdiği için yüzde %40'ı. Dolayısıyla bunu zaten görüyoruz. Böyle bir endişe artık ne diğer tarafta ne bu tarafta kalmadı. Ama diğer taraftan yasama başladı. Meclis başkanı var, Sayın Baykal Başkan olacak. Bir AK Partili değil, bir MHP'li, bir HDP'li, bir CHP'li Yüce Divan için o dilekçeyi verecek. Meclisin yüzde 60'ı onları da yüzde güçleriyle Yüce Divan'a gönderecek ve ortalık zaten karışacak. Yani AK Parti'yi şu anda inanılmaz zerzereler bekliyor. AK Parti ile arkadaşlarımızın vermesi gereken karar şu, yargılansınlar, görelim bakalım bu iş nereye gidiyor. Başka Hayır, türlü de... Türkiye toplumundan tekrar aynı teveccühü almaları imkansız. Yasama başladı, hükümete gerek yok. Yasama ile yürütme ayrıdır. Hükümet yürütme. Meclis açıldığı gün kadar çok çok önemli. Meclis açıldığı Meclis Aslında açılacak zaten bu bit. söylediğiniz Yüce Divan oylamasındaki verilen firelerle geliyorum dedi. Aynen. Yani bu, bu çok mesajı çok önemli Sinan Bey. Çok çok önemli. Meclisin açıldığı ilk gün en yaşlı üye sıfatıyla Sayın Baykal Meclis başkanlığını yapacak ve verilecek dilekçelerle Yüce Divan aynı gün başlar. O gün o gün 276 yani tane Yani biz hükümeti, koalisyonu falan bırakıp Yüce Divanı konuşuruz. Acaba o mu görüştüler stratejik bugün. Stratejik olarak Baykaller doğru var. mudur, değil midir? Yani herkesin beklediği aslında o Freedom'da bahsettiğimiz stratejik olarak doğru. AK Parti seçmenlerinin içinde önemli bir kısmı da Yüce Divana gitmemesinin, gönderilmemesinin şey, olarak bir hata o bile, Yani söylüyorum. bu koalisyon görüşmelerinin önünü açıp rahatlatacak bir şey olur mu olmaz Olur mu? ama yani olur. orada karar verici olacak olacak. Evet. Olur. Şimdi bakın ee, ...sadece AK Parti seçmeni içinde değil... ...az önce verdiğim örneğin yanlış anlaşılmaması için... ...oraya özellikle belirtmek istiyorum. Ee, sizin de Müslümanlığınızı gördük tanımı... ...aynı zamanda cemaat yapısının da... ...bir sorumluluğundadır. Yani paralel olarak çıkan... ...ve genel olarak karşı taraftan... ...bu pencereye bakıldığında... ...bu fotoğrafa bakıldığında... ...hepinizi gördük gibi bir genel fotoğraftan söz ediyorum. Dolayısıyla bunlar zarar vermiştir. Bunların toparlanması için vicdanen herkes buradan kendine mesaj almakta. MHP yani MHP'yi bilmiyoruz ama ne dersiniz? Yani yüce divan istiyor? Ee, değil mi? Yani MHP'nin olmaz olmazsa olmazlarından ama bunun için büyük evet. yani, destek veriyorum. Hak yerini bulacaksam, yani yapanın yarına kar kalmayacaksa bu ülkede yani temiz siyaset olacaksa bunların mutlaka yargılanması gerekir. Eee e, Engin e, 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 Engin Bir saniye. Er, Erdem Gül, böyle bir ihtimaden konuşuluyor mu şu anda Ankara'da? Yani hemen meclis başkanı seçilir, seçilmez. Daha doğrusu meclis başkanı seçilmez. Değil. Çünkü Sayın Deniz Baykal en yaşlı üye sıfatıyla meclis başkanı olacak, değil mi? Hemen önüne gelebilir mi böyle bir üç partinin anlaşmasıyla evet. Yüce Divan kararı? Bu konuşulmaya başlandı mı Ankara'da? Şöyle bu bugün de e, Mersin CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın bir demeci var. E, meclise gelir gelmez böyle bir teklifte bulunmak istiyorum. Yüce Divan e, yolunda diye bir şey var. E, şöyle bir şey e, olabilir, mümkündür. O iç tüzük kurallarına çok hakim değilim. Sinan Bey biraz daha hakim. Şöyle tartışmalar çıkar. E, AKP iç tüzüğe aykırıdır. Henüz iktidar oluşmadı. Henüz gu, komisyonlar oluşmadı filan gibi meselelerle Bunlar usul açısından. ama biraz komisyonlar eder. diye ama ilgili bu tartışma komisyon da aşılır yani. hemen. hemen. aşılır. Komisyonlarda şu anda AK Parti'nin çoğunluğu Evet ama... Hı. Evet. Buyurun. O tartışma bitti. Evet tabii hemen tabii ki ama siyasi bir tartışmaya dönüşür zaten. Ha. AK Parti orada Zaten kaybede. siyasi bir tartışmaya dönüşür. Evet. Yani o, evet. O, o da bir genel bir kriz. Tekrar bir kriz, şey, Tekrar yani. bir kriz evet. ortamı oluştu. Dolayısıyla... Kriz değil. Kriz değil. Evet, AK Parti gelmiyor. için kriz, kriz. Recep Tayyip Erdoğan için evet. bir kriz. Hiç Türkiye toplumu bunu istiyor. Aynı. 700 bin liralık saatle sen nasıl çıkıyorsun bu milletin? Bir lokma bir hırka dedin. Geleceksin diyor. Bu evet. kadar basit. Yani artık Türkiye toplumu bu e, şaibenin ortadan kalkmasını istiyor. Evet. AK Parti'nin namuslu tertemiz milletvekilleri de aynı şeyi istiyor. İlk olacak şey... Bu milli iradenin tecelli ettiği yeni mecliste yüzde 60 değil yüzde 80 ile bu dört kişi Yüce divana gidecek. Çok basit. Bundan da Davutoğlu da yani Davutoğlu başkanlıkta Ak Parti'de bir miktar rahatlama hissedebilir. Diyorsunuz. Mutlaka ben öyle düşünüyorum. Seçim öncesinde yaptığımız sizinle son programda şunu söylemiştim yani bu seçimlerden hayır çıkacak inşallah demiştim. Halen bu seçimlerden hayır çıktığını düşünüyorum hepimize. Yani şer gibi görünebilir kimilerine ama. Şerrin hayra dönüşeceğine ben inanıyorum. İnşallah hayırlısı olsun. Peki e, bitiriyoruz. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Ondan sonra e, dönüşte bilmiyorum sözü kalanlara belki son birer cümle verebilirim ama e, kısa bir ara verelim. Bizden ayrılmayın. Birazdan birlikteyiz. Ne oluyor da? Bütün partilerin e, ne yapabileceğine dair fikirleri paylaştık. Umarım yol gösterici olmuştur. Kafanızdaki soru işaretlerini giderebilmiştir ya da daha yenilerini çıkarmıştır. Ama durum böyle. Bütün herkese çok teşekkür ediyorum geldiğiniz, katıldığınız için. Size yeni dönemde başarılar diliyorum. Size milletvekili olarak başarılar diliyorum. E, bu araştırma yapan çağdaşlarıne ve koray çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. İksara e, bu çalışmasına eminim sosyal medya ve diğer medyada da paylaşacağım. Ama sandık çıkış sonuçları araştırması Yarın son derece Cumhuriyet önemliydi. Cumhuriyet gazetesinde tam sayfa çıkıyor. çıkıyor. Onu, Erdem Gül'e çok teşekkür yani. ediyorum. Bize Ankara kulislerini anlattı. Ankara temsilcilerin bu dönemde işi çok zor olacak. Biliyoruz bu koalisyon görüşmeleri nasıl yoğun geçer. Ve Faruk Acar'ı bir kere daha seçim sonuçları için de tebrik ediyoruz. Bundan sonra da birlikte olmaya devam edeceğiz. Sizlere de sorularınız ve yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için iyi akşamlar efendim.